Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz, bugünkü canlı yayın konumuz yazmak üzerine olacak. Yazarmış gibi okumak üstüne olacak ki ne demek istediğimi daha detaylı anlatacağım sizlere. Yani yazarmış gibi okumak nasıl oluyor? Nasıl bizler sanki yazar bizmişiz gibi okuyabiliyoruz? Onu da bahsedeceğim ama tabii ki öncelikle yani ilk kısımda yazmak üstüne ben neler düşünüyorum? Nasıl yazmaya başladım? Nasıl bu yazma fikri bana nereden geldi? Ben yazmayla nereden buluştum gibi birçok konuyu paylaşacağım sizlere ki bazı yazarlardan anekdotlar da vereceğim. Yani benim çeşitli okuma grupları sayesinde söyleşilerinde bulunduğum, bazı söyleşilerde kendim moderatörlük yaptığım, birebir tanıdığım yazarlar veya sohbetlerine katıldığım yazarlar üzerinden de sizlere çeşitli anekdotları da bugün anlatacağım ki o anekdotların ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle pandemi sürecinde de çok sayıda seminere, sohbete katılma şansına eriştim bu dönemde. Ki pandemiden önce de öyle bir yoğun bir aktivite dönemim vardı yazarlarla ilgili olarak. Bu sayede bu şekilde de yani bu yazarlarla ilgili konulardan da sizlere bahsedeceğim. Gelen arkadaşlarıma hepinize iyi akşamlar diliyorum bu arada. Hoş geldiniz hepiniz. Şimdi ben önce bir yazmak üzerine olan fikirlerimden, yazma ile ilgili düşüncelerimden biraz bahsedeyim. Ondan sonra dediğim gibi bu yayının ikinci bölümünde bu sefer yazarmış gibi okumak üstüne iyi konuşacağız. Tahmin ediyorum 2,5-3 saatlik bir canlı yayın olacak her zaman olduğu gibi. Eğer teknik bir aksaklık, bir sıkıntı olmazsa benim planım 2,5-3 saat civarında bir canlı yayın yapmak. Çünkü iş yazmak üzerine olunca benim konuşasım geliyor. Okumak zaten 15 yıldır aralıksız. Ben okuyorum. Eminim ki sizler de hep yıllardır okuyorsunuz. Birçok kitap okudunuz. Birçok yazarı okudunuz. Birçok yazardan imzalı kitabınız var kütüphanenizde. Keza bende de aynı şekilde. Bütün bunları konuşacağız. Yazı atölyelerinden de bahsedeceğim. Tabii yazı atölyeleri çok önemli. Benim hayatımda da çok önemli oldu. Yani ben işte 22 yaşında gerçek manada okumaya başladığımı düşünürsem ki yazmaya da başlama dönemim herhalde 18-20 yaşlar dönemindeydi, bir şeyler yazmaya başladığım dönem. Ama ne yazdığımı da çok bilmiyordum. Yani şiir yazan, işte şiirimsi tarzı bir şeyler yazan birisiydim. Sonra bir gün bu yazma üstüne düşünmeye başladım. Okuyorum, çok da severek kitap okuyorum ama yani bu yazma ile ilgili bir içinde bir duygu var. Adnan Bey merhabalar bu arada. Arkadaşlar Adnan Gerger yayında değerli yazarımız. Benim de çok sevdiğim bir yazardır kendisi. Ses ve Sus diye harika bir romanı vardır. Çok tavsiye ederim o romanı. Benim için de çok özel bir romandır. Adnan Gerger'de bahsedeceğim. O anekdotlardan bahsedeceğim. Yazarlardan bir tanesi ki benim en sevdiklerim arasındadır kendisi. Ondan da bolca bahsedeceğim bugün. Ki onun da harika bir röportajı var. Yeni bir röportaj vermiş. O röportajı da ben toplu kısmına göndereceğim. Oradan da faydalanmanızı diliyorum. Çünkü bu yazarların röportajları, yazma üzerine fikirleri çok önemli. Hem öyle kitaplar da var biliyorsunuz yazarların yazma üzerine kitapları. Hem de onların o fikirleri röportajlarla, yazılarla olan fikirleri çok önemsediğim bir durum. Bunu da sizin topluluk kısmına dediğim gibi yayından sonra yani yarın gönderiyor olacağım sizlere. Şimdi işte yaş 27, bir şeyler arıyorum yani ne yapsam ne etsem ve sonra işte Mario Lewy'nin yazı yaratım atölyesini buldum Kadıköy'de. Mario Lewy de Moda'da oturur bu arada. Çok sevdiğim bir yazardır o da. Ondan da bahsetmiş olayım. İyi akşamlar arkadaşlar. Gelenlere herkese hoş geldiniz diyorum. Ve ben işte hiçbir şey yapamayan, bilemeyen birisiyken Mario Lewy sayesinde öykü nedir'i anlayıp öykü yazabilen birisine dönüştüm atölye sonrasında. Yazdığım öykülerde işte o zaman çeşitli edebiyat dergilerinde yayınlandı. Ama ben kendi hayat şartları nedeniyle yazmaya ara verdim. Ama yaklaşık bir 3 yıldır tekrar yazma üstüne düşünmeye başladım. Bin kitapta işte kütüphanecilik dönemim başladı. Sonra moderatör oldum. Yine edebiyatla, kitaplarla daha haşır neşir olmaya başladım. Bu sefer okuma gruplarına taktım. Okuma gruplarına başladım. İşte bin kitabın okuma grupları, İstanbul, Bursa, Doğum Kişot, Kitap Ağacı, Kitap ile Sohbet, işte Kitap Yoldaşları, Adnan Gergeli. Mesela Kitap Yoldaşları grubundan tanışmıştım. Yani oradaki söyleşi sayesinde tanımıştım Adnan Bey'i. Yani böyle birçok gruba dahil olmaya başladım ve daha çok bunun üstüne kafa yormaya başladım. İşte yazdığım incelemeler, yani bir kitapta kitaplar üzerine incelemeler yazarız, kendi yorumlarımızı yazarız.
daha böyle kurgusal olmaya başladı bir anda ve ben tekrar yazmayla buluştum. Tekrar öykü yazma sürecim başladı. Tekrar işte kendimce üretmeye başladım. Ve sonra bir defa daha Mario Levy ile buluştum. Bu sefer ileri seviye tabii ki. İleri seviyede bir Mario Levy'den bir kez daha bir yazı eğitimi ve üzerine artık işin teorik kısmına üstüne de düşünen birisi noktasındayım. Yani işin kuramsal kısmına, yani bu yazma edimi nasıl oluyor üstüne de düşünen, yazarlar bunu nasıl yapıyor üstüne de düşünen bir hale dönüştüm. O yüzden bugün bu yayını o yüzden yapmak istedim sizlere. Bu arada konulu yaptım, son yayın diyebilirim. Bundan sonra ya inşallah olur, ben becerebilirim. Tuku Herrera'yla ve Adem'le Bin Kitap'tan bir toplumcu gerçekçilik canlı yayını yapmak istiyorum. Beceremezsem Ömer'in kanalında yine yaparız. Ömer Gezen'in kanalında o canlı yayını yaparız. Tuko'yla ve Adem'le birlikte. Ama umarım becerim bu kanalda olur. Artık kanalda bir misafir alabilme noktasına gelirim. Ama dediğim gibi bundan sonra hani konulu değil canlı yayınlar genel edebiyat sohbetinin devamları şeklinde ilerleyecek. Yani sizlerin de daha çok soru cevapla ilerleyen noktaya dönüşecek. Şimdi Talha arkadaşımız, kitap kahve arkadaşımız bir yorumunu yazmış. Umberto Eco'nun yazım tarzı şuymuş: İlk önce evreni kurgula, ardından anlatacağın konuyu son olarak yaz. Şimdi arkadaşlar, yazarların, güzel bir noktaya değindin, iki tip yazar olduğunu söylüyor Orhan Pamuk Saf ve Düşünceli Romancı kitabında. Bir saf yazarlar, bir de düşünceli yazarlar. Saf yazarlar, yani sat yeteneğiyle yazan, gerçi bütün yazarlar bir yetenekle yazıyorlar. Barış Şinçin'in çok güzel bir lafı vardır bu noktada. Yazmak %5 yetenek, %95 okumaktır. Önce okumak gerekiyor. Yani okudukça yazma yeteneğiniz de ortaya çıkıyor. Ama o %5 yeteneğe sahip olduğumuzu varsayalım. Ve o %5 yeteneğe sahipsek iki tip yazar var arkadaşlar. Birincisi saf yazarlar. Saf yazarlar şöyle oluyor: o yeteneksi kendi içinde haiz ve bilgisayarın başına geçtiğince, defterin başına geçtiğince, kağıt kalemin başına geçtiğince o gelen ilhamla, ilham tabii çok daha önceden geliyor, o an gelmiyor ama gelen bir ilham var. O ilhamın da etkisiyle kafasında zaten belli bir düşünce aktarım söz konusu ama çok plana, programa bağlı olmadan yazan bir yazarlar var. Mesela benim tanıdığım, aklıma gelen söyleşilerden Gamze Arslan bu tarz bir yazar. Hakan Günday bu tarz bir yazar. Yani kafalarında bir tabii taslak var, bir düşünce var ama bir şeyler içlerinde birikiyor, birikiyor, birikiyor ve bir anda trans haline yazmaya başlıyor bu yazarlar. Bir böyle bir yazar kitlesi var. Bir de bende de olan düşünceli yazar kitlesi. Yani kurgulayarak yazan kitle. Mesela bana bir öykü her şeyle geliyor arkadaşlar. Öykünün başlığı, öykünün ilk cümlesi, başı, ortası, sonu, finali, her şey geliyor. Ben bunu günlerce zihnimde kurguluyorum, kurguluyorum, kurguluyorum. Sonra kağıdın başına geçiyorum, yani bilgisayar başına geçiyorum. Yazmaya başlıyorum, yazdıkça düzeltiyorum. Ve bu şekilde, yani ilk de gelenlere genelde sadık olarak bitiren bir öykücüyüm. Ama mesela Jack London'ın sözü vardı. Jack London der ki öyküyü bir solukta bitirin. Yani tek seferde masaya oturun, yazın bitirin. O öyle yaparmış. Ben mesela öyle bir öykücü değilim. Benim öyküm bazen bir haftada sürer, iki haftada sürer yazması. Çünkü ben onu adım adım, paragraf paragraf kurgularım. Ne kadar aklımda olsa da, hani her şey aklımda yazılı olsa da onu paragraf paragraf kurgularım. Düzelte düzelte kurgularım. Öyle bir düzelte yazarım ki en son metin bittiğinde, tabii ki sonra da bir düzeltmeler yapıyorsunuz ama yani çok az düzeltecek noktaya gelmiş, çok rafine bir metne dönüşüyor. Benim yazım tarzım bu şekilde en azından. Ama dediğim gibi yani işte bu düşünceli, çok kurgulayan, kafada her şeyi kurgulayan, her şeyi planlayan yazar tipi de var. Saf yetenekle yazan yazar tipi de var. Bunların ikisi de yetenekli, yani biri yeteneksiz biri yetenekli demiyorum burada. Bu tamamen yazım tarzı farklılığı. Yani burada düşünce geliş farklılığı var. Bir de arkadaşlar şunu en azından yazma için söylüyorum. Diğer sanat dallarında nasıldır bilemiyorum ama yazma için şu yok arkadaşlar: evet, bana bir ilham geldi bir yerden, ben yazmaya başladım. Böyle bir şey yok. Siz bir olaydan, bir nedenden dolayı, çok küçük bir olaydan etkileniyorsunuz. Ve zihniniz bunu, ben de en azından öyle oluyor, kurgulamaya başlıyor. Ve bu zihnin kurgulaması sonucunda yazma eylemine geçiyorsunuz. Yani
bir anda geldi hemen yazdım değil. O bir zihin bir kurguluyor. İster bunu önceden notlar alın ki ben not alarak yapıyorum. İster önceden notunu alın, istersen not almayın. Kağıt başındayken devam edin. Fark etmez. Yani öncelikle bir ilham geliyor. O ilham biz görüyorsunuz, bir gözlem var yani, bir şey var. Bir yeri gözlemliyorsunuz. Bir şey sizi etkiliyor. Bu ne etkilediğini bilemem. Aynen Sinan Özer arkadaşım tohum gibi demiş. Aynen tohum gibi. Bir tohum içinize atılıyor. O dayanamıyorsun. O seni böyle rahatsız ediyor. Öyle bir şey ki rahatsız oluyorsun. Ve günlerce üstünde, yani en azından bende öyle oluyor. Günlerce üstünde düşünüyorum. Notlarımı alıyorum. Bazı yerleri çıkarım, bazı yerleri ekliyorum. Ve en sonunda o benim işte bilgisayar başına geçtiğimde yazma sürecim. Orası da inanılmaz sancılı bir süreç bu arada. Yani çok sancılı bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Hakikaten çok enteresan bir süreç. Öyle hani yazı masasına geçtim. Ay ne kadar güzel. İşte öykü yazmak harika, roman yazmak tabii ki harika bir eylem de o kadar kolay olmuyor yani. İnanılmaz sancı çekiyorsunuz arkadaşlar. Böyle doğum sancısı gibi yani. O masaya oturmak o kadar zor ki. Yani masadan günlerce kaçtığımı bilirim. Günlerce. Yani hatta bir atölye vardı, öykü atölyesi Mimim Sanat'ta, hatırlıyorum şimdi. Yazı masasından kaçmak diye. Atölyenin adı bu. Yazı masasından kaçmak. Hakikaten bütün yazarlarda olan bir şeydir. O yazı masasından kaçma hali vardı. Ne zaman bu biter? Tabii artık çok deneyimli bir yazar olduktan sonra, işte Adnan Bey gibi, yani yıllarca bir sürü roman yazmışsınız, bir sürü kitaplar yazmışsınız. Artık belli bir noktadan sonra evet yani bir şeyler oturduğu için işte günde şu kadar sayfa yazabilir hale geliyorsunuz. Artık o duyguyu atlatmış oluyorsunuz. Ama benim gibiler için en azından o hala mücadele hali çokça var. Birçok ilk kitabını çıkarmış arkadaşım var. Bana kitaplarını gönderiyorlar. İşte son okuma istiyorlar. Bazen yayınlanmadan önce, bazen metin yazılırken bana gönderiyorlar. Okuma yapıyorlar. Onlarda da aynı duyguyu biliyorum yani. Onlarda da aynı problem var. Bu genel ortak bir sorun. O yazı masasından kaçmak. Siz de kaçıyorsanız korkmayın arkadaşlar. Yani bu yazı masasından kaçma hali yazarların önemli bir kısmında var. Anca dediğim gibi yazar artık belli bir deneyim kazandıktan sonra bu atlatılan bir duygu. Onu söyleyebilirim. Ayşe okumak nasıl his biliyorum da yazmak nasıl bir his tatmadım demiş. Yani çok güzel bir his. Bitirdikten sonra özellikle. Yani yazarken bazen tabii yazdığım şeylere çok gülüyorum. O beni mutlu ediyor gülerek yazdığım metin, ama bazen hakikaten bir deli karakteri tasarlıyorum. Ve ben de onun ruhuna hiç giriyorum o an. Bazen hakikaten bir caniyi tasarlıyorum ve o caniyi tasarlarken onun yaptığı eylem aklında. Şimdi onu kurguluyorsun, onu yazıyorsun. Bu tabii ki o ruh hali çok da mutlu bir ruh hali olmuyor doğal olarak. Yani bir gün size şunu anlatayım. Bir öykümü yazarken, son öykülerimden bir tanesini, balkonda oturuyoruz yaz aylarında. Aldım terlikleri, korkulukların üstünde yürütüyorum elimle. Annem dedi, oğlum ne yapıyorsun yani? Ne yapıyorsun? Yani yaptığın nedir? Anne dedim, bir şey geldi, bir öykü geldi kafamda. Onun finalin sonu bu yani. Hakikaten de ben böyle bir sonu yazdım. Öyle bir öykü yazdım. Finalinde karakter yukarı çıkıyor, korkuluğun üstüne çıkıyor. Ve orada yürüyor. Yani oradaki düşüncem, acaba düşer mi düşmez mi? Onu düşünerek bunu yaptım. Yani böyle çok enteresan noktalardan geliyor öykü size. Yani roman içinde bu tabii ki. Yani fikir çok ilginç bir noktadan geliyor. Yani geçen bir arkadaşıma bir tanım yaparken dedim ki modern soslu postmodern makarna gibiyim dedim. Yani şu kelime, modern soslu postmodern makarna gibiyim dedim. Ertesi gün modern soslu postmodern makarna diye öykü yazdım. İçinde yemek tarifi var öykünün. Böyle garip bir öykü yani. Oluyor. Şimdi Adnan Bey demiş ki kesinlikle ama disiplini bırakmamak gerekiyor. Yani evet. Yani o birçok yazarın, ki Adnan Bey de buna bana katılacaktır mutlaka. İşte Feridun Anlaç'ın da birçok yazarın dediği şudur. Her gün yazın. Ne yazarsanız yazın. Yani bir romana başladınız, romana devam etmek de değil bu konu. Mutlaka bir şeyler yazın arkadaşlar. Her gün. O bir yazma disiplindir. Yani bu bir işte kitap incelemesi yazısı, bir inceleme yazısı olur. İşte bir o an aklınıza gelen işte bir düz yazı şiirimsi bir şey olur. Ufacık bir kurgu olur. Bambaşka bir şey olur. Onları yazmak, not almak, hiçbir şey yapamıyorsanız, Feridun Anlaç bu sözü çok güzeldir. Hiçbir şey yapamıyorsanız yazdıklarınızı okuyun der Feridun Anlaç.
Yani yazdıklarınızı okuyun, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ben her gün mutlaka illa bir şeyler yazarım. İlla bir şey yazamazsam da illa bir şeyler kendimden de yazdıklarımdan da okurum ki o yazma kurmaca halinden kaçmayayım. Çünkü yazarların da okurlar bunu zaten daha çok yapıyordu. Yazarların da böyle bir durumu var. Kaçmak için kitaplara sığınıyoruz. Yani kitap okuyarak, hani dedim ya %95 kitap okumak çok önemli. İşte en önemli şey okumak. Evet, okuyarak kaçmaya. Şu kitap da var, bunu da okuyayım ben. Şurada da şu anlatım tekniği var falan filan. Niye hani hemen, ya da şu eleştiri kitabı var, yeni aldım, hani onu da okuyayım bakayım hangi eleştiri tekniklerini anlatmış falan. Hemen bir kaçma hali vardır. Ama biz bu kaçma halinden kurtulmanın yolu her gün yazmak. Ve her günde yazdıklarını okumak, bu kaçma halini, atlanmayın dediği o disipline etmeyi bizlere sağlıyor kesinlikle. Talha Bertrand Russell'dan bir şey demiş. Kötü roman yazmanın zevkini de alın demiş Bertrand Russell. Çok güzel bir cümle. Yani evet, kötüyü de yazmanın zevkini almak lazım. Yani her yazdığımız öykü muhteşem çıkmıyor. Bazen gerçekten oh, öyküyü sevmiyorsun veya yazdığın romanın bir bölümünden yeterince hoşlanmıyorsun. Onu da yazmak lazım ki daha iyisine gidesin. Yazmadan gidemezsiniz arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Tabii ki çok özel yazarlar. Oğuz Atay, Yusuf Atılgan, İhsan Oktayanlar daha ilk yazdıklarından muazzam işler çıkarmışlar ama yani bu iş yazdıkça oluyor. Birçok yazarda görüyoruz. Yani ilk romanı bize o kadar tatmin etmiyor ama 3. 4. romanı çok tatmin ediyor. Yani yazdıkça oluyor ki bunu benim sohbet ettiğim, konuşma şansına eriştiğim, söyleşi yaptığım yazarların da temel söylemi budur. Ki Adnan Ger geldi işte söyleşisinde söylüyor bunu. Yani o sürekli düşünme hali, yazmakla düşünme. Yani yazmayla düşünme derken mesela bir edebiyat eleştirisi kitabı okumak da bu düşünme eyleminin bir parçası arkadaşlar. Yani nasıl yazılıyor o? Düşünmek de bu işin parçası. Sadece evet roman okuyacağız, öykü okuyacağız. Bunlar çok değerli. Oradaki teknikleri göreceğiz, biçimleri göreceğiz ama sadece bundan ibaret değil. Eleştiri kitapları, inceleme kitapları çok kıymetli, çok değerli. Bize bir şeyleri daha iyi anlatmak için, daha iyi anlamamızı sağlamak için çok kıymetlidir. Bunları söyleyebilirim. Çağrı arkadaşımızın bir yazdığı bir şey var. Onu okumak istiyorum. İnsan aklına çok enteresan fikirler gelebilir. Duş sırasında insan aklına çok enteresan fikirler gelebilir. O yüzden kağıt kalemle girin diyordu. Komik gönül ama bilemiyorum. Komik değil, gerçek. Çağır arkadaşım. Yani duşta, neden duş? Su akıyor başınızdan. O an kafanız, ben şöyle yaparım hatta. Çok ilginç gelecek ama size söyleyeyim. Şimdi bir şeyler geliyor ama öykü beni zorluyor. Yani tam oturtturamıyorum bir şeyleri. Ve biraz coşmam lazım. Yani kendimi sınırlarımdan, zihnimi sınırından koparmam lazım. Olduğu anda duşa giriyorum. Duşa giriyorum. 10-15 dakika, yarım saat, bir saat fark etmez. O suyun altında, sadece suyun altında, başka hiçbir şey yok. Suyun altında metni düşünüyorum. Ve inanılmaz şeyler geliyor. Aklınız durun arkadaşlar. Saçımı kurutmadan not aldığımı bilirim telefona. Yani daha saçımı kurutmadan telefonun zaten duşluğun yakınında bir yerde durur. Ben de öyle. Alırım o telefonu, ona not almaya başlarım yani. Sular damlar üstüne yani telefonun. Çünkü hakikaten geliyor. Bu bir gerçek. Yani komik gibi, evet arkadaşımızın paylaştığı anekdot çok komik gibi ama değil. Gerçek. Çünkü neden? Oradan su akarken siz zihninizde o an meşgul olduğunuz şeyi düşünmeye başlıyorsunuz. Ve zihniniz gerçeklik imgesinden bir anda kopmaya başlıyor. Ve benim mesela o bilinç, yazdığım bilinç akış öykülerinin önemli bir kısmı duşta gelen o cümle ilhamlarındandır. Onu söyleyebilirim. Atiye arkadaşımız şunu demiş. Teknik bilmeden sadece içimizden gelen şekilde yazarak da iyi yazar olabilir miyiz? Yani sizce teknik olmazsa olmaz mıdır? Yani teknik bilmeden de yazmış o saf dediğim yazarlar oldu zaman içerisinde. Yani 20 yaşında, 22 yaşında, 18 yaşında, 15 yaşında. Yani Virginia Woolf ilk yazısını 14 yaşında yazmış hatırlamıyorsam. Ama teknik bilmek iyidir arkadaşlar. Yani neden bir şeyin kuralını bilmeden yapayım ki? Hani bugünün çağında özellikle. Hani 19. yüzyılda erişmek zordu bir şeylere. 20. yüzyılın başlarında savaşlar vardı, farklı şeyler var. Bugün her şeye erişiyoruz. Bir zahmet bilelim artık. Bu kanalda bunun için var zaten. Bir şeyleri bilelim. O bilmekte fayda var yani. Teknik bilmekte. Tabii ki bütün teknikleri bilip bütün ben eleştiri kuramsal kitapları okuyayım. Öyle yaparsan da yazamazsın bu sefer. Şimdi yazacaksın da. Sadece teknik bilmek değil. Yani bilinç akışının ne olduğunu bil. Bilinç akışı örneğinde yazılmış
öyküleri, romanları bil ama bilinç akışını çok seviyorsan, sana uygun olduğunu, o üslubun sana uygun olduğunu düşünüyorsan bir zahmet git yaz. Yazmamazlık etme yani. Onu söyleyeyim. Taha bir şey yazmış. Bence salt edebiyat romanda olursa okur tatmini olmuyor. Yetersiz geliyor. Edebiyat bir yemek tarifi ise psikoloji, felsefe, sosyoloji, tarih gibi baharatlar da gerekmez mi? Gerekir tabii ki. Yani senin sosyoloji bilmem, psikoloji bilmem. Zaten yazma eylemi direkt gözlemden oluşan bir şey. İnsanların duygularını gözlemliyorsun. İnsanların ne yaptığını gözlemliyorsun. Gözün böyle çalışıyor. Benim çocukluğumdan beri gözlerim böyle çalışıyor. Yazmadan önce de böyleydi. Yetenekse bu yetenek kısmı işte. Ve bu şekilde çalıştığı için, zihin buna alıştığı için, sürekli gözlem yapmaya çalıştığı için tabii ki psikoloji de merak ediyorsunuz. Ben mesela şu an sosyoloji okuyorum arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi'nde açık öğretimden 3. üniversitem bu arada sosyoloji okuyorum. Yani 37 yaşındayım. Bir tane lisans, bir tane yüksek lisans var elimde diploma. Neden üçüncüye uğraşayım? İşte nedeni var. Hepsinin bir nedeni var. Tabii tarih de bileceksin. Sosyoloji de bileceksin. Psikoloji de bileceksin. Hadi hemen anekdot ekleyeyim. Hakan Akdoğan. Hakan Akdoğan derin okuma atölyelerinde hep şunu der. Derin okuma sosyolojiyle, psikolojiyle, tarihle bir araya getirerek okumaktır. Yani bir metni sadece öyle okumak değildir. Alt metinlerde ne var? Alt metindekiler nerelere işaret ediyor? Ya bakmaktır derin okuma. O yüzden tabii ki tarih önemli, tabii ki sosyoloji önemli, tabii ki psikoloji önemli, felsefe önemli, felsefe her şeyin atası. Biliyorsun felsefe olmadan olmaz. Her şey felsefeyle başlıyor. Uğur arkadaşımız iyi akşamlar demiş. Çok teşekkürler. Uğur Karabürün de bu arada arkadaşlar kanalı var. Uğur'un hatta bugün canlı yayını vardı. 8'de başlayan. Benim yayına denk gelen. Katıldığı için çok teşekkür ediyorum bu arada ona da. Tahsin arkadaşım iyi yayınlar demiş. İlk defa kanal yayınıma katılıyormuş. Hoş geldiniz geldiğiniz için. Teoman Duralı sosyolojik gereksiz bulduğunu söylemiş felsefe. Teoman Duralı TRT 2'de de değerli bir yayın yapan, felsefe sohbetleri yapan gayet böyle yetkin 73 yaşında yanlış hatırlamıyorsam Teoman Duralı Hoca. Çok iyi bir felsefeci, filozof. Ama sosyoloji gereksiz demiş. Onun gereksiz görme hali sosyolojinin de çok aslında çok da uzun olmayan tıpkı psikoloji gibi bir bilim dalı olmasından kaynaklı ama evet, felsefe hepsinin anasıdır ama sosyoloji de psikoloji de bence çok gerekli bilim dalları. Bunlara atlamamakta fayda var arkadaşlar. Evet, yani kendi açısından baktığımda gereksiz gibi görebilir. Çünkü felsefe hepsini birleştiren unsur. Hani ben diyorum edebiyat çatıdır. Felsefe de bir çatı. Ama felsefeye de sosyolojiye de ihtiyacımız var arkadaşlar. Sosyoloji önemli bir bilim dalı. Toplumları gözlemlemek için çok kıymetli bir bilim dalı onu söyleyebilirim. Atladığım bir soru var mı diye bakıyorum. Sanırım atlamadım. Gelelim ben birazcık şimdi sizlere yazar anekdotlarından bahsedeyim. Çünkü o anekdotların bugünkü sohbetimize önemli olduğunu düşünüyorum. Yani benim hayatıma dokunan çok sayıda yazar oldu arkadaşlar. İşte dediğim gibi hem okuma grupları, işte Kitap Ağacı grubu olsun, kitap ile sohbet grubu olsun. İşte Adnan Ger geldi, ben Kitap Yoldaşları grubu sayesinde katılmıştım. Yani tanışmıştım. Şimdi şöyle bir hayal edin. Kadıköy'de bir kafedeyiz. Sadece 10 kişiyiz. Kitap Yoldaşları küçük bir gruptu. Bugün de maalesef hayatın devam etmiyor. Sadece 10 kişiyiz. Ben daha önce Adnan Ger'i sadece gazeteci olarak biliyorum. Hiçbir edebi romanını, eserini okumamışım. Ama şunu biliyorum kendisiyle ilgili. Faal, Meçhul, Öfke adlı romanı Yunus Nadi ödülünü almış. Yunus Nadi çok kıymetli bir ödül. Yani bir kitap Yunus Nadi alıyorsa o yazar bir bakmak lazım. Sonra da Ses ve Sus'un yayınlandığı dönem yıl 2018 Dil Derneği'nden onur ödülü almış. Şimdi bir yazar Dil Derneği'nden niye onur ödülü alır? Düşündüğünüzde. Yani demek ki bu yazarın Türkçesi çok iyi arkadaşlar. Çok iyi anlatıyor demek ki. Evet, Adnan Gergel. Ben Ses ve Sus tabii okuma gruplarının şöyle bir güzelliği vardır. O bir böyle söyleşi değildir. Oradaki söyleşiler. Siz kitabı okursunuz, kitabı bilirsiniz, yazarı tanırsınız ve orada kitabın üzerinden bir konuşma geçer. Ben Ses ve Sus'u okudum. Daha birinci sayfadan. Öyle hani kitabın sonları falan. Birinci sayfadan kitaba hayran kaldım. Yani benim için o kitap daha birinci sayfadan ondu. Mario Lüdevi şöyle der. Ben bir kitabın iyi olup olmadığı ilk sayfada anlarım der. Onun tabii çok yetkinliği ama hakikaten hani o ilk sayfadan beni o kitap
Tamam dedim, ben bu kitabı okurum. Kitapta çok ciddi bir masalsı anlatım var. Tipik bir Yaşar Kemal anlatım, ama Yaşar Kemal'in anlatımından da farklı. Çünkü mesel. Doğu'da biliyorsunuz meseller vardır yani. O sözlü geleneğimizdir. O mesel anlatımı var metnin içinde, muazzam. Toplumsal olayları anlatan, ki özellikle 90'lı yıllar, bu Beyaz Soroslar falan, biliyorsunuz. Bilen arkadaşlarımız, benim kuşağım biliyordur en azından. Oradan da bahsediyor. Yani zamanında gerçekleşmiş tarihi toplumsal sorunlardan, sıkıntılardan da bahsediyor metin. Yani bir gerçekliği de var. Dil çarptı zaten beni. Muazzam bir dil akıyor, gidiyor yani. Ama sadece akıp gitmiyor. Yani her seferinde kafama vuruyor. Anlatıcılar değişiyor bölümler arasında. Yani farklı anlatıcılar var, çoklu anlatıcılar var. O zaman ben böyle çoklu anlatıcıya falan bu kadar hakim değildim. Şimdiki kadar hakim de değildim. Ve kitabı okudum, kitaba hayran kaldım. İşte Adnan Gerger karşımızda. 10 kişi zaten, çok küçük bir grubuz. Adnan Gerger anlatmaya başladı. İşte biz arada soru soruyoruz falan. O kadar güzel anlatıyor ki. Kitabını anlatmıyor ama. Ha, o kadar güzel, oradaki meseleleri o kadar iyi anlıyor ki. Yani bir yazarla karşı karşıya gelmenin güzelliği burada. Ve ben tabii ki Adnan Gerger'e orada hayran kaldım. Yazdıklarına da, kendisine de anlattıklarına da. Ve bana çok işte Ses ve Sus'ta bir önceki canlı yayını göstermiştim. Muazzam bir imza attı yani. İşte kitabımı en iyi anlayan diye çok güzel bir şey imza attı. Daha sonra ben Kitap Ağacı'nın grubuna Adnan Bey'den bir tane daha imza aldım. Moderatörünü yapmıştım o söyleşide. Yani yazarlar size göremediğiniz, o an göremediğiniz bambaşka vizyonları katarlar. Çünkü yazarların kendisi de aslında belli bakımdan entelektüel kişilerdir. Çok çok okuyan, çokça düşünen insanlardır. Bu söyleşiler size, yani oradaki anlatım, o güçlü anlatımı zaten şunu anlarsınız. Yazarın o güçlü anlatımını kağıda da döktüğünü anlarsınız. O yazar size böyle bir, sizi böyle büyüleyen bir anlatıma girdiyse, evet ya işte bu yazar zaten bunu yazmıştı. Bunu da bana anlattı. Keza Mario Levi. İşte benim iki defa öğrencisi olduğum değerli yazarımız. Birçok romanı var Mario Levi'nin. Birçok eseri var. Ödüllü öykü kitabı da var. İstanbul Bir Masaldı diye 7 yılda yazdığı devasa bir eseri de var, ki o da ödüllü. Roman ödüllü. Mesela Mario Levi konuştuğunda, o bir şey anlattığında, ister İstanbul'u anlatsın, ister tarihten bir kesit anlatsın, ister bir yazarı anlatsın, ne anlatırsa anlatsın, bir an onun o anlattığı dünyanın içine girersiniz. Ya anlattığı gerçek kurmaca değil ama o dünyanın içine dahil olursunuz. Şimdi bunu anlatan yazar işte yazarken de böyle yazıyor zaten. O yüzden yazarlarla karşılıklı gelebilmek, bugün tabii ki pandemi nedeniyle karşı karşıya gelemiyoruz ama Zoom üstünden de olsa, sanaldan da olsa yazarlarla bir araya gelmek, yazarlarla mümkün olduğunca sohbet etmek, onlardan bir şey almak çok önemli arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Şimdi soruları birazcık daha döneyim. Betimleme sizin yazım tarzında kaçıncı planda? Talha sormuş. Ben çok betimleme yapan bir yazar, yani yazar adayı diyelim. Yazar demeyelim de. Değilim. Çok betimlemekten hoşlanmıyorum. Hatta karakter ismi de pek kullanmam. Çok mekan tasviri de fazla yapmam. Ben daha çok deneysel yazıyorum. Yani benim yazdıklarıma daha çok deneysel demekte fayda var. Hakikaten deneysel, yani hakikaten biçimsel. Ama yani böyle yapayım diye değil, öyle denk geliyor. Yani metnin içinde rap şarkısı var. Yani metnin önemli bir kısmı rap şarkısından oluşuyor. İşte metnin ciddi bir kısmı yemeğin malzemeleri ve tarifinden oluşuyor. Yani bunlar benim yazma stillerim. Farklı, çoklu anlatıcı kullanıyorum. Bilinç akışı tekniği kullanıyorum. Birçok farklı şey kullanıyorum. O da benim tarzım. Onu söyleyebilirim. Mario Levi'den Karanlık Çökerken Neredeyiniz kitabı yazarın külliyatına giriş yapmak için iyi olur mu? Ya şöyle, Mario Levi, yani o kitabı da çok güzel bir kitap bu arada. Ama hani Mario Hoca şöyle bir kişi. Çok güzel karakter yaratan. Çok güzel. Harika roman karakteri yaratan bir yazar. O yüzden şu kitabınızdan başlayın, bu kitabından başlayın demek istemem. Ve anlatım dilinde hayranım bu arada Mario Levi'nin. Hem karakter yaratımında hem anlatım dilinde. O yüzden hani ben şu kitabından başlayın demeyeyim ama başlayın tabii ki. Belirttiğiniz kitabından da başlayın. Tavsiye ederim. Adnan Gerger çok güzel bir şey. Okuyucu metne dahil olmalı. Bu işte oyuncu yazarın hali. Yani oyuncu yazar dediğimiz bu postmodern dönemde olan, ki ama Adnan Bey'i ben çok iyi biliyorum. Adnan Bey'in postmodernist olayım diye bunu yapan birisi değil. Yani Ses ve Sus'ta onu yapmasının, okuru dahil etmek istemesinin nedeni şey değildi. Ben postmodernist olayım, burada da bir postmodern olsun değil. Metin
kendini onu getiriyor ve yazar da bunu istiyor arkadaşlar. Yani yazar artık, bugünün yazarı özellikle, okurdan etkenlik bekliyor. Okuru metne dahil ediyor. Metne davet ediyor. Okur o metin üstünde düşünüyor. Düşünmek durumunda. Eskisi gibi değil yani, klasik dönemdeki gibi değil veya modern dönemin daha başları gibi değil artık. Eğer biz edilgen okur olursak evet, alırız okuru, kitabı okuruz, biter. Bir şeyler kalır aklımızda. Ha çok güzel kitapta, harika, çok sevdim kitabı. Böyle olur. Instagram'dan paylaşırsa olur, biter. Ama bugünün konusu o değil. Bugünün o konusu yazarmış gibi okumak. Bunu da anlatacağım sizlere. Şimdi yazmaktan biraz bahsediyorum ama yaklaşık bir 15-20 dakika sonra yazarmış gibi okuma kısmına da gireceğiz. Yani bugünün okuru, yazarı sizden etkinlik bekliyor. Ben de bekliyorum. Eminim ki Adnan Gerger zaten söylüyor, o da bekliyor. Eminim ki Mario Levy de bekliyor. Yani bütün yazarlar, bugünün yazarları, bugünün güncel yazarları sizden etkin olmanızı bekliyor. Etkin olmanın yolu nedir? Yazarın daha önce ne yaptığına hakim olmanızdır. Etkin okur olmanız nedir? Okuma üzerine düşünmenizdir. Okumayı bir eğlencelik aktivite değil de okumayı bir düşünce eyleminin parçası haline getirmenizdir. Budur sizi etkin okur olarak. Öbür türlü edilgin okur olursunuz. Evet, kafa boşaltmak istiyorum. Okumak kafa boşaltma eylemi değildir. Okumak eğlence eylemi değildir. Okumak düşünme eyleminin bir parçasıdır arkadaşlar. O yüzden bugünün yazarları bizden metne dahil olmamızı bekliyorlar. O yüzden metne dahil olacağız, etkin okur olacağız. Sorgulayacağız, soruşturacağız, bakacağız. Bilmiyorsak bilenlere soracağız. Yazarların röportajlarını okuyacağız. İnceme yazılarını okuyacağız. Söyleşilerini dinleyeceğiz. Yazarlarla bir araya geleceğiz. İletişim kuracağız. Yazarlara gerekirse soru soracağız. Sosyal medya hesaplarını herkesin açık. Mesela Adnan Bey'in de açık. Başka yazarların açık. Mario Levy'nin de açık, biliyorum ben. Onlara soru sorsa sizi geri döndürmezler hiçbiri. Ve bu sayede, yani bu sayede biz daha iyi okur olacağız. Nitelikli okur olacağız. Adnan Gerger röportajında şunu diyordu. Nitelikli okur istiyoruz diye. Nitelikli okur olmanın da bu oyuna dahil olmaktır arkadaşlar. Yani nasıl dahil oluruz? İşte metinle bütünleşerek. Sanki metnin yazarı sizmiş gibi. Kendinizmiş gibi. Sanki yazar sizsiniz, kalem sizin elinizde ve o metni siz yazmış gibi. Okursanız o zaman metinle bütünleşip metnin kurmacı dünyasına girip ve o zaman işte nitelikli okur olup yazara kitabıyla ilgili istediğiniz soruları sorup karşınızda da cevabını alırsınız. Ama öbür türlü işte eğlence değil. Değil. Yazma öyle bir şey değil. Eskiden öyle bir şey gelmiş nedense insanlara. İşte ben kafamı boşaltmak için yazıyorum, okuyorum. Hayır. Ne yazma eylemi kafanızı boşaltmak için yapılacak bir eylem. Bunu unutmayın. Hani vardır ya işte, hayattan sıkılıyorum. Ne yapsam yazsam. Öyle bir şey yok. Hiçbir şey yok. Yazmak da düşünme eyleminin önemli bir parçası. Okumak da düşünme eyleminin bir parçası ve ikisi birbirini tamamlayan eylemdir. İlla gidin öykü yazın demiyorum. Çok rahatlıkla iyi bir okur olma yolundaysanız yavaş yavaş kitap incelemeleri yazabilirsiniz. Bunu tabii çok daha profesyonel iyi noktaya getirse dergilerde yayınlanabilir, başka yerlerde yayınlanabilir ama hani o kadar profesyonel nokta değilseniz, Ekşi Sözlük güzel bir mecra bu anlamda. Bin Kitap güzel bir mecra. neokur.com var yanlış hatırlamıyorsam. Güzel mecralar. Buralarda aktif halde olabilirsiniz. Yani yazma da sizin okuma eyleminizin bir parçası. Bunu sakın unutmayın. Ama ben burada tabii birazcık daha bugün kurmacadan bahsediyorum. Kurmacada durum nedir bahsediyorum ama anlattığım gibi de bütün yazarlarda yazı masasından kaçma hali var. Seval Şahinler'in de yanlış hatırlamıyorsam o atölye. Yani yazı masasından kaçmak. Çok güzel bir başlığı vardı. Hakikaten. Seval Şahiner şunu demişti. Şunu demişti. İşte kafam takılıyor. Gidiyorum. Bir şeyler yapıyorum. Bambaşka şeyler yapıyorum. İşte dergiye bir şeyler yazıyorum. Başka şeyler yapıyorum. İşte alışveriş yapıyorum. Başka bir şeyler yapıyorum. Sonra tekrar o kaçtığım yazı masasına geri dönüyorum. Kafamı da meşgul edecek şeyleri bir an bitiriyorum. Onlarla bir an meşgul olup bitiriyorum ve ondan sonra yazı masasına tekrar geri dönüyorum. Orası artık benim arınma yerim. Yani bunu farklı yazarlar farklı şekillerde söylüyor. Kim yazar der ki ben kapımı kapatırım. Yemeği bile kapıdan alırım. Yani işte eşimden veya işte annemden veya başkasından kapıdan alırım. Orada arınma alanım. Orası benim artık kutsal mekan, mabedim diyen yazar da var. Ben o kadar kapanan bir yazar değil. Ben genelde evin içine böyle komple tur atarak
Yani benim için geniş alan olacak. Ben evin için komple bir tur atacağım böyle 5-10 defa. Bizim bu arada oturduğum ev 120 metrekare yetmiyor yani o anlamda. Turlama açısından. 5-10 defa turlayacağım ondan sonra yani. O yazılması her kaçtığımda o turlamayı yapıp geri gidiyorum. Şimdi Adnan Gerger'den bir yazdığını okuyayım burada. Sözler okura dokunmalı, okuru düşündürtmeli. Neden ve sonuç ilişkisini yorumlamalı. Özellikle yazmak isteyenler okurken bu duyarlılığı yakalamalı. Yani hakikaten çok güzel anlatmış Adnan Bey. Yani o okurun düşünme eylemine katkı sağlaması. Yani şu değil. İşte bir olaylar var. Olaylar metni işte geçiyor, geçiyor, geçiyor. İzliyoruz biz olayları. İşte Tanrı yazar veya ben anlatıcı anlatıyor bize. Okuyoruz, okuyoruz, okuyoruz. Olaylar geliyor, geliyor, gelişiyor, gelişiyor. Kitap bitiyor. Bir sonucu da var kitabın. Güzel. Ne oldu? Evet, bize kalan bir şeyler var. İşte bir aşk hikayesi ya da bir ne mi? Bir farklı bir savaş hikayesi, bambaşka bir hikaye. Anlattı, anlattı, anlattı yazar. Kitap bitti. Ne kaldı geriye? Bir şeyler, kırıntılar kaldı. Sonra unuttuk. Onu da gitti. Bu değil. O okuma eylemine yazarın da görevi okuru sokmak, içine dahil etmek bugünün okuru. Yani bugünün okuru zaten hız sorunu var, zaman sorunu var. Çok hızlı her şeyi yapmak istiyor. Ona o izni vermeyeceğiz. Burada o izni vermeyeceğiz derken metni çok zor kılayım, işte cümleleri çok uzun yapayım, çok farklı kılayım da okur okurken zorlansın. O değil. Orada verdiklerimizle bir es verme. Mesela Adnan Gergel Ses ve Sus kitabın Ses ve Sus diye karakterler var bu arada kitapta. Onları anlatırken bambaşka bir dünyaya giriyorsun. Leyla'nın hikayesini anlatırken gerçek o 90'lı yılın Türkiye'sine doğru bir giriş yapıyorsun. Veya o dönemin topraklarına, o dönemin Orta Doğu'daki ülkelerine diyelim. Yani sadece Türkiye olarak bakmıyorum ama o zamanın Orta Doğu'daki diğer ülkelerine bir anlamda giriş yapıyorsun. Leyla'nın hikayesi başka, Ses ve Sus'un hikayesi bambaşka. Ve bu hikayeler seni düşündürtüyor metnin içerisinde. Ben o kitabı çok hızlı okuyamamıştım mesela. Çok hızlı bitiremedim Ses ve Sus'u. Zaten çok da hızlı bitirecek bir roman değil. Bu da çok uzun bir roman değil bu arada. Ama düşünüyorsun. O düşünme eyleminin parçasısın. O zamanki olayları düşünüyorsun. Geçmişi düşünüyorsun. Orada anlatılan karakterleri düşünüyorsun. Bir neden sonuç ilişkisi kuruyorsun sen okur olarak. Tüm bunlar çok değerli arkadaşlar. Yani çok kıymetli şeyler. Bir kitaba yazarından daha az kafa yoruyorsanız okumuş sayılmazsa Sinan Canan'ın katılmıyor değilim bu konuya. Evet güzel bir cümle. Yani bir aforizma tarzı bir cümle belki ama güzel bir cümle. Yani yazarı kadar kafa yorabilir miyiz o tartışılır tabii. Yani şimdi Orhan Pamuk'un Kara Kitabı 5 senede, Cevdet Beyoğlu'nun 4 senede yazdığını düşünürsek yani yazarı kadar kafa yoramayız muhtemelen ama en azından yazarmış gibi düşünme eylemi bizi o noktaya yaklaştıracaktır. Şimdi sorularınız varsa onları okuyorum bu arada. Ati arkadaşımız güzel bir yerine inmiş. Oradan da ben devam ettireyim. Elimden geldiğince çok okumaya çalışıyorum. Ancak yazmaya başlayınca kelime hazinemin dar olduğunu fark ediyorum. Kurduğum cümleler, anlattıklarım çok sıradanmış gibi geliyor. Sizce ne yapabilirim? Bunun tek bir yolu var, daha çok okumak. Bu arada nitelikli kitaplar okumak. Şimdi nitelik kitap deyince böyle çok hani diğer kitaplara hakaretmiş gibi oluyor. Yani birileri nitelikli, niteliksiz. Neye göre nitelikli, neye göre niteliksiz. Demek istediğim şu. Bazı eserler vardır. Hem Türk edebiyatında hem dünya edebiyatında edebiyatı değiştirmiştir. Devrim yapmıştır bu eserler. Şimdi bu eserleri okursanız ki ben bu eserlerin büyük bir çoğunluğunu burada inceledim. İncelemeye devam da ediyorum. Daha da inceleyeceğim. İşte Orhan Pamuk'un Kara Kitabı'nı da inceleyeceğim yakın zamanda. Tutamayanları inceledim biliyorsunuz Türk edebiyatında. Bu eserleri okuduğunuzda o eserlerin kelime hazneleri de çok yüksek. Yani İhsan Oktay Anar'ın bir dili var. Orhan Pamuk'un Türkçesi biraz enteresandır ama onun da çok yoğun bir dili var. İşte Adnan Gerger örneğinden bahsettim. Dil Derneği'ne ödül ama nedeni zaten o dilin harikuladeliği. Keza İhsan Oktay Anar muazzam bir dile sahip. Mario Levy'nin dili çok özeldir. Yani işte Hakan Akdoğan'ın dili çok özeldir. Yani Türkçe yazanlar için söylüyorum. Sonra diğerleri çeviri eser. Yabancı eserler çeviri eser. Ama ben Türkçe eserlerden bahsediyorum. Yabancı eserlerde de çok iyi çevirmenlerden okursanız kimdir bunlar? Mazlum Beyhan, Rosa Hakmen, işte hani Hasan Ali Ediz, Nihal Yalıza Tolu gibi çevirmenlerden okursanız onların Türkçeleri de çok iyi olduğu için o yabancı eserler de sizi dil anlamında tatmin eder. Orada kullanılan kelime sayısı da sizi tatmin eder. Ve yavaş yavaş geliştiğinizi göreceksiniz. Arkadaşlar bu süreç.
Ben 15 yıldır kitap okuyorum aralıksız. Bu bir süreç. Yavaş yavaş oluyor. Yani birdenbire hızlıca olmuyor. Bir şeyler birikiyor. Bir de şu da önemli. Siz kaç kelimeyle konuşuyorsunuz? O da çok önemli. Ben çocukluğumdan beri çok konuşan bir çocuktum. Olay çok konuşmak değil mi? Çok kelime kullanarak konuşmak. Öğretmen bir ailede büyüdüm. Bunun avantajını her zaman yaşadım. O çok kelime kullanarak konuşmayı. Okuduklarımda benim tabii kelime azmayı çok fazla genişletti. Bu bir yol, yöntem. Yardımcı olacaktır size. Ama siz de ne kadar kelime kullandığınıza dikkat edin konuşurken. Çünkü yazarken bir yazarın en büyük yardımcısı sesidir. Sesli okumasıdır. Biz hataları öyle düzeltiriz arkadaşlar. Yani yazan insanlar hatayı bu şekilde düzeltir. Öyle kendi içine okumazsın. Sesli, gayet de böyle sesi yüksek kullanarak okursun. Yazdığın cümleyi. Bir defa, iki defa, üç defa, beş defa, 10 defa. Ben her yazdığım cümleyi 10 defa okuyorum. Daha da fazla okudum olmuştur. Yazarken bu arada. Yani peki diyeceksin kesmiyor mu seni? Tabii ki kesiyor. Bir paragraf yazdım kesiyor ama yine de ben bunu yapmaya devam ediyorum. Bu bana çok iyi geliyor. Her yazarın dediğim gibi yolu yöntemi farklıdır tabii bu konuda. Hiç yazdığını bozmadan yazıp hiç düzeltmeyen, sonrasında düzeltme eylemine çok uğraşan yazarlar da var. Mesela Kemal Varol şunu der. Ben bir romanı yazarım, bitiririm. Ama asıl zevkli kısmı ve asıl zor kısmı romanı yeniden yazmaktır. Yani düzeltmektir. O cümleleri sağlamlaştırmaktır. Cümlelerdeki genleştirmeyi, yani cümlelerin gelişimini sağlamaktır. Bu genleşme dediğim olay da şu arkadaşlar. Romanda bir tekniktir. Şimdi cümle yazdınız. Gayet basit, düz bir cümle yazdınız. İşte o cümlenin okuru da yakalaması için birazcık daha geliştirilmesi, biraz daha süslenmesi, biraz daha edebileştirilmesi gerekir. Estetik kazandırmalı yani cümleler. İşte o genleştirmedir. Estetik kazandırılır cümlelere. Bu da tabii ister kitabı işte bitirdikten sonraki süreçte, ister o an yapabiliriz. Ben o an yapmayı tercih ediyorum. Yani bakıyorum cümlem çok bana sıradan ve basit geliyor. O an o genleştirme halini yapıyorum. Şimdi Tahsin arkadaşımızın bir yorum var, onu okuyayım. Kitap eşsiz yazmak ve bir kitap hakkında eleştirel yargılara varıp kitap hakkında dolu bir yorumda bulunmak için, altyapı oluşturmak için teorik bir kitap eleştiri kitabı önerebilir misiniz? Ben çokça öneriyorum. Videolarında çok var Tahsin arkadaşım ama Jale Parla, Berna Moran, Yıldız Ecevit, Nüket Esen, Terry Eagleton, işte Mihail Bahtin. Bütün bu isimler çok önemli isimler ve bu isimlerin önemli bir kısmının eleştiri kitapları İletişim Yayınları'nda var. İletişim Yayını eleştiri dizisi var. Oraya bakın. Orada var. Metis'te var. Ayrıntı Yayınları'nda var. Sel Yayıncılık'ta var. Bütün bu eleştiri inceleme kitaplarını okuduğunuzda zaten o doluluk hissini kendinizde yaşayıp göreceksiniz. Yıldız Ecevit'in anlatım dili çok iyidir. Berna Moran'ın keza çok iyidir. Bunlar yarı akademik yazan yazarlar ve çok rahat okuyacaksınız, emin olabilirsiniz. Bir arkadaşımız, ben kelime azimliğimi geliştirmek için kitabın içerisinde geçen bilmediğim kelimeleri araştırır ve onunla ilgili bir cümle kurmaya çalışırım. İleride başka bir kitapta o kelimeyi görürse anımsarım. Bu da tabii bir yöntemdir. Ben o kelimeleri yani öğrenip hayatımda da tabii o kelimenin bir hayatımda yeri varsa kullanmaya çalışıyorum. Konuşma esnasında bu da bir katkı sağlıyor. Tamam, bir sorusu var. Peki anlam felsefesi kullanıyor musunuz? Yani kelimenin anlamına girer misiniz? Örnek düşünmek nedir veya bir kavramı ele alır mısınız? Postmodern ne işe yarar? Şimdi Tala, şöyle bir durum var. Hani demin Ali Adnan Bey dedi ya, güzel bir şey değindi. Okuru düşündürtmek. Okuru düşündürtmek için zaten o cümlelerin altına o anlama bir felsefi yüklemen gerekiyor. O felsefe yüklenmeden okuru düşündürtemezsin. Bir derdin olmalı önce. Yazmadan önce bir derdin olmalı. Mesela benim bir derdim var arkadaşlar. Benim bugünün şehrin kalabalıklığından, ben İstanbul'da yaşıyorum biliyorsunuz. Şehrin kalabalıklığından, karmaşıklığından, kaotik ortamında, ki postmodern edebiyat bunu çok konu edinmiştir zaman içerisinde. Rahatsızlığım var. Beni mutsuz ediyor, yorgun düşünüyor. Ve bu rahatsızlığımı metne geçiriyorum ben her seferinde. Bu benim derdim, bu benim yazma motorum. Önce bu derdin olacak. Sonra bu dertle ilgili bir estetik edineceksin. Yani edebiyat, estetik, okuma. Bir dilin oluşacak yavaş yavaş. Bu üslup da bir an önce oluşmaz. Hemen oluşmaz yani. Yavaş yavaş. Zaman içerisinde bu üslubun oluşacak. Ve ondan sonra bu üslupla birlikte yazmaya başlayacaksın. Ve yazdıklarını da artık yavaş yavaş o derdinden oluşan o felsefeyi de, o sorgulamaları da
Bu varoluşsal sorgulamalar da olur. Toplumsal, Adnan Bey'in yaptığı gibi toplumsal sorunlara ilişkin konular da olabilir. Artık neyse konu o cümlenin içine yedirerek. Bu arada göze sokmak değil. Hayat şöyle güzeldir falan değil yani. Bu eskide kaldı arkadaşlar. Bunu bazen ilk kitaplarını yapan arkadaşlar görüyorum ben günümüz edebiyatında. Bu benim eğitim aldığım yazarların da önermediği bir şeydir. Yani okura göstermeyin derler. Okura göstermeyeceksin. Sen cümlenin altına yedireceksin. Okur onu oradan alacak. Karakterin hareketinden, karakterin bir sözünden, bir diyaloğundan alacak. Ama sen okura göstermeyeceksin. Hayat şöyledir işte. Mutluluk böyledir. Yaşam şöyle güzeldir. İşte böyle büyük büyük laflar etmeyeceksin. Yani tiyatral bir metin yazmıyorsun işte. Yazdığımız roman ya da öykü. Orada bir böyle gösterme yapmamamız lazım. Yaptığımız anda klişeye bulaşırız. Klişeye bulaştığında okur sıkılır bırakır. Bırakmasa bile canı sıkılır. Yani canı sıkarsa okurun gerek yok bunu yapmaya. Yazarmış gibi nasıl okuyabilirsiniz? Yavaş yavaş gireyim. Nasıl yazarmış gibi okuyabiliriz kısmı. Aslında biraz girdim. Girmedim değil yani. Hep yazmaktan ilk yarım saatte bahsettim ama bir yazarmış gibi okumaya girdim. Yani şimdi bu yazarmış gibi okumada önce bir yazar bu metni oluştururken ne hissetti? Neden etkilendi? Hangi zaman diliminde yazdı? Hangi zaman döneminde bu metin oluştu? Yazarın nasıl bir hayatı oldu? Gibi bütün bu sorular bizim önce o metne daha başlamadan önce, daha o ilk sayfaya başlamadan önce kitap üstüne bir düşünmemize yol açıyor. Yani tanıtım bültenini okumaktan bahsetmiyorum. Arka kapağı okumaktan bahsetmiyorum arkadaşlar. X yazar. Örnek. Hakan Akdoğan. Hakan Akdoğan'ın ödüllü kitabı New Peri'de okuyacaksın. Önce Hakan Akdoğan'ın bu kaçıncı eser acaba? Şimdi New Peri'de ödüllü bir eser mesela. Neden ödül almış? Varsa ödül alma ile ilgili bir metin yorum varsa. İşte kitap neyi anlatıyor? Hangi dönemde yazıldı? Hangi dönemi çağı anlatıyor? Gibi önce bir kafamıza bir yerleştiriyoruz. Ve sonra kitabı okumaya başlarken kalem sizin elinizde, siz yazmaya başlıyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Okuyorsunuz, cümleler akıyor, sayfalar akıyor. Yavaş yavaş zihniniz şöyle düşünmeye başlıyor. Bu karakter böyle. Şöyle bir kişi bir karakter. Biraz önce işte Almanya'dan gelen, atıyorum, şu kadından bir iletişim kurduğu, bir ilişki kurdu. Ha, bu karakter bir çekiniklik durumu var. Zihin böyle işlemeye başlıyor. Yavaş yavaş çünkü sen oraya odaklanmaya yazmaya başladın. Ha, ben bu kitabı zaten nerede zaman yazıldı? Bu kitap 1940'ta yazıldı. Evet, 1930'lar dönemini anlatıyor. Ha, burada bunu aslında tam bahsetmek istemiş gibi yavaş yavaş düşünmeye başlıyorsun. Bazen mesela bir çevir metin okuduğunda çevirmenin cümlesine takılıyorsun. Yani burada bu kelimeyi kullanmış ama bu kelime değil şu kelime olsaydı ya dönmeye başlıyor biraz iş. Yani biraz okuma konforunuz bozuluyor yani bozulacak bu arada. Kemal Varol'un lafıdır. Arkadaşlar size bir şeyler anlatacağım okuma konforunuz bozulacak der. Yani size yazma üstüne bir şeyler anlatacağım ve okuma konforunuz bozulacak. Ben de bugün anlattıklarım bu yoldan ilerlerseniz okuma konforunuz bozulacak arkadaşlar onu söyleyeyim. Rahat okumak diye bir şey yok. Ne dedik? Etken okurluk. Yani sen yavaş yavaş okuduğun çeviriyi de sorgulamaya başlayacaksın. Bazen o da olacak. Yazar işte bir cümle yazmış, paragraf yazmış. Allah Allah diyeceksin. Yani bu paragraf böyle ama yani burada işte şu var, burada bu var. Niye var acaba? Yıh demeye başlayacaksın. Sen de yavaş eleştiriler göze bakmaya başlayacaksın. Bazen iyi, bazen olumlu, bazen olumsuz. Çünkü her yazarın kitabını beğenemeyiz. Yani bazen çok her şeyini bilsen, yazarı da bilsen, kitabı da bilsen, her şeyi bilsen bazen seni tatmin etmez o kitap. Bu yaşanan bir şey. Ben de yaşıyorum. Yani bazen istediğin tatmine ulaşamazsın. O zaman o sorgulamayı da yaşarsın. Bu niye böyle? Bu cümle niye böyle? Acaba paragraf nasıl böyle? İyi yaşamaya başlarsın. Ve bu sayede de o kitapla bütünleşmeye başlarsın. Yazar sana hayal ettirmiştir. Ahmet diye bir karakter var diyelim. Ahmet'in yaşadıklarını hayal ettirmiştir. Ahmet'in hayatına girmeye başlarsın. Bir kafe sahnesi vardı. O kafe sahnesine girersin. Onun içinde yaşamaya başlarsın. Ve sen de o oyuna dahil olmuşsundur. Şimdi yorumlarınızı birazcıktan okumak istiyorum arkadaşlar. Meltem Gürler'in Tutanağanlara Edebi Miras meselesini
almışsınız, iyi ki yapmışsınız Tahsin Bey. Çok güzel bir kitaptır. Biraz yarı akademik, biraz akademik dili biraz fazla bir eser ama çok güzel kitap. Çok severim. Yıldız Ecevit muazzam bir akademik bilgisinin dışında çok da güzel bir anlatıcı. Çok güzel anlatıyor kitaplarını. Onu ben kitaplarını da okumayı çok seviyorum. Anlattığını da çok okumayı seviyorum. Enes şunu sormuş. Daha çok hocam X türden ve belli bir üslupla yazılan kitapları okusak yazılımın eser ona mı benzer üslubu? Benzeyecek zaten. Ondan kaçış yok ki. Yani sen illa sevdiğin yazarlar olacak ve yazdıkların o yazarlara benzeyecek. Geçen postmodern edebiyatta ne dedik canlı yayında? Artık metinler açık metin. Herkes birbirinden bir şeyleri alıyor. Çünkü o kadar çok metin yazıldı ki artık senin sıfır özgün. Ben dedim ya yemek tarifi olan öykü yazdım. Yani yemek tarifi yazılan öykü mutlaka çok sayıda vardır. Ben yemek tarifinin olduğu kitaplar biliyorum mesela. Yani bu dünya yeniden keşfedemezsin artık. Yıl 2020 arkadaşlar. Yüzyıllardır kitaplar yazılıyor. Roman 700 yıldır yazılıyor. Öykü ne kadar zamandır? Yani halk hikayeleri var biliyorsunuz. Masallar var. Yani o yüzden sen artık yenisini yapamazsın. Üslubun benzeyecek. Oradan korkmayın. Oradan korkmayın. Bazı yazarlara benzeyecek. Önemli olan taklit etmemektir. Yani o kişi ha o da bunu yapmış ben de hemen onu yapayım değildir. Önemli olan sen okuyacaksın, özümseyeceksin, kendi dertlerin olacak. Yani bak demin anlattım derdimi. Kendi derdin olacak, sağlam bir derdin olacak. Bu derdin üstünden kendi hayat görüşünden, kendi hayatta yaşadıklarından dam atarak yazacaksın arkadaşlar. Olay bu. Tabii ki o an üslubun birilerine benzeyecek. Hatta atıf da yapacaksın. Ben mesela James Joyce'a atıf yaparım metnin içerisinde. Birçok yazar atıf da yapmıştır. Birçok yazar birçok kitaba atıf da yapmıştır. Yapacağız zaten atıf. Bugünün okuru için yapmamız lazım zaten. O etken okurluk için. Ama her şeyin dozajı var. Her şeyin dozajı var arkadaşlar. Korkmayacaksın. Ben işte Joyce çok okudum. Acaba Joyce'a ben benzeyecek ama sen zaten Joyce'u ne kadar benzetebilirsin ki üslubunu. İşte ben Oğuz Atay'ı çok okudum. Acaba Oğuz Atay'a benzer mi? Ne kadar benzetebilirsin ki zaten? Mümkün değil. Tam anlamıyla benzer. Ama direkt zaten taklit etmeye çalışma bir zahmet. Yani taklit etmek de güzel bir şey değildir yani. Bunu da yapmayı ver. Değil mi? Atladım. Adnan Bey yine güzel bir şey yazmış. Dünyanın en iyi yazarlarından biri olma nedeni de yerel sözcükleri evrensel bir diliyle yerleştirmesidir ve betimlemelerindeki ustalıktır. Yazar da okur da rahatsız olmalı her zaman. Çok güzel bir laf. Bunu ben size söylerim. Yani Adnan Bey'den duymadan önce de bu lafı söylüyordum. Yazar da, yazar yazarken rahatsız olacak, sıkıntı çekecek. Okur da rahatsız olacak arkadaşlar. O öyle konforlu bir okuma yok yani. O güzel. O kitap aktı gitti. Oh. Yok öyle bir şey. Hayatın gerçekleri var. Rahatsız olacağız. Bu gerçekler anlatılacak. Ama gerçekler tabii ki estetik bir dille anlatılacak. Böyle kör gözüne parmak da değil. Adnan Gerger çok acı olaylar anlattı metninde Ses ve Sus'ta. Yani ki önceki kitabı da kitabın adı aklıma gelmiyor. Aklıma gelirse söyleyeceğim. Mesela o Yüzsüz Hayat'a. Mesela Yüzsüz Hayat'taki hikayeyi anlatayım size. Birebir gerçek hikaye. Bunu Adnan Gerger bunu söyledi. Gerçek hikaye. Adnan Gerger çünkü gazeteci zamanında ve yaşayan bunu yaşayan kız Adnan Bey'e anlatıyor. Kız işte bir erkek arkadaşı olmuş. İşte köyde. Annesi görüyor onları. Bağırıyor, çağırıyor annesi işte mahvoluyor kadın. Çığlıklar atıyor falan böyle. Herkes toplanıyor tabii ne oldu diye. İşte bu bundan el ele tutuştu. Olay da var el ele tutuşmak. Heh, konu bu. Tabii aile şeyi büyükleri falan kararı alıyorlar. Veriyorlar kızın eline tüfeği. Kendini vur. Bizim başımızı belaya sokma. Kız odasında işte o aileden kaynaklı yaşadığı işte pişmanlık işte şeyin içinde. Normalde pişman olacak bir şey değil de. İşte böyle yani. Bu gerçek. Bu kurmaca değil arkadaşlar. Tüfeği alıyor. Kendini vuruyor ama yüzünü vuruyor. Yüzü parçalanıyor. Ve bu parçalanmışın hikayesi. Yani gerçek hikaye. Birebir gerçek hikaye. Ama hiçbir şekilde didaktik yok. Metinde hiçbir şekilde klişe yok. Metinde çok estetik bir dil var. Bu gerçekliği anlatırken, tamamen birebir gerçek hikaye anlatırken, Adnan Bey kurmacasını yaparken, ne kadar gerçek hikaye de olsa kurmaca yaparız arkadaşlar. Yazdıklarımız otobiyografik ya da biyografik metinler değildir. Adnan Bey kurmacasını yaparken, bize o estetik dili sayesinde o metni okutturur. Yani öğretici
Öğreticilik 18. 19. yüzyılda kaldı. Artık öğretici metin yok. Okura böyle gözüne sokamazsınız. Ama gerçeklikten besleneceğiz. Ne kadar gerçeküstü karakterler yaratırsak yaratalım. Ya benim de çok böyle gerçeküstü yarattığım büyülü gerçekçilik tek işte akımını kullandığım metinlerim var. İşte çok enteresan şeyler yazmıştım. Ne kadar gerçeküstü yazarsam yazayım, o metnin altında mutlaka bir dert vardır. Bir derdi anlatıyorumdur ben. Ve okura da bunu göstermek istiyordum. Tabii ki gerçeküstücülükte maskeliyorum aslında. O gerçeküstü olağanüstü anlatımda maskelemesini yapıyorum. Ama mutlaka bir dert var. Dertsiz metin olmaz. Mardin'in güzel bir yazı atölyesinin ilk dersine şöyle demişti bana. Bana derken arkadaşlara. Çocuklar, mutluluğun edebiyatı olmaz. Bazı arkadaşlarım tek göster. Nasıl olmaz hocam, mutlu olunca şiir yazın. Hayır dedi. Mutluluğun edebiyatı olmaz. Nazım Hikmet'in bir tane mutlu hikayesini şiirini hatırlıyor musunuz dedi. Orhan Veli'nin mutlu şiirini hatırlıyor musunuz? Olmaz. Ne şiirin ne edebiyatın. Mutluluktan olmaz. Bir dert vardır, bir sıkıntın vardır, bir problemin vardır. Hayatla, toplumla, gördüklerinle, kendi yaşadıklarınla, kendi travmalarınla ve bütün bunlar, bu derdin, bu bütün sıkıntıların işte onlar sana yazdırır. Yazmanın bir problemden oluşur. Yoksa öyle hayat güzel, dünya güzel, muhteşem, hadi ben bunu yazayım. Yazamazsın ki. Yazamaz. Yok böyle bir şey. İmkansız. İnsan öyle hayat güzel, dünya güzel, oh, çiçekler, böcekler falan. Yok, yazdın zaten edebi manada da bir şey olmaz. Yazarsın da edebi manada bir şey yazamazsın. Atladıklarım var mı? Sol arkamda kitap Tüfek, Mikrop ve Çelik değil. Siyah beyaz kitap. Hangi kitaptan bahsettiğini yapamıyorum ama şuradaki kitapsa Kortazar'ın Sekse, siyah beyaz olan. Onu söyleyeyim. Şimdi Adnan Bey şunu demiş. Didaktik olmak, yani öğretici sözcükler zayıflıktır. Sorun yazarın kullandığı sözcüğe anlam katmasıdır. Yazdığı şeyi katmanlaştırmasıdır. Bunun en iyi örneklerinden biri Yaşar Kemal'dir. Kesinlikle. Yani Yaşar Kemal öyle bir büyük bir yazar ki aldığı hikayeler halkın hikayeleri. Yani ta yüzyıllar önce gelen hikayeler aslında baktığımızda. Efsaneler. Yaşar Kemal efsaneden çok beslenmiştir. İşte meselelerden çok beslenmiştir. Ama o günün toplumsal sorunlarını, o büyülü dille, o meselelerin halk hikayelerinden gelen büyülü dille çok güzel anlatmıştır bizlere. Amaç da budur zaten. Yoksa gerçeklik her an, cinayet her an var, haksızlıklar her an var. Dünyanın her yerinde işte işkenceler, ölümler, savaşlar hep var bunlar zaten. Ama bunları da anlatacağız. Gerçeklik bunları anlatmamızı getirir. Ama bunları anlatırken estetik bir dil, göze sokmadan, didaktik olmadan, öğretici olmadan katmanlaştırarak cümlelerin altına, değil mi, cümlelerin altına yedirerek yazacağız ki okur gördüğünde ha bak burada bu var aslında. Bu karakter bunu yaşıyor. Bunu hissediyor. Karakterin hissiyatı çok önemlidir arkadaşlar. Karakterin hissiyatını işlemezseniz, bir roman için söyleyeyim, öyküde çok karakterlere hissiyat işlemek çok kolay bir şey değil. Yani durum öyküsü de anlatsak yani birkaç sayfalık bir metinde bunu çok derinleştiremiyoruz. Mümkün olmuyor. Ama romanda bu çok kolay. Romanda karakteri istediğin kadar duygu yüklersin. Ama bu duygu yüklemek derken ajitasyondan bahsetmiyorum sizlere. Sakın yanlış anlamayın beni. Yani onun işte Dostoyevski'nin yeraltından notları neden önemlidir? O yeraltı insanının bilinçaltısını, duygusunu, aklından yatanları görürüz. Bunlar çok önemlidir. Sadece bir olay anlatmak değildir. Durumu anlatmak da çok önemlidir. O yüzden olay öyküsü önemlidir. Ama durum öyküsü de çok kıymetlidir. Orayı da atlamayın lütfen. Durum öyküsü işte bir öykü okudum. Karakter çok sıradandı. Çok da öyle önemli bir şey yoktu. Ben ne okudum? Demeyin. Demeyin bunu. Orada anlatmak istenen başka bir şey var. Oraları kaçırmayalım lütfen. Adnan Bey demiş ki yazar okuyucu düşünmeden yazmalı. Yazar endüstrileşmiş ürün olur yoksa. İkinci tekil anlatım çok güç, kurgu bozar. Hocam bana katılacaksınız. Yani ikinci tekil anlatım, sen anlatıcı, hakikaten yazması çok zor. Biri Erdal Öz'ün Yaralısın romanında vardı. Biri de Italia Calvino'nun Bir Kış Geçer Eğer Bir Yolcu kitabında vardı. İkisi de sen anlatıcı kullanan metinler ama yani çok nadir tabii sen anlatıcı kullanmak, çok zor
ya ben anlatıcı kullanıyoruz ya da zaten tarih yazar kullanıyoruz. Veya ben çok yapıyorum öyküde de. Aslında öykü de yapılmaması gereken bir şey ama çoklu anlatıcı kullanmak. Hem tanrı yazar hem ben anlatıcı kullanmak. Veya birden çok ben anlatıcı kullanmak. Ben çok seviyorum, çok yapıyorum. Ama hani dediğiniz gibi yazar yazarken arkadaşlar şu da söylemem gereken bir şey. Yazarken biz okuru düşünmez yazar. Ben de yazarken düşünmüyorum okuru. Ay okur zorlanır mı? Aman burada bu mu olur? O metni ben oluşturuyorum ama metin benden çıktıktan sonra artık o okuru. O metrin başarılı da diyecek okur, kötü de diyecek okur. Ben değilim artık o saatten sonra. Ama ben yazarken ha şunu koyayım da okur şunu beğensin. Bak şuraya bir aşk hikayesi yerleştireyim. Ha okuru yakalarım. Şuraya bir tane böyle bir tarihten bir sahne yerleştirin. Ha aman okur kaçmasın. Bu film değil. Filmde bu yapılır. Edebiyatta yapılmaması lazım. Edebiyatta bunun yapılmaması lazım. Amerikan filmi yapmıyoruz yani. Amerikan filmin aksiyonlar falan filan değil yani. Edebiyatta bu asla yapılmamalı. Okuru o yüzden düşünmeyiz. Yani bu kötü bir şey de değil bu arada. Nasıl okur? Yani kendinizi şöyle hissetmeyin. Nasıl yazar beni düşünmez? Düşünmeyecek. Bazen arkadaşlarıma şöyle soru geliyor. Turan hocam veya Turan abi diyorlar bana. Yani burada yazar niye o kadar zor yazmış ki? Anlaşılmamak mı istemiş? Evet anlaşılmamak istedi. Çünkü yazar kendine yazdı. Seni zorlamak istedi. Senin zihnin sınırlarını zorlamak istedi. Çünkü kendi zihninin sınırına zorlanıyor. Düşünürken öyle düşünüyor. O kadar sinirlerin zırhlı yani sınırlar zorlanıyor ki zihninde. Öyle şeyler geçiyor ki ve öyle şeyleri kağıda döküyor ki artık oradaki konu okurdan kopmuş durumda. Kopmak zorunda zaten. Başka çare yok. Eğer okuru düşünürsen sipariş kitap maalesef var. Sipariş kitap yazarsan yazarsın. Ünlü bir yazarsan da kitabın satar, para da kazanılır, yayın evi de kazanır, yazar da kazanır. Hatta o kitabın başka baskıları, farklı baskıları da yapılır ama endüstrileşmiş olur. Doğru olmaz. Doğru olmaz yani. Etik değil bence. Yayın kaydediliyor. Sultan arkadaşımız. Yayın kaydediliyor. Ömer Asaf Ulysses'te ve Ketus'a tutamayanlardaki Olvik karakterinin neden bu kadar temel alındığını çünkü ikisi de Shakespeare hayranı. Çok basit bir cevabı var. Shakespeare'e gönderme yapmak istiyorlar. Tabii Olvik'in tutamayanlarda kullanılma nedeni iç diyalog tekniğine geçmek için. Hem orada Olvik'le bir Shakespeare'e gönderme yapıyor. Hem de karşısında bir karakter yerleştiriyor. Turgut Özmen'in. Ama mesela hayaletini getirebilirdi Selim'in. Onu yapmıyor. Olrik diye bir hayali, kafadaki kurmaca bir karakter yaratıyor. Ve iç monologdan daha da hareketlenmek, daha da farklı bir şeyler yapmak için iç diyalog tekniğine Olrik sayesinde geçiyor. Olrik o kadar başat bir karakter değildir. Okurların alıntılarda paylaştığı kadar. Çok fazla da Olrik yer almaz zaten tutamayanlarda. Keza Ulysses'te de Shakespeare'e ait bölümler de vardır. Shakespeare'in karakterleri de geçer ama Ulysses'te daha çok yani o Shakespeare'in tarza, dile, Shakespeare'in dille olan meselesine göndermeler vardır daha çok. O yüzden bunlar biraz Ulysses Shakespeare hayranı yazarlar oldukları için o göndermeleri yapar. Shakespeare zaten birçok edebiyatçının da atası ya. Yani. Göndermenin nedeni de o. Keza Cervantes'e Don Quixote'a göndermeler yapılıyor. O da ondan kaynaklı. Yani o atalıktan kaynaklı. Olrik'in derinliğini anlamak istiyorsan Meltem Güller'in Tutamayanlardaki Edebi Miras Meselesi kitabını okuman lazım. Anca öyle Ömer Asaf. Şimdi Adnan Bey'in çok güzel bir yorumu var. Calvin Hanım bir kış gecesi eğer bir yolcu postmodernistin en iyi örneklerinden biri. Çok etkileyici. Okunmalı ama ona ulaşmak için önce kendi özgünlüğünü ve emeği ortaya koymak gerek. Buradan ne anlıyoruz? Bu özgünlüğü koymak için yani kendi emeğini ortaya koyabilmek için bu işte dünyada devrim yapmış yazarların o en başyapıtlarını okumadan önce bütün bunları yapabilmek için aslında kendi edebiyatımıza hakim olmamız lazım. Kendi edebiyatımızın iyi yazarlarına hatta sadece yazarlarına değil bugünün çağdaş edebiyatının, bugün modern yani bugünün edebiyatının, bugünün Türk edebiyatına da hakim olmamız lazım. Çıkan eserlere bakmamız lazım. Çıkan iyi eserleri okumamız lazım. Önce kendi edebiyatına hakim olacaksın ki sonra dünya edebiyatının daha önemli eserlerini rahatça yorumlayabilesin. Önce
kendin bir şeyler, kendince bir şeyler yazabilmen lazım. Yazman lazım. Bir şeyler ortaya koyma. Hani dedim mi, bir dert, bir mesele var ya. O dert mesele senin içinden taşar zaten. Onu sen kaleme dökersin. Ben 27 yaşında kaleme dökerken ne bu kadar çok teknik biliyordum, ne bu kadar anlatım tarzı biliyordum, ne Italia Calvino kimdir biliyordum, ne James Joyce'u kendisini biliyordum. Ama bir şeyler dökülüp diyordu. Bir noktadan dökülüyordu, bir noktadan akıyordu. Okudukça özel Türk edebiyatını, yani benim çok örnek aldığım yazarlar, örnek aldım demeyeyim de çok okurken mutlu oldum. Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin, Orhan Kemal, Yaşar Kemal. Bunları okuduğumda, bunların o anlatım dilini, harikulade anlatım dilini okuduğumda o taşma bende bir yola girmeye başladı. Ve giren yolda da akmaya başladı. Okudukça daha da aktı, daha da aktı. Sonra dünya edebiyatının önemli eserleriyle tanışmaya başladım. Teknikler öğrenmeye başladım. İşte inceleme kitapları, eleştirel kitapları okumaya başladım. Ve işin artık yazma yönüne daha kuvvetli düşünmeye ve yönelmeye başladım. Böyle düşünmeye başlayınca da hiç yazmasanız, sadece okur olarak kalsanız bile artık sizin için okuma edimi başka bir şeye dönüşüyor. O artık sizin hayattaki düşünme eyleminizin temel bir parçası olarak dönüşüyor arkadaşlar. Yani artık şöyle bir şey yok. Hani hayatta bir şeyler düşünürken o kitaplar aklınıza geliyor. Düşünürken yazdıklarınız aklınıza geliyor. Bunlarla birlikte olmaya başlıyorsunuz. Yani kaç gündür kara kitap okuyorum, kaç gündür kara kitapla birlikteyim ben. Ben artık orada Celal'in, hiç kitapta görünmeyen Celal Salih'in içindeyim aslında. Öyle hissediyorum o metni okurken. Orhan Pamuk bana onu yaratıyor, ayrı bir onun zaten yeteneği. Yarattığı büyülü dünya. Ben de okur olarak onun yarattığı oyunun içine dahil oluyor. Neden? Orhan Pamuk bana ikili bir dünya sundu. Bir Galip'in dünyasını sundu. Ve hiç olmayan, metnin içinde hiç görünmeyen Celal Salih'in dünyasını duyurdu. Ve beni bu sayede oyunun içine, metnin içine dahil etti. Ha bu Celal Salih kim? Galip kim? Rüya kim? Demeye başladım. Daha ilk sayfada. Daha ilk sayfada. İlk sayfadan demeye başlayınca metnin içinde, oyunun içine dahil oluyorsunuz zaten. Tala kayboluş esine Pereyin E'yi kullanmamasının bir nedeni var. Bunu anlatmıştım. O yüzden tarihi sahne koymaktan çok farklı bir şey. Annesini Naziler Fransa'dan kaçırıyorlar ve Almanya'da öldürüyorlar. Adam da Fransızca'da en çok kullanılan kelimeyi kitaptan çıkarıyor. Öylesiz bir kitap yazıyor. E harfi olmadan. Bu başlı başına zaten çok büyük bir iddia değil mi sence? Başlı başına kendinin manifestosunu koyuyorsun ortaya ya. Daha büyük bir şey var mı sence bunda? Bence daha büyük bir şey olamaz. Ben edebiyatta bundan daha büyük bir şey hiç görmedim ya. Hiç duymadım yani. Yani E'yi kullanma, ben bir E'siz bir kitap yazayım nasıl olur değil ki. Cortázar'ın seksek yaptırması bu değil ki. Veya Güneydan'ın kılları yolmuş maymunda yaptığı bir geriye gidiş, bir geriye ileri dönüş bu değil ki. Mesela orada mehter takımın bir şeyini kullanmış biçimsel olarak. Ama bir amacı var, bir dert var. Bak bir dert olmadan. Bu biçimsel teknikler öyle kafama göre. Ben buradan şunu kullanayım. Ben diyorum ya size şimdi biçim, bir işte bilinç akışı kullandım. Orada çoklu anlatış yaptım. O öykü bittikten sonra onları diyorum ben. Öykü yazarken böyle değil ki. Yazarken, kurgularken ha diyorum. Evet şu an Tanrı yazarla anlatmam lazım. Neden? Çünkü ben burada üstten bakmam lazım. Karakterin içinden bakamam burada diyorum. Ha şurada şu paragrafta çoklu ben anlatıcıya geçmem lazım. İşte oradaki karakterim ne? X, Y. Ben genelde karakterlere isim vermem. Y karakterinin sesini duymam lazım. Sesini anca ben anlatıcıyla gösterebilirim diye yapıyorum. Yoksa ben burada da çok da anlatıcı yapayım. Havalı durur falan değil ki. Yapamazsınız da. Yapıyorsan büyük problem. Adnan Bey'in anlattığı işte o özgünlükten çıkarsın. Bu sefer artık metnin başka hiçbir değeri olmayan bir şeye dönüşür. Yani sen çünkü bir şeyleri taklit ediyorsun. Birilerini taklit ediyorsun. Taklitle olacak iş değil yani bunlar arkadaşlar. Yani nitelikli kitabı da oku. Yabancı dili de iyi öğren. Çevirisini de oku. O yabancı dili hakim olup aslından da oku bence. Yapabiliyorsan. Bence ikisine de vakit ayır. Yani dile karşı bir sevgin, yabancı dil öğrenmeye karşı bir sevgin, dile hakim olmaktan hoşlanıyorsa yani Miguel de Unamuno bunun en büyük örneği. 16 dil öğrenmiş. Kendisi Salamanca Üniversitesi'ne rektördü.
yazar ve akademisyen zamanında. Ve sırf Kierkegaard'ı orijinalinden okumak için Dante öğrenmiş adam. Böyle bir adam yani. Tabii şimdi Kierkegaard'ın entelektüelliğiyle biz tabii yarışamayız ama şey Kierkegaard'ı diyorum Unamuno'nun. Ama sonuçta yani yapabiliyorsan tabii dili öğren. Ama çeviriden de mutlaka oku. Çeviri de ayrı bir lezzet, ayrı bir şey. Onu da unutmayalım. Yani tehlikeli oyunların tutulanlardan daha fazla etkilemesinin birçok okurunun söylediği bir şey. Hatta Mario Levy tehlikeli oyunları roman olarak da tutulanlardan daha başarılı bulur. Daha derli toplu bir roman olarak görür. Tutulanlardan çok dağınık bir roman olduğunu söyler. Yani dediğim gibi burada tamamen kişisel hani hangi kitabı daha çok sevdiğinize bağlı ama ben birini birinden daha üstün görmem. İkisi de çok farklı özel eserler benim gözümde. Her dönemde romanlara bir manifesto girmişti. 20. yüzyılda neden yok? Çok basit bir cevabı var. 20. yüzyılda bir arada değiliz. Tala. Bir arada mıyız? Nasıl manifesto çıkaracaksın? Hangi yazar birbiriyle konuşuyor, dernek kuruluyor, şeyler kuruluyor? Var mı öyle bir şey? Yok. Her şeyimiz sanal. Şu an bile sizle sanal olarak konuşuyoruz. Bu kadar sanallığın girdiği bir dünyada nasıl manifesto çıkabilir ki sanat akımı? Nasıl olacak ki? Olmuyor işte. Mümkün de değil zaten. Bak şimdi Aylak Adam'da iç diyalog tekniğin kullanılmamasının ve tanrı yazarla ben anlatıcının iç içe girmesinin yazarın üslubu olarak bir tarzı. Yani Yusuf Atılgan onu tercih etmiş. Oğuz Atay hem onu tercih etmiş. Bak, Oğuz Atay'ın metinlerin yani tutanlarda hem karma anlatıcı var. Tanrı yazarla ben anlatıcı iç içe girer. Hem aynı paragrafın içinde 3 anlatıcı var. 2 ben anlatıcı. Bir tane tanrı yazar. Aynı paragrafın içinde hem Oyrik'le birlikte iç diyalog tekniği var. Hem Turgut Özbey'in iç sesi, iç monolog tekniği var. Hem bilinç akışı var. 76 sayfa. Dünya Edebiyatı'nın en uzun bilinç akışlarından birisi. Cümlesinden birisi. 76 sayfa. Yani adam her şeyi kullanmış. Neden kullanmış? Anlatmak istedikleri için kullanmış. Çünkü anlatmak istedikleri o kadar çok şey varmış ki. O ilk kitabı roman. İlk roman Oğuz Atay. Anlatmak istedikleri çok şey vardı Oğuz Atay'ın. Ama Oğuz Tutunan'a ve derli toplu olmayan bir kitap değildi bu arada. Yani Meltem Gül'ü çok güzel incelemiş. Yıldız Ecevit de keza çok güzel incelemiş. Yani öyle hani ne varsa hepsini döktü öyle bir şey yok. Gayet kurgulanmış, düzenlen bir metin ama Oğuz Atay çok yazmak istemiş Tutunan'larda. Tehlikeli oyunlarda biraz daha az yazmış. Aradaki fark yani tehlikeli oyunlar sonra ikinci romanı biraz daha derli bir toplu roman. Yani Bukowski yeraltı edebiyatında biraz anlattım. Bukowski böyle içinden gelerek yazan bir yazar. Bazı yazarlar öyledir ya. Yani taşıyor adamda, dolup taşmış. O taşanı aktarmış. Yani her yazarda mesela Virginia Woolf bilinç akış tekniği kullandı değil mi? Virginia Woolf bilinç akışını niye kullandı? Bilinç akışını bildiği veya çok sevdiğinden değil ki. Öyle düşünüyor kadın zaten. Yani Virginia Woolf'un bipolar bozukluk rahatsızlığı var. Zihni zaten at koşturuyor Wolf'un. O at koşturan zihnin yazıya dökebilecek kısmı bilinç akışında geliyor. O yüzden en etkili eserlerini bilinç akışı yazdı Virginia Woolf. Yani attığı eseri var. Kaç defa yeniden yazmış eserini. Komple yırtıp attığı eseri var. İlk romanını 3-4 defa yırtıp atmış yani. Yani o yüzden hani teknikler kullanılma nedenleri var arkadaşlar. Yani hiç bir ondan kullanayım, bir de buradan kullanayım. Şunu yaparsam modernist olayım. Ben bunları sizlere anlatıyorum. Modern edebiyat, postmodern edebiyat, bilinç akış tekniği, iç monolog, iç diyalog ama bunları anlatma nedenim bilin diye. Yoksa ha şunu da kullanım, bunu da kullanım, onu da kullanım. Bunu kullanırsam modernist olurum. Bunu kullanırsam böyle değil. Yani yazma en azından böyle bir eylem değil. Okuma da konfor sağlıyor. Okurken anlıyoruz bazı şeyleri. Güzel oluyor. Ben seviyorum yakalamayı. Tavsiye ederim. Sağ ol Bilov'u okuyacağım bir zaman var. Herzog'u okumayı düşünüyorum daha ilk olarak. Daha vakti var ama. Atladığım sorular illa var arkadaşlar. Arkadaşım tehlikeli oyunları sormuş. Çok iyi bir eser olduğunu söylemiş oldum bu arada.
Başka Adnan Menkin'de okudum. Sanırım sorular ve yorumlar şimdilik bu kadar. Atladığım varsa da kusura bakmayın. Çünkü bugün biraz benim üstümden gidecek bir yayın. Arkadaşlar hani hep sorularınızı atlamadan cevap veririm ama bugün yazma ve yazarmış gibi okumayı konuştuğumuz için biraz benim üstümden gidecek bir yayın oluyor. Bu yayında doğallığı böyle yani. Şimdi biraz daha yazarmış gibi okumak üstüne biraz daha konuşalım. Yani yazma üstüne fena değil, konuştuk daha da konuşuruz. Ama yazarmış gibi okumak üstüne konuşalım. Yani işte kara kitabı şimdi şöyle kara kitap demeyelim. Orhan Pamuk okumak istiyorsun. Hiç Orhan Pamuk okumadın hayatında. Orhan Pamuk da çok bilinen bir isim. Nobel'de aldı. Ben Orhan Pamuk okumak istiyorum. Gelen soru şu oluyor genelde arkadaşlar. Hocam Orhan Pamuk'a nereden başlayalım? Önce sen Orhan Pamuk'u ne kadar biliyorsun? Ne kadar biliyorsun? Önce bir Orhan Pamuk kimmişe bir odaklan. Değil mi? Bu adam kim? Yani yaşıyor mu, öldü mü? Hayatta mı? Ne yani? Nerede bu adam? Bir öğren. Yazarla bir hafiften bağ kur. Yazar ne zaman yaz? Ve yazarın en önemli yani devrim yapmış kitaplarından da başlayabilirsin. Ben genelde öyle yapıyorum. Öykü kitaplarından veya daha ilk kitaplarından da başlanabilir. Bu artık size kalmış bir tercih ama o okuyacağınız kitabı da seçtiniz. Sorun yok. Kitabı da seçtiniz. Artık yazarla da bir bağ kurdunuz. Sonra işte kitabı da bir öğren. Ay spoiler yerim. Ya ye bir şey olmaz. Ölmeyeceksin yani. Kitabı okuyabileceksin. Sıkıntı yok. Kitaplar sadece öyle bir paragrafta bir cümlede gördüğün spoilerdan ibaret değil. Bu da böyle filmden gelen bir alışkanlık yani. Spoiler yedim. Aman incemine spoiler varmış. Ön sözde spoiler var. Ya arkadaş yani bir incelemede bu vardır. Yani bunu gördüğünde de bir zahmet kitabı oku. Yani kitapta bir sürü olay, bir sürü karakter, bir sürü analiz, bir sürü detay var. Yani orada gördüğüm bir iki ufaklık konudan ibaret değil o romanlar. Yani işte, ne dedim? Kara kitap dedim değil mi? Kara kitap yıl 85 ile 89'a 5 senede yazılmış. 5 sene. Kara kitap 400 küsur sayfalık bir kitap yani. Böyle 1000 sayfalık eserden bahsetmiyorum. 5 senede yazmış Orhan Pamuk. Düşünebiliyor musun o kurgu için ne kadar vakit harcadı? Kitabın dili, anlatım dili o kadar rahat ki. Sen zannediyorsun ki bir senede falan yazmıştır bu yazar. Öyle değil. Öyle değil yani. Adam 5 yıl uğraşmış kurgusuna, yazmasına, cümleleri oluşturmasına, o paragraflara. Niye? Nasıl oluyor bu? İşte adam 5 yıl uğraştıysa sen de o kara kitap için öncesinde bir şeyleri bileceksin arkadaşım. Bileceksin yani. Onu sen o kitaptan bir yazandan bir hafiften bir cümleşeceksin. Bir kitaptan bir adı niye kara kitap mesela değil mi? Bir şeyleri bileceksin. Sonra okumaya başlayacaksın. Mümkünse bir ön söz varsa kitapta çok güzel olur. Bir ön söz oku. Sonra kitap okumaya başlayacaksın. Kitapla bütünleşmeye başlayacaksın. Karakterin içine gireceksin. O oyuna, Adnan Gergen'in anlattığı oyuna dahil olacaksın. Öyle sayfalar böyle kayıp geçmeyecek yani. Sen okurken bir düşüneceksin. Celal Sarık kim? Rüya kim? Rüya niye Rüya ismi? Galip'in ismi niye Galip? Celal'in ismi niye Celal? Bu hurufiler ne? Gibi soruları sormaya başlayacaksın. Ara ara bakacaksın. Öyle yok. Okuyorum ha hurufi bir şey güzel. He. Tarihte bir şey. Yok. Orada bir isim geçti yani. Hurufilerin başı. Bir bak ya. Hurufilik ne? O hurufilerin başı ne? Ama beni okumaktan koparmayacak ya. Koparmayacak. Mümkün değil kopma. Zaten merak ediyorsun sen orada. Ya. Adam orada hurufilik diye bir şey geçirdi. Adını bile bilmiyordun. Orada bir gizem yarattı. Öğrenmen lazım. Öğren. Bir şey olmayacak. Korkma. 15 yıldır öyle okuyorum. Hiç sıkıntı yok. Emin ol. Oluyor yani. Problem yok. Devam. Öğrendin. Hurufiliği öğrendin. Okul aktı, aktı, aktı. Bir şeyler oldu. Oyuna dahil oldun. Bir an Celal Salih'in içine girdin. Bir an Galib'in içine girdin. Rüya kimdir diye düşünmeye başladın. Rüya gerçekten var mı yoksa rüya mı acaba diye düşünmeye başladın. Sonra yavaş yavaş metin çözmeye başladım. Metin çözülüyor. Değil mi? Sen bir şeyleri yakaladın. Oyuna dahil oldun çünkü.
yazarın istediğini verdin. Yazara 5 yıl uğraştı ya o yazar. Yazara işte hakkını vermeye başladın. Yazara dahil oldun, yazarın yazdıklarına, o anlatımına, yazarın dertlerine dahil oldun sen. Ve sonra evet, final geldi, kitap kapandı. Evet, aklında çok şey kaldı kitapla ilgili. Yetmedi. Yetmedi. Varsa, daha üst bir okuma için, varsa, kendinizi geliştirmek istiyorsunuz arkadaşlar. Ben nitelikli okur olacağım diyorsanız, varsa kitap üzerine yazılmış makale, kitap üzerine yazılmış inceleme kitabı. Bulması kolay değil ama internet çağınız araştırın bulun. Bulunuyor. Bulunuyor yani. Ben buluyorum. Bulursunuz. Bulun, okuyun. Bütün bunları yaptıktan sonra zaten artık kitap kafanızda. Hani bazen diyorsunuz ya hani işte yorumlar geliyor. Birçok video izledim ama en iyi siz anlatmışsınız. Niye en iyi ben anlatıyorum? Yani en iyi anlatan ben olduğumu iddia etmiyorum yani. O yorumlara cevaben söylüyorum. Neden en iyi anlattığınızı düşünüyorsunuz? Çünkü ben o kitabı okurken ister bugün okuyayım ister 3 sene önce okumuşum hiç fark etmez. Okurken içine girerek okuyorum. Girdiğim dahil olduğum yazarla sanki kitabı birlikte yazmışız gibi bir havanın içine büründüğüm için 3 sene geçse 5 sene geçse o kitap aklımda kalıyor. Gitmiyor. Gitmemesinin nedeni kimi yazar çok başarılı anlatım yapar. İşte Dostoyevski öyle bir Raskolnikov karakteri anlatmıştır ki o zaten aklından gitmez. Benim dediklerimi yapmasan da aklından gitmez ama her kitapta bu olmayacak. Her kitapta bu olmadığı için senin bunları yapman lazım. O kitaptan maksimum verimi o ve düşünme eyleminin kitap okuma safhasını başarılı bir şekilde geçesin. Adnan Bey Bukowski için demiş. Turan dediği gibi Bukowski'nin içinden geliyor. En çok etkilendiği kişiler Dostoyevski, William Saroyan, Hermann Hesse, Jean-Paul Sartre, John Fante, özellikle Fante kesinlikle. Ve hocam Saroyan da benim çok okumak istediğim bir yazar. Bugüne kadar okumadığım, eksik bıraktığım yazarlardan bir tanesi. Saroyan'ın bir belgesel filmi vardı. Saroyan'ın hayatını anlatan. Saroyan'ın da oynadığıydı yanlış hatırlamıyorsam. Onu izlemiştim. Çok merak ediyorum. William Saroyan'ı çok başarılı bir edebiyatçı olduğunu biliyorum. Onu da okumak istiyorum. Güzel de bana bir etkileme olmuştur. Oldu yani sağ olun teşekkürler. Çağrı arkadaşım daha da içine girersiniz. Yani ben buradan bugün size bir küçük çaplı bir yol gösterme diyelim. Yani küçük çaplı bir yol gösteriyorum. Ben bugün anlattığım bütün şeyler yazma üstüne de okumak üstüne de benim uyguladığım şeyler arkadaşlar. Yani burada uygulamadığım bir şey anlatmıyorum size. Yani öyle hani hariçten gazel okuma vardır. Yok öyle bir şey yok. Ya uyguladıklarımı anlatıyorum ya da işte Adnan Yerger gibi, Mario Levi gibi, işte Feridun Andaç gibi, Hakan Akdoğan gibi yazarlardan duyduklarımı, dinlediklerimi sizlere aktarıyorum. Yani bunları yaparsanız oluyor. Bir anda olmuyor. Ben yani bir anda Meltem Güller'in Tutan Anındaki Edemi Binaz kitabını okuyacak bilgiye erişmedim tabii. Öyle bir şey yok. Yani 15. yılımda eriştim buna. Kimisi daha erken erişimdir. O ayrı bir konu. Ama bu okuma eyleminde artık okumanın da bir iş olduğunu görmek için okumak bir iştir arkadaşlar. Okumak bir kendi işinizin, kendi hayatınızın temel bir parçasıdır. Bunu böyle görürseniz çok zevk alacaksınız. Bunu görmezseniz, böyle görmezseniz hayatınızı arada bir dahil ettiğiniz, birilerine gösteriş olsun diye dahil ettiğiniz, birilerine işte hava atmak için dahil ettiğiniz bir şey olur. Tatsız bir şey olur. Yani canınız sıkılır, bırakırsınız. Ondan sonra dersiniz ki ya Turan abi ben de kitap okuyamıyorum ama niye okuyamıyorum acaba demeye başlarsınız. Çünkü hayatınızın bir parçası atletmediniz. Olmadı. Hayatınızın bir parçası dönüşemedi. Dönüşemeyince böyle oluyor. Hayatın bir parçası dönüştürürse bir de şu var. Bu bin kitapta da şu aralar çok görüyorum. Çünkü yeni yıl hedefleri belirlendi. Herkese şu var böyle hani herkes derken birçok iyi okur dedim arkadaşlar var işte 150 kitap bu yıl 150 yapacağım 200 yapacağım. Ya işte sen İşte yüzün altı hedef belirlemişsin. Neden yüzün altı hedef belirledin? Sen şöyle bir okursun. Yani yüzü de çok rahat yaparsın. Yani kim arkadaş diyor ki işte ben bu yıl çok kendimi zorladım. Hani yüz hedefe ulaşayım diye. Bu işin bir hedefi olmaz ki. Hedefler sadece bize bir yol göstermek için. Ben dedim ki bu yıl 60 tane kitap okurum. Kendime bir öyle bir şey seçtim yani. Bir hedef yani böyle bir yol hani. 60 tane bu yıl kitabı. Bütün kitapları da yazdım bu arada. Şunlar şunlar okuyayım diye unutmayayım. Listeye yolladım zaten. Yani
O kitaplar işte o 60 kitap ki daha belki çoğunu da okuyacağım. Daha farklı 2021'de mesela başka kitaplarla başladım okul bitirdiğim. 60 kitabın dışında kitaplarla başladım mesela. Yani o bana bir yol gösterici. Bu bir yarış değil ki. 100 sayfa okudum, 150 sayfa okudum, 250 sayfa okudum. Ya benim günde 250 sayfa okuduğum gün de oldu. Günde 10 sayfa okuduğum gün de oldu. Yeter ki her gün oku. Problem orada. Her gün okuyabiliyor musun? Ben her gün okuyorum arkadaşlar. 15 yıldır aralıksız her gün kitap okuyorum. Hiç sekmedim. 22 yaşına başladım. Yaşım 37-38'e merdiven dayadım. Gidiyorum 38'e doğru. 22 yıldır aralıksız her gün 10 sayfada olsa kitap okuyorum ki kolay kolay genelde 50 sayfanın altına pek de inmem. Ama bazen öyle günler olur ki inersin. Hastalık var, sağlık var. Ölüm var, kalım var. Birçok şey yaşadım hayatımda. Hepimiz yaşıyoruz. İnersin. Bazen okuyasın da gelmez bu arada. Hani diyorum ya aralıksız okudum. Bazen gerçekten öyle bir şey yaşarsın ki cenazem vardır, ölümüm vardır. Çok ağır bir hastalığım vardır. Yoğun bakıma gitmişsindir yani. Öyle günler yaşarsın ki okuyamazsın da ama onu daha iyi günlerinde kapatırsın. Önemli olan kapatmandır. Yani önemli olan onu kapat. Ara verme. Devam et. Çünkü yaşamın bir parçası. Nasıl yemek yiyoruz? Tuvalete gidiyorsun. Su içiyorsun. Bak su içiyorum şu an. Değil mi? Şu su benim yaşamın bir parçası. Okumak da yaşamanızın bir parçası olsun. Ben artı bir şey yaptım kendime. Size de tavsiye ederim. Yazmak da benim hayatımın bir parçası artık. Yazmayı da yapabiliyorsanız eğer. Sadece kurmaca yazmaktan bahsetmiyorum. Bakın burayı karıştırmayın. Kurmaca yazmak çok güzel bir şey tabii. Öykü yazmak, roman yazmak. Muhteşem bir şeyler ama sadece kurmacadan bahsetmiyorum. Uzmanınız olduğu bir dal var. Onunla da ilgili bir şeyler yazarsınız. Üniversitedesiniz makale yazarsın. Yani önemli olan yazmayı da hayatınıza dahil edin. Yazmayı dahil ederseniz hayatınıza konuşmanız daha iyi olacak. Cümlelerinizi daha iyi kuracaksınız. Bundan emin olun. O kelime hazneniz daha da artacak. Mecburen artacak. Sözlük açıp bakacaksın. Çünkü aynı kelimeleri kullanmak istemeyeceksin. Kelime tekrarı yapmak istemeyeceksin. Mesela edebiyatta kelime tekrarı yapmak iyi bir şey değildir. Bütün bunu yazarlar söyler. Ben de sevmem kelime tekrarı yapmayı. Mutlaka başka kelimelerle kullanmaya çalışırım. Üslup gereği sence kelime tekrarı yapmak iyi bir şeydir. Yani o karakterin anlatımı öyleyse kelime tekrarı güzeldir. Ama karakter öyle bir karakter anlatımı yoksa sen kelime yetersizliğinden kelime tekrarı yapıyorsan yazmadı. Bu da bir handikaptır. Yapılmaması gereken bir şey. Okuru metinden uzaklaştırırsın. Hatalı şeylerden biridir. Yok. Önce dipnotları okumalı sonra kitaba başlama. Yani dipnot dediğim başka bir şey muhtemelen. Daha önce kitapla ilgili bir şeyler okumaktan bahsediyorsun Sinan. Yoksa kitabın altında dipnotlar vardır yani. Önce o sayfayı okuyup ondan sonra dipnot okuman lazım. Evet, Ulysses, Kafka sarı siyah beyaz kapaklı Ulysses Kafka kitaptan Fuat Sevinç çevirisiyle. Yani tabii bir nevi şekilcilik atı arkadaşım. Kitapları anlamak yerine kitapları maalesef tüketiyoruz. Mesela ne yapıyoruz? Mesela iki tip okur var. Benim doğru bulmadığım bir iki tip okur var. Ben bunu doğru bulmuyorum arkadaşlar. Bunu öneren çok iyi nitelikli okur arkadaşlarım da var ve bunu uygulayan arkadaşlarım da var. Saygım var. Saygım var. Ama ben önermiyorum. Ben uygulamıyorum. Bir okur kitlesi daldan dala, kitaptan kitaba, yazardan yazara, türden türe her şeyi okuyorlar. Yani. Ya hıza yetişemiyorum yani. Bir o yazar, bir bu yazar, bir modern denen, bir postmodern, bir klasik edebiyat, bir felsefe, bir tarih, bir yani yok yok yani. Birisi de bir okur tipi de bir yazarı seviyor, o yazarı kronolojik okuyor. Baştan sona. Yazarın bütün kitapları okuyor, bütün biyografiler okunuyor, her şey okunuyor. Güzel. Çok güzel. Harika. Yazar da denilmişti. Dostoyevski'yi çok sevdin, Dostoyevski denilmişti. Öbür yazarlar ne yapacağız? Dostoyevski'ye dair, kendi dair yazdığı ve yazdıklarından 50 tane kitap okudun, buldun, okudun. Süper. Artık sen bir Dostoyevski uzmanı oldun. Süper, harika. Ne yapacağız? Tolstoy var. Onu da sevdim. Sen onu okuyacaksın. Tolstoy faslı bitti. Ne yapacağız? Puşkin var. Bir de Puşkin faslı başladı. Turgayev var. Oblo, Ivan Gonçarov var. Lermontov var. Nekrasov var. Sayın mı daha? Gorki var. Çehov var. Solzhenitsyn var. Hadi Rus edebiyatından girdik. Gorki var. Gogol var. Bir sürü isim var. Sen bunların bütün kitapları nasıl bitireceksin?
Hepsi çevrilmedi zaten. Öyle bir şey de yok Türk edebiyatında. Hepsi çevrilmiyor bu arada. Her kitabı da bulamıyorsun. Nasıl olacak bu? Evet. Bazı yazarlara hakim olmak için hepsini okumak, kronolojik her şeyi okumak güzeldir. Ama bunu her yazara uygulamaya kalkarsanız çok sınırlı sayıda yazarın dahil olursunuz. Ve sizin bu okuma durumunuzu da etkiler. Mesela klasik döneme takılı kalırsın, hep klasik okursun. E ne olacak? Modern gitti. Çağdaş gitti. Günümüzün edebiyatı gitti. Türk edebiyatı gitti. Ne olacak? Ne olacak yani? O yüzden bir yazarı seviyorsanız tabii birden çok kitabını okuyabilirsiniz. Bu gayet doğru bir şey. Doğal da bir şey. Ama mümkünse bunu zamana yayın arkadaşlar. Külliyatta okuyacaksan zamana yayın. Bir anda külliyatı bitirme yani. Kronolojik okuyacaksan zamana yayın oku. Ki ben kronolojik okumadan çok yine söylüyorum doğru bulmuyorum ama yapacaksan eğer bunu zamana yayarak yap. Sen bir yazarı bitirdin, bu faslı kapattım, ikinci yazara geçtim dediğinde ömür geçiyor ama. Zaman geçiyor, hayat geçiyor. Yani böyle bir problemimiz var. Yazar ne türden yazıyorsa o türleri mi daha fazla okuma? Mesela öykü yazarıysa öykü eserleri, romansı. Yani türüne hakim olmak önemli Sinan. Tabii ki öykü yazıyorsan öykü türüne biraz daha ağırlık vermende fayda var. Ama roman da sonuçta kurmacadır. Romandaki teknikler de öyküye ilham verir. Deneme okumak da kıymetlidir. Oyun okumak da kıymetlidir. Ben bunların hepsini okuyorum diyorsun. Bunlar da kıymetlidir. Bunları da boş geçmemek lazım ama biraz daha fazla öykü yazıyorsan öykü ağırlık vermekte fayda var tabii ki. Yani daha doğru bence. Tehlikeli oyunlarla hakkındaki fikrim çok iyi kitap olduğuna dair okumanızı tavsiye ederim. Bir ayda şu kadar farklı tür veya kitap okumak diye bir şey benim lügatımda yok. Gökçe arkadaşım. Yani herkesin okuma temposu farklıdır. Bir kitap okursun, 1000 sayfadır, ayda bir tane kitabı bitirebilirsin. O dönem sadece o kitaba aynen, o dönem içerisinde, o ay içerisinde sadece işte atıyorum postmodern, Roberto Ballo'nun 2666'sını okudun, 966 sayfa kitap. O ay onu okudun yani. Postmodern anladın sadece. Bir başka ay çeşitlendirebilirsin bunu artık. O senin okuma tempon. Bu konuda hani öyle bir tavsiye vermem. Ama ben ne yapıyorum? Ben genelde belirli bir dönemden ve türden gitmeyi tavsiye çalışıyorum. Yani işte modern okuyorsam bir süre modernden gidiyorum. Bir postmodern okuyorsam bir süre postmodernden gidiyorum. İşte klasikle merak ettiğim bir yazar varsa biraz oradan devam ediyorum. Gibi. Değişiyor. Benim ayda kaç kitap okurum mu, sen kaç okuyorsun diyorsanız ayda 10-12 kitaba çıktığım da olmuştur. 4-5 kitapta kaldığım da olmuştur. Tamamen o ayki okuduğum kitabın zorluğuna, durumuna, hacmine bağlı gelişen bir şey. Lisedeysen Emre arkadaşım önce Türk edebiyatını okumanı tavsiye ederim. Türk edebiyatında da Türk edebiyatı derken Tanzimat'tan bahsetmiyorum. Sakın beni yanlış anlama. Mümkünse 1950'ler, 40'lar, 50'ler, 60'lar. Yani kimler? Sait Faik Abasıyanık, Aziz Nesin, Sabahattin Ali gibi, Yaşar Kemal gibi yazarlarımızı okursan senin edebiyat okuma hayatında yardımcı olacaktır. Tavsiye ederim. Yani Harry Potter oku sıkılmazsın. Sadece Harry Potter yok gençler için önerebileceğimiz kitaplarda arkadaşlar. Harry Potter'da tabii gençler okuyorlar, seviyorlar. O ayrı bir konu ama dediğim gibi Türk edebiyatında çok güzel eserler var. Gençlerin çok rahatla okuyacağı eserler var. Ya ayda 2 kitap, yılda 24 kitap. Ya bazı yoğun dönemlerde olabilirsin. Ama mümkünse daha fazlası tabii. Yani hacime göre değişir. Ayda 4-5 kitap güzel rakamdır. Ama ben dediğim gibi ayda 10 kitaba çıktığım dönemlerde oluyor bazen. Değişiyor yani. Öteki kitabını fark edebilmeniz için yani kronolojik olarak dediniz ya ben kronolojik okumasam ötekini belki hiç fark etmeyecektim. Yazarı bilirsen fark edersin.
önemli değil mi? Yazabilmek. Ne dedim en başta? Daha ilk başlangıcım ne? Önce yazarı bileceğiz. Yazarın hayatını bileceğiz. Beğendiğimiz, okumayı istediğimiz kitap hangi dönemde yazıldı bileceğiz. Yazarın hangi dönemde yazıldı onu da bileceğiz. Bunları bilirsen kronolojik okuma yapmasan da öteki kitabını okuyabilirsin arkadaşım. Okuyabiliriz yani. Hepimiz için. Benim için de geçer bu arada. Yani şunu da iddia etmiyorum bu arada. Ben bütün yazarlara hakimim. Hepsini çok iyi. Böyle değil. Bilmediğim, okumadığım çok sayıda yazar var. O kadar çok yazar var ki. Türk Edebiyatı'nda bir sürü yazar var bu arada. Ama bazı şeyleri okumadan da bazı şeyleri bilebilirsiniz. Öğrenmek ya. Bazı yazarları öğrenelim, bilelim. Sonra yeri geldi, zamanı gelince okursunuz zaten. Başka atladığım bir şey var mı ona bakıyorum. Tamam, şimdilik bu kadar sanırım. Yani kitaplara gereken zamanı hazır Ati arkadaşımız da yazmış. Gereken zamanı ayıralım. Bu bütün yaşamınızı kitaplara ayırın demek değil arkadaşlar. Onu da unutmayın. Ben bu kısa çalışma ödenekli hale geçmeden önce yani kendi hayatımı anlatıyorum size. Bir 5 yıldızlı otelde satış bölümünde çalışıyorum. Yoğun bir çalışma tempom var. Doğal olarak satıştasın çünkü satış zaten yoğunluğu getirir normal. Hafta sonları kitap okuma gruplarına katılıyordum. Hafta sonları yazar söyleşisine katılıyordum. Öykü yazıyordum. Arada katıldığım yazarlık atölyeleri oldu. Dönem dönem. Kendi arkadaşlarımı arada zaman ayırıyordum. Bütün bunların dışında. Ve evde de bazen okumak kitap okuyordum ayrıca tabii zamanın içerisinde ve evde de kendimi aileme ayırdığımda başka zamanlar da oluyordu. Bütün bunları yapıyordum. Yapılabiliyor yani. Şimdi anlatayım. Bugünden bahsedelim hemen. Yeni bir çıkaracağımız bir antoloji var. O kitabın hazırlığı içerisindeyiz. Kadın öyküleri ve erkek öyküleri olacak. Toplamda 24 yazardan 12 kadın 12 erkek. Değişik bir antoloji çalışması olacak. Onun hazırlık toplantısını yaptık. O bitti. Yayına hazırlandım. Buraya geldim size işte kaç saattir? 1,5 saattir size anlatıyorum. Daha da anlatacağım. Bu gece olacak. Yatacağım, uyuyacağım. Sonra yarın olacak. Yarın yine biraz kitap okuyacağım. Kitap okuduktan sonra video çekeceğim. Video çektikten sonra saat 4'te antolojinin işte tanışma toplantısına, yazarlarla tanışma toplantısına katılacağım. O bitecek. Ondan sonra yani o bittikten sonra yine bir başka kitap okuyacağım. Yani günde genelde 2 ya da 3 kitabı aynı anda okuyorum ben. Tek kitapla da kalmıyorum. Tabii günden güne değişti her zaman olmuyor belki ama yani böyle bir durum var arkadaşlar. Yani o yüzden bu tempo her zaman var ve bu tempoyu yaşamımızın bir parçası çevirdiğiniz anda oluyor yani. O yüzden yaşamımızın bir parçası haline çevirin ama tabii bütün hayatınızı, kütüphanem benim, kitaplarım benim, onlarsız yaşayamam da yapmayın yani. Hayatta başka şeyler var. Hele yazmak için. Yazmak için kitapların da biraz dışına çıkmanız gerekiyor. Yani. Hep sadece kitap okuyarak da yazamazsın. Yaşamla dokunacaksın, yaşama dokunacaksın. Hayata dokunacaksın. Hayatın içinde olacaksın. İnsanlarla sohbet edeceksin, dinleyeceksin insanları. Duygularına bakacaksın, gözleyeceksin. Hayattaki problemlere odaklanacaksın. Toplumdaki problemler ne, hayattaki problemler ne, seni sıkan şeyler ne? Bunlara odaklanacaksın ve böyle yazacaksın. Sadece kitap okuyarak yazılmaz. Kitap okumak yazma eylemini hazırlar sizi. Yazma eyleminize hazırlayacaktır size kitap okumak. Ama tek başına yetmez. Çünkü hayat devam ediyor. O hayatı kaçırmamamız lazım. Cesur Yeni Dünya'yı öneririm. Muhteşem bir kitaptı. Burada da inceleyeceğim yakın ilerleyen dönemlerde. Bakalım. Tükenmişlik senin. Ben yıllardır böyle yaşıyorum Sinan. Çok şükür yakalanmadım. Yani çok uzun yıllardır hem iş hayatım yoğun gidiyor, hem kendi sosyal hayatım yoğun gidiyor.
Hem her zaman hayatımda birçok arkadaşım oldu, olmaya devam ediyor. Bana bir şeyler soran eden hep oldu. Yani bugün yeni değil. Sırf kanaldan dolayı değil yani. Hep bana bir şey soran insanlar oldu. Olmaya da devam ediyor. Ondan sonra böyle de devam edecek. Allah sağlık sıhhat verdiği sürece. Öyle devam edeceğiz diyelim. İnşallah öyle olur. Ne diyelim, 2021'de de bu tempoda devam edebilirim. Şimdi arkadaşlar kanalla ilgili de bir iki bir şey söyleyeyim. Katıl butonu diye bir şey var, biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür başka kanallarda. Benim de hakkım var aslında şu an, katıl butonunu koyabilirim çok rahatlıkla. Ama biraz daha abone sayısının artmasını istiyorum. Hem de aklımdaki biraz daha şekillendirmek istiyorum ama. Bir yazı atölyesi katıl butonuyla yapacağım. Onu istiyorum. Bir tane yazarmış gibi okuma atölyesi de istiyorum yapmak. Ayda böyle iki tane kitap okuyacağımız, bir tanesi inceleme kitabı, bir tanesi de sağlam zor bir kitabın olacağı. Öyle de bir okuma grubu da düşünüyorum. Yine katıl butonunda. Ama bütün bunlar biraz daha ilerleyen bir süreçte, hemen olmayacak. Biraz daha abone sayımız artarsa bütün bunları yapmak istiyorum. Benim açımdan da daha keyifli bir süreç, daha etkin, sizlerle daha etkin olabileceğim bir sürece olacaktır. Adnan Bey, siz katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ne demek yani? İyi ki katıldınız. İyi ki değerli yorumlarınızı bizimle paylaştınız. Sizin gibi bir yazarın bu yayına katılması benim için zaten çok mutluluk verici bir şey. Yani onu hani çok mutlu oldum sizin katılın. Yani bilmiyordum bana katılacağınızı. Katılmanıza çok mutlu oldum. Çok sevindim. Yani yeni bir tane romanınız var bildiğim kadarıyla. Umarım o romanı da yayınlanmaz alma şansa sahip olurum. Sizlere de hem yaşamınız hem de edebiyat hayatınızda güzel bir yıl diliyorum bu arada. Onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, bu sanırım yazarmış gibi okuma durumunun oturduğunu düşünüyorum sizde. Yani ben bunu zaten biraz derin okumada anlatmıştım. Biraz daha önceki yayınlarımda bahsetmiştim ama bu kadar detaylı anlattığımı hatırlamıyorum. Yani en azından yazarmış gibi okumak demedim buna. Şimdi niye yazarmış gibi okumak diyorum? Çünkü artık metnin yazarı sizsiniz. Kitap geldi elinizde. Adı, üstünde bir şey yazıyor yani. Üstünde Yaşar Kemal yazıyor, Orhan Kemal yazıyor. Bir isim var. Kitabın bir ismi de var. Ama sayfaları açıyorsunuz. Siz içine girdiniz. Artık yazar sizsiniz. Çünkü o kitap bitti. Yazar yazdı. Yayın evine gönderdi. Matbaaya gitti. Kitap yayınlandı. O kitap nasıl okunacak? Okul okuyacak. Siz okuyacaksınız. Siz hakkını verirseniz yazarın verdiği o emeğin karşılığını vermiş olursunuz. Sizin bir kitaba verdiğiniz 20-30 lira bir yazarın o kitaba verdiği emeği karşılamaz. Manevi anlamda da emek vermeniz lazım. Sadece maddi katkı değil. Manevi emeği de verirseniz işte o yazarın, o diyoruz ya işte Dostoyevski, Oğuz Atay, Yusuf Atılgan, Haldun Taner, George Orwell. İşte bunların hakkını verirsiniz. Bayıla bayıla söylüyorsunuz ya. Kitap işte kapakları paylaşılıyor. İşte fotoğraflar falan. 1984'de okudum. Aşık oldum. Harika kitaptı. Güzel. Harika kitap. Hakkını verdin mi? Önce onun kısmını kendine. 1984'de okudun. Hakkını verdin mi arkadaş? George Orwell'ın hakkını verdin mi? Bu hafta bu arada George Orwell'ı anlatacağım. O yüzden Orwell diyorum. Onu da söyleyeyim. Yani bu hafta George Orwell var. Telif hakkı bitti George Orwell'ın eserleri. Her yayın evi basıyor şu an. Çatır çatır bütün yayın evleri bastı. Yayınlıyorlar kitapları. Ben de eksik olmayayım. George Orwell'ı anlatayım sizlere. Hazır bütün yayın evleri kitapları basarken. Hakkını verdim 1984'de. Okudum. Güzeldi. Distopyaymış işte. Harikaymış. Çok da beğendim. Tam da bugünleri anlatıyor biliyor musun? Dedin. Güzel. Cüsri'nin Dünya'yı okudun mu? Zemiyet'in Bizini okudun mu mesela? Zemiyet'in Bizinden etkilenip yazdı 1984 Orwell. Biliyor musun bunu? Distopya için hiçbir şey okudun mu? Distopya nedir okudun mu? Yani ona ait bir kitap okudun mu? Bir makale okudun mu yani? Distopya nedir, ütopya nedir diye. Mesela Thomas More'un Ütopyası'nı okudun mu? Hadi okumalarını geçtim. Baktın mı o kitaplara yani? Bir inceledin mi yani? Hani 1984 ilham vereni. Bir inceledin mi, okudun mu? Bir Orwell'un yaşamına baktın mı? Yok. Ne oluyor? Ay, 1980 benim kitabım işte. Öyle bir yazmış, bugünü yazmış. O gün de öyleydi ki. Adam bugünü yazmadı. O gün de öyleydi. Merak etme.
O gün totaliter rejimler vardı. Adam totaliter rejimleri yazdı. Totaliter rejimler maalesef her zaman devam ediyor. Bugüne de yansıdığı için bugün de anlatmış oldu. Yani onun yazıldığı dönemde totaliter rejimler var dünyada zaten. Gayet aktifler, etkinler yani. Abone sayınızı arttırmak için bir çabanız, planınız var mı? Zamanla ve hayatın olan akışına mı bıraktınız? Ekstra bir çabam yok. Hafta 3 video çekiyorum. 2 haftada bir canlı yayın yapıyorum. Bence gayet abone sayısını artması için gayet gerekli emeği veriyorum. Bundan sonrası artık abone olan arkadaşlarım, benim yayınlarıma katılan arkadaşların etrafına yayması, kendi gibi arkadaşları bu kanallara getirmesidir. Yani hayatın doğal akışına bıraktım tabii ki. Artık sayılara bile bakmıyorum yani. Pek bakmıyorum yani. Artıyor çünkü kendi kendine. Artık eskiden bakıyordum da artık kim pek bakmıyorum yani. Latteli romanlar diye anladın değil mi? Değil mi? Kafe latteli. İşte latte kalpli ama latte değil. Kalpli latte olacak. O da bir sanat bu arada. Latte art diye bir şey var. Yani onu da ben çok takdir ediyorum. O da çok görsel anlamda güzel bir şey bu arada. Bunu yapan baristalar var. Bu işin uzmanları var. Bunların eğitimleri var arkadaşlar. Ben kahve bir tutkun olduğum için. Yani ona karşı değilim ama ip aynı yani. Kalp yanında Kürk mantılı Madonna ve bir paylaşım. Ya güzel tamam, kahve, kitap okurken kahve içmek keyifli de. Yani sadece bundan ibaret. Ya bu da var hayatın içinde. Buna da karşı değilim yani. Hakkını versin latteli fotoğrafta var. Hiç sorunum yok. Hakkını versin kitabı. Yani o latteli fotoğrafın altına 2-3 satır kitaptan aldıklarıyla ilgili yorum yazabiliyorsa, kitaptan bir şeylerden bahsediyorsa, tanıtı bültenden çalmadan bu arada, başkasından çalmadan yani, veya kitapta alıntı yapmadan, kendisi o okuduğu kitaptan gerçek mana aldıklarından, hani etken okurluk yaptı ya, aldıklarından 3-5 satır dolusu bir şey yazabiliyorsa o Instagram postunun altına, o zaman sorunum yok. Lat deli mi paylaşırsın, amuda kalkarak mı paylaşırsın, o sana kalmış. O senin hesabının görselliği. Kurgusal olarak hikayede birbirinden tamamen farklı şeyler anlatan iki karakteri aynı sıralamada paragraf paragraf, hatta sıra sıra belki sayfa sayfa anlatım veren bir öykü var, ben yaptım. Ömer Asan. Ben yazdım. İki tane birbirinden farklı karakter paragraf paragraf diyor. Kara kitapta Celal Salik'le Galip'in anlatımları var böyle. Sayfa sayfa gidiyor. Birbirine eş gidiyor. Bir Galip'teyiz, bir Celal Salik'teyiz. Yani bir tane yazardayız, bir ben anlatıcıyız daha doğrusu. Kitabın sonlarında mı karışıyor bunlar? Kitabın sonlarında Galip Celal Salik'e dönüşüyor falan filan. Neyse çok detaya girmeyeyim. Kara kitap böyle. Başka böyle paralel giden var aslında. Böyle kitaplar var. Hani iki anlatıcı, bir o giden kitaplar var ama en belirgin örneğini ben kara kitap olarak verebilirim. Ama ben öyküde yaptım. Çok da Tepetaklak Öyküler kitabında yapmıştım. Böyle paragraf paragraf iki tane anlatıcı karşılık gidiyorlar. Çok severim yapmasın bu arada. Çok güzel oluyor. Maria Puder'i yani bilmiyorum, Maria Puder yaşasa kahveye çağırırlardı herhalde yani. Kesin. Kesin yani. Ya tabii saçma, fikrin yok. Estağfurullah Ömer Asaf. Yani bunlar tabii ki düşünülen yazarların yaptığı, senin düşündüklerini yazarlar daha önce yaptılar emin ol. Bunlar hiçbir zaman saçma fikirler. Dedim ya, yemek tarifi koydum ya. Bak yemek tarifi derken burayı da dikkatli söyleyeyim. İçinde pastiş ironi geçen falan yemek tarifi. Yani böyle şey değil yani, normal işte bolognese soslu makarna tarifi vermedim yani. İşte 200 gram kuzu kıyma falan değil yani. Hani enteresan, var olmayan malzemelerden oluşmuş, var olmayan bir yemek tarifi, makarna tarifi yaptım öykünün içinde. Bu absürtlükler yapılıyor. Yazarlar yapar bunu. Yıllarca da yaptıklar, daha kim bilir neler yapılacak. Yani kayboluş örneği işte, E harfi yok işte kitapta. Al sana absürtlüğün zirvesi. Yapılıyor bunlar, yapılacak yani. O yüzden senin aklına gelen de bence saçma değil. Öyle düşünme, yapılıyor bunlar. Atladıklarım var mı? Genç bir doktorun anılarını okudum. Çok güzel bir kitap var mı? Yazarın diğer kitapları hariç. Yani aklıma hiçbiri gelmiyor. Öyle bir şu buna yakında diye. Öyle bir aklıma gelen kitap yok. Onu söyleyebilirim. Arkadaşım
Bu arada gerideki sorulara bakıyorum ki atlamayayım diye, sizin sorularınızı pek atlamak istemiyorum ama herhalde pek atladığım soru, arada yazışmalar olmuş karşılıklı. Pek atladığım soru metnin içinde, yani şey soruların içinde yok gibi görünüyor. Evet, yine bir saat 50 dakikalık bir yayını her zaman olduğu gibi devam ediyoruz yani. Şu an 24 kişiyle. Benim de yavaş yavaş ses gidiyor bu arada arkadaşlar. Farkında varmışsınızdır diye düşünüyorum. Ses telleri hafiften böyle. Havalar böyle işte netameli olduğunca bir sıcak bir soğuk. İstanbul havası bugün 17 dereceydi. Var mı böyle bir şey? Ya, balkonda 2 saat kitap okudum bugün yani. böyle bir hava olunca biraz hava alerjiden dolayı ses tellerine bir gidiş oluşuyor. Ama sorularınız olduğu sürece devam ederiz. Ben de aklıma bir şeyler geldikçe sizlere anlatırım. Şimdi önemli bir şey, atladığım bir şey var. Ben Kemal Varol'un 8 haftalık Nilüfer Belediyesi Kütüphanesi'nin, ki çok güzel bir kuruluş, tavsiye ederim. Onun bir akademisine katıldığım Zoom'dan online eğitim pandemi sürecinde. Kemal Varol çok değerli bir yazarımızdır. İşte Aşıklar Bayramı diye harika bir kitabı var. Çok güzel romanları var. Çok iyi bir yazarımızdır. O bize şunları anlattı. Romanda iki tane teknik anlattı. Bir sürü şey anlattı da şunu yapın bunu yapmayın diye. Roman yazarken iki tane teknik anlattı bize. Biri genleşme tekniği, yani cümleleri daha basitçe yazmış cümleleri geliştirme. Yani bunu genleştirme, genişletme tekniği. Bir de sıralama tekniği. Şimdi sıralama tekniğini gördüğünüz birçok yazar, roman yazarı çokça yapıyor. Bu nedir biliyor musun? İhsan Oktay'dan mesela çok yapar. Yani bir anda mesela bir sürü müzik terimini yan yana virgüllerle bir paragraf gittiğini görürsünüz. Bir paragraf böyle gemicilik terimlerinin takır takır yazıldığını görürsünüz. Ya da gözlemlediği, sokakta gözlemlediği karakterleri Orhan Pamuk takır takır yazar. Böyle hani şey gibi, yani bir paragraf onlardan oluşur. Bu listelemedir. Bu listeleme tekniği yazarın kendi zekasını okura gösterdiği yerlerde. Bunu abartmamak lazım ama bunu çok iyi yapan yazarlar var. Orhan Pamuk gibi, İhsan Oktay'lar gibi. Bunlara denk geldiğinde bir hayran kalırsa, Joyce'da, Oğuz Atay'da onlar tabii abartı düzeyde. 1,5-2 sayfa yani. Oğuz Atay'ın kitabı için Meltem Gül'le şey demişti. Büyük bölümde aşırılıkların kitabı. Yani hakikaten aşırılıklar var böyle yani. Aşıyor ya. O kadar çok yapılmış ki 1,5 sayfa. 1 sayfa. Paragraf boyunca listeleme var. Ben onu anlamıyorum da listeleme olduğunu. Yani birçok okur belki orada bir okuma, daha düz bir okuma yapıyor. Böyle şeyler var. Listeleme gibi bir teknik var mesela. Bunu normal bir okur olarak bilemezsiniz. Ama işte Kemal Varol'dan öğrendiklerimden biri de buydu. Bazen yazarlardan çok güzel şeyler öğreniyorsunuz arkadaşlar. Yani çok güzel şeyler. Mesela katıldığım yazarlardan mesela söyleyeyim. Mevsim Yenice mesela. Çok güzel durum öyküleri yazan bir kadın yazarımız. Çok güzel durum öyküleri yazıyor. Yani yarattığı karakterler çok böyle aşırı böyle çarpıcı, çok şey karakterler değil ama öyle bir güzel akışkan, bilinmeyen sularda kitabın adı zaten. Su gibi akıyor kitap. Öyle güzel bir anlatım var ki. Karakterlerin problemleri de bize geliyor. Biz onu hissediyoruz. Ve Mevsim İnce'yle konuşunca, Mevsim İnce kitabını anlatırken, yani sen soru sorduğunda o kitabını anlatırken, onun o hani o bilinmeyen sulardaki bu akışkan halin kendi anlatımında olduğunu da görüyorsun. Kendi kitabını anlatırken. Yani yazarların anlatımlarıyla yazıları arasında da aslında bir bağdaş var. Bir özdeşlik var. Bunu görüyorsunuz. Mesela Gamze Arslan'la ilgili çok güzel bir dipnotum var. Gamze Arslan diye bir arkadaşım sordu. İşte kitap Kan Ayak. Ya Gamze Hanım, kitabın ismi de Kan Ayak. Kitapta da çok böyle hani şey karanlık öyküler var. Hani neden bu kadar karanlık? Ya ben öyle karanlık yazmadım ki, dedi Gamze Hanım. O kadar karanlık yazmadım ki. Dedik ya bu, dedik, Gamze Hanım ben öyle yani karanlık öykü. Yani Türkiye sorunlarını, kadın sorunlarını, Türkiye'deki maalesef bilmeyen kadın cinayetlerini, kadınlara dair sorunları anlatıyor çoğunlukla öyküler. Düşündü. Bak şu öyküm iyi, dedi. Öyle hani şey, daha böyle pozitif anlat. Ya bu da karanlıkmış, dedim. Ha, ya hakikaten böyle, biz tabii biz birlikte gördük, Gamze Hanım da gördü. Çok zaten naif, güzel bir insan Gamze Arslan. Çok sevdiğim bir yazar. Yani böyle yani yazarların da mesela Gamze Arslan'ın yazım şekliyle, yazdığı tarzla, anlattıklarıyla kendi hali, ruh hali ve kendi anlatımı çok farklı birbirinden. Mesela o çok birbirinden farklı kişiler. Ama mesela İhsan Oktay Anar'ı röportajları bazen böyle işte YouTube'da falan görüyorsunuz arada.
anlattığı romanlarıyla İsa Oktay Anar'ın karakter yapısı bence birbirine çok benziyor yani. Hani İsa Oktay Anar da tarihten gelmiş gibi bir adam yani. Hatta Nevi Şahsı Münhasır denilen insanlardan biri. Tanıyanlar da onu öyle söylüyor İsa Oktay Anar'la ilgili. Ya böyle yazarları bilirseniz veya yazarlarla iletişim halinde olursanız çok güzel bağlar kuruyorsunuz arkadaşlar. Ve yazarlardan çok şey öğreniyorsunuz. Ben çok şey öğrendim bugüne kadar. Yazdığım öykülerde de onlardan öğrendiklerim. Yani teknik olarak demiyorum sadece. Anlattıklarından öğrendiklerim. Bazen ilham aldıklarım. Bazen şunu yaşarım ben. Bazen bir yazar işte güzel anlatır. O anın tak öykü gelir aklıma. Çat not alırım o sırada. Ya, anlatırken. Mesela Orhan Bahtiyar bir kendi çocukluğundan bir şey anlatıyordu. Ben onu not aldım. Hala o öyküyü yazmadım ama notumu aldım. Orada duruyor. Telefonumda duruyor o not. O öykü bir gün yazılacak. Kokularla ilgili bir güzel bir öykü. Yazılacak. Çünkü Orhan Bahtiyar anlatırken ben oradan kaptım. Yani yazma eylemi aslında çok bir ufak şeylerden. İşte hani yazarla normal insan arasındaki fark ne? Ne dersek? Yazar daha fazla görüyor, daha fazla duyuyor. Seni normalde etkilemeyen bir cümle o an o insanı çat etkiliyor. Hikaye kurulmaya başlıyor kafasında. Bütün gün, gece, sabah o hikaye kuruluyor, notunu alıyor, kuruluyor. Cümleler havalarda uçuşuyor. En sonunda yazmaya başladı. O yüzden yazarlar diğer insan arasındaki temel fark bu. Fark ne derseniz budur. Umberto Eco'nun Anlatı Ormanı'nda Gezinti kitabını okumadım ama okuyan arkadaşlarımın çok beğendiği bir kitap, okumamızda fayda var bence. Yani nitelikli okuması da fayda olan kitaplardan birisidir ki Umberto Eco'nun kurgu dışında yazdığı eserler de çok kıymetlidir. Çok büyük bir entelektüeldir Umberto Eco. Bakmayın Nobel almadığına. Çok büyük bir entelektü. Çok özel bir yazar. O yüzden Eco'nun kurgu dışı metinlerini mutlaka okuyun. Ben de okuyayım. Okuyalım yani hep birlikte. Ya Gamze Hanım'ın karanlığı normalleştirmesinden değil olay. Anlatayım, onu da anlatayım Sinan. Şimdi 2 sene Gamze Hanım bu metin öyküleri kafasına kurgulamış. Daha hiçbir satır bile yazmamış. Ve bir gün kağıdın başına, yani bilgisayarın başına geçmiş veya kağıdın başına geçmiş yazmış. Böyle bir akış halinde belli bir süre sürekli o öyküleri yazmış. Şunu anlattı bize. Öyle bir karanlık dönemdi ki o dönem. Yani kadın cinayetlerinin çok olduğu, hala maalesef oluyor. Yani bitmedi maalesef kadın cinayetleri ama yani bir zaman kitabın yazıldığı dönemde hakikaten yani çok sayıda kadın cinayet, çok hunharca işlenmiş cinayetler, kadın cinayetleri geliyor. Hatırlayın. Yani öyle hunharca işlenmiş ki yani hani cinayetin kendisi, yani cinayet berbat bir şey. Bu cinayet zaten daha başka bir şey. Daha başka berbat bir durumda. Ve bundan tabii çok etkilenip böyle bir öyküleri bir arada yazmış. Öyküler çok etkileyici bu arada. Yani kitaba benim 10 puan verdiğim bir kitaptı. Gamze Arslan'ın Kalan Ayağı. Çok etkileyici öyküler. Muazzam öyküler. Çok sert öyküler. Canını sıkıcı. Ama Gamze Arslan'ın çok iyi bir dili var. Dedim ya dil çok önemli. Estetik dil çok önemli arkadaşlar. Sen olaylar da yazabilirsin. Olayları yazarsın. Evet, Edilgen okur sever. Olaydan çok hoşlanır Edilgen okur. Yazarsın olayları. Şöyle olur, böyle olur. Onu bir sürü şey yazarsın. Okur kitabı kapatır biter gider. Ama Adnan Gergen'in dediği gibi. Okurla bağ kurmanın yolu hem derdi yazmak hem anlatım diliyle bunu pekiştirmektir. Gamze Arslan bunu Türk Edebiyatı'nda en iyi yapan öykücülerimizden bir tanesi. Yeni dönem öykücülerimizden bir tanesi. Çok teşekkürler. İyi yayınlar dilen arkadaşım. Çok sağ olun. Bulantıyı sevmem mi? Jean-Paul Sartre anlattım. Ömer Asaf. Orada bulabilirsin. Bulantıyı ne kadar sevdiğimi. Kierkegaard okurken düz yazı şiir okuyormuş gibi geliyormuş Ömer Asaf'a. Yani kimi felsefecinin anlatımlarında o şiirsel anlatımını da görürsün zaten. Birçok şair de aslında filozoftur yani baktığında. Şairlerinde filozofluğu vardır. Hani bunu her romancı hem öykücü diyeyim için söyleyeyim. Sartre bir filozof zaten. Albert Camus bir filozof. Hem kurmaca metin yazmış hem de felsefi metinler yazmış ama şairlerin önemli kısmı da gizli filozoftur yani. Bunu da söylemek lazım. Yani şairlerde vardır o çünkü metnin içine gömüyorsun o anlatımı. Az kelimeyle çok şey anlatıyorsun.
Yani biraz filozofluk gerekiyor değil mi bunun için? Bunu da yapıyor işte. Çok iyi yazarlar, çok iyi şairler yapıyor. İyi filozoflar da, yani derdini güzel anlatan filozoflar da senin dediğin gibi çok güzel edebi dil de kullanarak anlatıyor. Arkadaşlar, biraz sayımız da azaldı. 2 saatte bulduk. Varsa sorularınız, artık sadece sorularınızı alayım ve sorularınız bittiği noktada da ben artık buradan yayını bitirip de gideyim. Spinoza'nın Etikası'nı okumadım. Ben çok fazla felsefi metin okumuş bir okur değilim. Ömer Asaf. Eksikliğim olduğunu düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde zaten felsefe dersim var. Sınavına gireceğim bu hafta. Temel felsefi metinleri, Leviathan gibi temel felsefi metinleri, işte Platon'un eserleri gibi okumak istiyorum. Hilmi Yavuz'un şiirlerini okumadım da Hilmi Yavuz'un bildiğim kadarıyla çok iyi romanları var. Fehmi Kağan'ın Maceraları diye. Sipariş verdim. Gelecek postmodern, Türkiye'nin postmodern en önemli eserlerinden biri ise, üçü daha doğrusu. Üç anlatı. Fehmi Kağan'ın Maceraları önemli bir kitap. Hilmi Yavuz'un anlatılarını, romanlarını okuyacağım daha doğrusu. Öykünün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Şiirlerin bol imgeler yazıldığı ve imgelerden ibaret bir türe evrilebilir mi? Evrilmez. Çok net evrilmeyeceğini söyleyebilirim. Evet, küçük öyküler var, mikro öyküler var, çok kısa. Bugün o kısa öyküler artıyor da ben de kimi zaman mikro öyküler yazıyorum. Yazmıyor değilim ama roman o kadar kapsadı ki öykü kısalacağına daha ara metinler, uzayan metinler ortaya çıkabiliyor artık. Şunu sorabiliriz. Yarın bir gün öykü biter mi diye. Yani öykü türü şiir mesela gücünü kaybetti. Bu bir gerçek. Öykü de gücünü aynen şiir kadar kaybeder mi? Kaybedebilir. Bir ihtimal dahilinde. Şiire evrilmez de gücünü kaybedebilir diye cevaplayayım. Edebiyat eleştirileri iyidir Sinan. Hakikaten iyidir. Okumak lazım. Yani işte Jale Parla okumak lazım, Berna Moran okumak lazım, Meltem Güller okumak lazım, Nükhet Esen okumak lazım. Biter ya. Yani önemli eserleri okuyalım biz. İyi eserleri okuyalım. Ömür yettiğince okuruz. Yetmezse de o kadar okumuş oluruz. Ölümden sonra zaten kaybedecek bir şey yok Sinan. Gittiği yere kadar. Nurten Gürbilek, bak unutuyorum. Çok teşekkürler eklediğiniz için. Çok değerli bir edebiyat eleştirmenimizdi. Çok iyidir. Mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar Nurten Gürbilek'i. Benim bazen unuttuğum böyle isimler oluyor. Eklem için arkadaşıma çok teşekkürler. Yazdığımız yazıları paylaşabileceğimiz Instagram, Facebook, kitap gibi İshak Edebiyat diye bir e-dergi var. Mahal Edebiyat diye bir e-dergi var ve bu ikisini de tavsiye ederim. İkisinde de yayın eserleriniz yayınlanıyor. Trendeki Yabancı diye Can Yayınları'nın mobil aplikasyonunda olan bir uygulaması var. Onun da bir kelime sınırı vardı galiba. 500 kelimelik öyküler yayınlanıyor. O da öykü yayınlıyor. Dergiler var bildiğiniz gibi. İşte Hece, Varlık, Sözcükler, işte Edebiyatist. Ondan sonra iyi dergiler diyebileceğim. Lacivert. Ondan sonra Notos. Bütün bu dergiler kıymetli dergiler. Bu dergilerde de öyküleriniz yayınlanabilir. Edergi olarak başka Martı dergisi var, benim de yazarlığımın olduğu. Ben edebiyatın birçok alanının dışında yazılar da yazıyorum. Edebiyat içinde yazılar yazıyorum. Orada edebiyat dışı da yazı yazabiliyorsunuz. Martı dergisine başvurabilirsiniz isterseniz. Benim aklıma gelen e-dergiler bunlar en azından. Öykü bitmez. Umarım bitmez. Yani bitmez derken, biter derken Sinan. Biter demiyorum. Şiir bitti mi? Bitmez tabii de. Zayıflıyor. Ben bunu fark ediyorum. Öykü de şiir. Yani bugüne bu sıralar çok öykücümüz var. Ön plana çıkan. Özellikle harika kadın öykücülerimiz var da. Roman çok ön planda. Okuma gruplarında bile öykü kitabı seçtiremiyoruz ya. Seçtiremiyorum ben yani. Okuma gruplarında bile. Olmuyor yani. O yüzden kendi okuma grubu kuracağım. Derin okuma grubunu. Yazarmış gibi okuma grubunu. Orada öykü okuyacağız yani. Anca öyle olacak. Ya da yazarlık grubu kuracağım işte. Orada öykü okuyacağız. Başka türlü olmayacak, yoksa öykü kitap okunmuyor maalesef.
Ben teşekkür ederim Atiye Hanım, sorduğun soru için. Güzel bir soruydu. Yani roman kapsadı. Yani Kemal Varol şey der. Çocuklar öykü yazmayın ya. Ya böyle der. Öykü yazmayın ya. Ben şairdim. Şiiri bıraktım. Romana geçtim. Şiir de öykü de artık gücünü yitirdi. Öykü yazmayın, roman yazın der. Haksız mı? Bence haklı. Bence haklı. Yani günümüzün gerçeği bu. Daha çok roman üretiliyor. Daha çok roman satıyor. Birçok yazarı roman ile tanıyoruz. Öyküsüyle tanımıyoruz ki. Yani öykücü olan yazarı bile roman ile tanıyoruz. Öyle bir durum var. Öykücü, öykücüleriyle biliniyor. Onu bile roman ile tanıyoruz arkadaşlar. Böyle maalesef yapacak zamanın... güzel bir soru. Uzunluk kısalık olarak değil, anlatım dili olarak sordum. Mesela Zafer Doruk klasik öykücüdür ama Onur Caymaz imgelerle örtük bir anlatıma sahiptir. Bence ona da evrilmeyecek. Ama öykü yerine anlatı türü, yani birbirini ikame etmez ama anlatı türü biraz daha ön plana geçeceğini düşünüyorum. Anlatı türü bu tarz anlatıma daha uygun bir tür. Yani daha imgelerle kurulan. Çünkü imgelerle öykü kurmaya çalışırsan öyküleştirmen çok zorlaşır. Hatta öyküleştiremezsin. Çok zor. Ha, büyülü gerçekçi bir anlatım dili kullanırsın ki ben kullanıyorum. Yani gerçeküstü anlatım dili kullanırsın. Kullanıyorum. Bu yapılabilir. İmgelerle yüklersin. Ama full imgeyle öykü yazmak, dili sadece imgenin sınırları altına yazmak, değerli sevgili hocam Mario Levin'in dediği gibi çocuklar ya da Turhan öyküleşmemiş oluyor. Öyküleşemiyor o zaman. Bir arkadaşımız da şey demişti ya, anlatı gibi olmuş bu. Anlatı olmuş bu, öykü olmamış. Güzel de öykü olmamış. Öykü olmaz yani, anlatı olur. Ha, anlatı da güçleniyor bu arada. Daha fazla anlatı türünde eserler verilmeye başlandı, başlı gidecek. Devam edecek bu. Günümüzün koşulları buna biraz evriliyor. Kötüleri de var tabii, çay edebiyatı gibi de. Yani iyilerden bahsediyorum. Rahmetli Ali Teoman muazzam bir eser bıraktı. Şairler anlatı türünde de eserler veriyor bu arada. Yani şiir de aslında dönüşüyor. Şiirinde bir dönüşüm var. Klasik şiir de bozuldu artık. Başka şeyler evriliyor. Düz yazı şiir de evriliyor. İşte anlatıya evriliyor. Şairlerin de anlatı tarzı eserleri görüyoruz. O yüzden tamam, öykücü okey ama bunu üslup olarak devam ettirmek ve bu sayıda çok kişinin gelmesi kolay değil. Onu demek istiyorum. Yani klasik öykü formunu biçimci yaklaşımlarla bozabilirsin. Başka şeyler yapabilirsin. Ama imge yüklü bir dille öyküleştirmek çok çok zor bir şey. Çok zor. Yani bunu sürdürmek çok zor. Evet, bunu yapan yazar yok mudur? Vardır, yapılır. Yapılmaz demiyorum. İmkansız demiyorum. Yani Nazlı Eray mesela fantastik edebiyatımızın en önemli yazarlarından bir tanesi. Nazlı Eray'ın yazdıklarının bir süre hangi türe konulacağı bilinemedi yani. O kadar farklı ve özgün. Ama kaç tane Nazlı Eray çıkarabiliyoruz sorusu var. Hani fantastik şu an daha ilerleyen bir tür, ayrı bir konu ama hani fantastiğin daha edebi bir manada kuvvetli bir dille anlatımını yapabilen yazar sayısı çok fazla değil. Ondan diyorum. Öklidyen diye bir felsefi yazım türü var. Etika'da kullanılmıştır. Şöyledir. Bölüm verilir, aksiyom, önerme, kanıtı ve sonuç. Son olarak da yazar kesin olarak kanıtlanmıştır anlamına geliyor. Bu kitapta ya da hikayede uygulanabilir. Uygulanamaz Ömer Asaf. Felsefede uygulanır da kitapta uygulanmaz. Yani edebiyatta böyle bir mantık yok. Ben bunu şunu işte aksiyom, önerme, kanıtı, sonuç, öyle bir böyle bir şey yok yani. Yapamazsın. Yapamazsın yani. Yani şunu düşün. Bu bizim hep bildiğimiz klasik vardır ya. Giriş, gelişme, sonuç. O bile bozuldu. Onun bile biçimi bozduk. Bambaşka şeyler yapıyoruz artık. Yazarken bazen finalsiz öykü geliyor bana. Finalsiz yani. Finali yok öykünün. Yani sen sonuç dedin ya. Sonuç yok öykünün. Filmlerde de vardır ya öyle filmler. Filmin sonucu yok. Postmodern işte. Ne de var mesela. Öykümün sonucu yok yani. Öyle öykü yazıyorum.
Şimdi en senin temel dediğin şey sonuç kısmı gitti. Önerme yaptığın anda metni didaktikleştirme haline getirebilirsin. Öyle risklerim var. Yani felsefi sorgulama yapayım derken metni didaktik hale de getirebilirsin. Öyle ihtimallerin de var. O yüzden edebiyatın dünyasında kalmakta fayda var. Yazarken Ömer Asım. Felsefi bir metin yazıyorsan sorun yok. Tabii ki senden önce gelen felsefecilerin, filozofların yazdıklarına bakıp bir görüp onların yazdığı yöntemi kullanabilirsin. Ama edebi metinde bu çok çok zor. Kirli gerçekçilikte net bir son olmaz. Kirli gerçekçilikten kastettiğin ne acaba? Bildiğim bir tabiri değil kirli gerçekçilik. Yeraltı edebiyatından mı bahsediyor? Postmodern anlattan mı bahsediyor acaba? Biliyorsanız söylerseniz sevinirim. Ama şu var. Artık gerçekliği de kıran anlatımlara sahibiz. Gerçeklik kırılıyor. Bu ne sıkırılıyor? Büyülü gerçekçilik de kırılıyor. Adnan Bey'in yaptığı gibi işte mesel anlatımlarıyla başka şeyler yapılıyor. Orhan Pamuk'un yaptığı gibi yazar araya giriyor. Gerçekliği kırıyor. Niye ki gerçekliği kırıyoruz? Okuru davet etmek için oyunumuza. Çünkü yazdıklarımız metin oyun, oyun. Biz oyun yazıyoruz arkadaşlar. Biz derken ya ben kendimi yazar olarak görmüyorum ama yazarlar en azından oyun yazıyorlar aslında. Oyuna da sizi davet ediyoruz. Gelin hadi hep birlikte oynayalım diye. Sonra bazen okur öyle bir soru soruyor ki yazara. Ya ben böyle hiç düşünmemiştim diyor. Ama ne kadar güzel düşünmüşsün diyor. Okur o kadar sahiplenmiş ki metni. Öyle bir yazar olmuş ki metinle. Öyle bütünleşmiş. Yazarı kendi olmuş ki. Öyle bir soru soruyor ki. Yazar şunu diyor. Ha, hakikaten öyle de düşünebilir. Çok doğru bir yere temas ettin ama ben öyle düşünüp yazmadım. Bu da var. Yani olabiliyor. Okur bazen bambaşka şeyler düşünebilir. Zaten edebiyat eleştirmenler biliyorsunuz metinleri çok farklı yerlerden irdelerler. Bazen yazar gerçekten öyle düşünmemiştir. Bazen öyle bir metin arasılık yoktur. Öyle bir kitaba veya yazara atıf yoktur ama edebiyat eleştirmen bulurlar yani. Bu belki bilinçaltının yansımasıdır. Yazar onu bilmez bilinçaltı yansıtmıştır. Planlı yapmamıştır yani. Ama eleştirmen gelir bulur onu. Bu bazen okurda da oluyor. Arkadaşlar son soruları alayım. Heh, geliyor soru. Ben son soruları alayım derken arada akıyor bu arada. Okurun yazıya dahil olduğu bu süreç belki de gelecekte yazarları yarım kitaplar yazmaya götürecektir. Kalanı siz yazın. Ya yapanlar var bildiğim kadarıyla. Amerika'da boş kitap var bildiğim kadarıyla. Yapılmış böyle biçimsel hareketler ama ya öyle değil. Belki yapay zekaya kitap yazdırırlar falan. Daha başka şeyler olur yani. Hani... Ama şu olur. Okuru yazarak değil de şu yapılabilir. İleride şunun olacağını düşünüyorum. Mesela yazar kitabını yazmadan önce takipçilerine şunu diyebilir. Karakterini bir ufak taslağında karakterimi isimsiz koyun mesela. Böyle enteresan şeyler gelişebilir gelecekte. Yani işte yapay zeka daha güçlü bir şekilde yer alabilir. Ama yarım bir kitap yazılamaz mı? Yapılır yani. Neden olmasın ki? O da bir tarz yani. Yapılabilir. Yani Seksek'te Kortazar demedi mi? Yani kitap bu kadar zaten dahasını okumasanız da olur dedi yani. Dediğine göre demek ki böyle şeyler biçilmiş zamanda biçimsel olarak yapılabilir. Çok fazla tiyatro metni okursam mesela Shakespeare normal anlatım türünden uzaklaşır mıyım? Neyi çok okursam biraz uzaklaştırır tabii. Çok okuma Ömer. Yani Shakespeare'in diline çok girersen Shakespeare'yene dönebilirsin. Ben bazen görüyorum böyle çok Yaşar Kemal okumuş Yaşar Kemal gibi yazıyor. İyi değil o. O Yaşar Kemal. O William Shakespeare. Yani oyun çok okuyacaksan bile bir Shakespeare oku, bir Samuel Beckett oku. Değil mi? Bir Dario Fo oku, başkalarını oku yani. Dilden çık en azından. Bir türde de çok kalmamakta fayda var. Yani farklı türlerde okumak iyidir. Diyorum ya roman, öykü, deneme, şiir, düz yazı şiir, anlatı. Farklı türlerde okumak iyidir. Oyun. Yani hep oyun okuma mesela. O yüzden hani hangisini okursan çok okumak bazı zaman zarar verir. Yani çok klasik okursan yazımında biraz klasiğe dönmeye başlar. İyi olmaz yani.
Evet, şiirsel bir anlatım var. Şiirsel anlatım çok güzeldir bu arada. Kemal Varol gibi yapabiliyorsanız harika. Şiirsel anlatım. Kemal Varol şairdi. Romancı oldu. Onun gibi yapabiliyorsan efsane. Ama yapması kolay değil. Kendisi anlatmıştı. Şiirden kurtulabilmek için çok uğraştım diye. Ben de yazmaya şiirle başladığım için ben de şiirden kurtulmak için çok uğraştım arkadaşlar. Kolay olmuyor ya. O yüzden o şiirsel anlatıma ki tiyatro metinleri de şiirsel anlatım yoğundur bu arada. Trajik anlatım. Birazcık öykü roman yazma düşüncen varsa yazıyorsan uzakta kalmakta fayda var. Ha tabii hiç şiir okuma demiyorum yani. Öyle de diyeyim ya da hiç oyun okuma demiyorum. Ben okuyorum yani. Seviyorum bu arada. Ama çok oradan gidersen biraz sıkıntılı olur. Onu da nasıl anlarsan biliyor musun? Sen öyle yazarsın, farkında olmazsın. Okur der ki ama sen buna benzetmişsin der diye böyle kalırsın. Ha öyle miydi falan diye başlarsın. İyi değil yani. Yani Kafka'nın birçok ya Kafka benim tam benim yazarım değil. Ama en çok herhalde Şatos'unu seviyorum. Kafka'nın bütün hikayelerini Cem Yayın Evi'nden Kamuraz Şipal çevirisiyle aldım. Gelecek. Kütüphanemin en değerli kitaplarından biri olacak. Kamuraz Şipal muhteşem bir çevirmen biliyorsunuz artık. Hep söylüyorum ismini. Kafka'nın öykülerini okumak istiyorum. Bende iki küçük öyküsü vardı. Bende iki küçük öykü seçkisinde. Çok etkili öyküleri gerçekten. Bir bütün öykülerini okuyacağım inşallah. Bakacağım. Ama tam böyle Kafkaesk falan değilim yani. Kendini anlatayım. Rus edebiyatından ne zaman vazgeçtim yazmamda? Yani normaldir. Tek gibi okuma iyi değil Sinan. Dediğin gibi katılıyorum sana. Yani ne kadar farklı şeyi okumak o kadar iyi. Ne kadar tek tip bir okuma. O yüzden yazan arkadaşlarım için dedim ya işte tek yazardan gitmeyin, tek kronolojik okumadan gitmeyin, tek bir dönemden gitmeyin. Bunlar iyi şeyler değil, yapmayın. Ama daldan dala da atlamayın. Dememin nedeni buydu. Yani orada bir amacım var bunu söylerken size. Okuru eleştirmek değil buradaki amacım. Bak bunlar böyle yapıyorlar, siz öyle yapmayın değil. Bir parmak göstermiyorum size. Ama böyle yaparsanız, yapanlar var, mutlu olanlar da var bu arada. Mutlu da olabilirsiniz. Ama benim tavsiyem o değil. En azından bu kanalı takip eden için bunu tavsiye etmiyorum. Ha, bahsettiğim küçük öykü antresi hemen gösteriyorum. Bir dakika. Şu kitap küçük Akça yayınlarından çıktı. Akça yayınlarından çıktı. Ramazan Korkmaz'ın Mutlu Devici'nin kitabı. Ben küçük öykü videosunda da bu kitabın hem videoda anlattım bazı noktalarda. Tavsiye ederim. Küçük öyküyü anlamanız için çok iyi kitap. Çok iyi. Öyle böyle değil. Sizin o dediğiniz ya imgeye kayış şiirsel anlatım ki küçük öyküde fazlasıyla var. Çünkü mikro kısa öykü yazman için onu doğal olarak yapıyorsun. Biraz o şiirsel anlatımı kayıyorsun. Bak Feride Edügü mesela. Dediğiniz gibi yazar. İmgesel anlatımı daha yoğun olduğu bir öykücüdür Feride Edügü. Yani oldu, yapıldı, var. Ama diyorum. Bunu çok yapabilen yazarın artması kolay değil bence. Bu benim fikrim. Belki artacak. Belki sizin dediğiniz gibi olacak. Bilemiyorum. Çevirileri de fena ya şey kendisinin çevirileri değil bu arada. Mesela Kafka öyküleri Kamuran Şipal'den yani iyi çevirilerden almışlar. Güzel. Bayağı güzel çeviriler. Sorunsuz. Evet, yani Feride Edügü işte o şiirsel anlatımda mesela Bilge Karasu da o anlamda öyle iyidir. Yani Bilge Karasu iyi kurgular o ayrı bir konu. Çok da iyi bir kurgucudur ama şiirsel anlatım Bilge Karasu da olur ama Feride Edügü'nün biraz daha başka. Yani Feride Edügü sizin dediğinize daha yakın. Onu net yani aklıma geldi. Yani siz yazar örneği verdiniz ama ben de aklıma geldi Feride Edügü'den örnek vermiş oldum. O da biliyorsunuz öykücü yani. Hem romancı hem öykücü. Hem de Türk Edebiyatı'nın en önemli öykücülerinden bir tanesi. En özgün öykücülerinden bir tanesi Feride Edügü. Ama bak mesela Feride Edügü'yü çok takip eden kaç yıl önce yazan bir yazar ki hala yaşıyor bu arada aramızda. Devamı gelmedi yani. Çünkü çok zor. Yani ben düşünüyorum şimdi böyle şiirsel, imgesel bir anlatım olan bir öykü yazsam. Yazarım ama öyküleştirmek zor. Gerçekten ekstra bir yetenek gerekiyor onun için.
Abi Tutanyanlarla Ulysses Caribbean'de başka kitap var mı? Ya tabii ki var. Niteliksiz Adam var. Gecenin Sonuna Yolculuk var. Kanetti'nin Körleşmesi var. Ondan sonra var yani. Ben buraları inceledim bu kitapları. Ses ve Öfke var. Ama hepsi birbirinden farklı. Tutamayanlarla Ulysses biçimsel olarak benziyor Ömer Asaf. Biçimsel olarak benzeyen başka kitap benim bildiğim yok. Yani Tutamayanlar dışında Ulysses'e biçimsel benzerliği olan bir başka kitabı ben dünya edebiyatında bilmiyorum. Bilen varsa hemen söylesin gidip okuyayım. Türkçe çevirdiyse tabii. İsvan Örkel'e dediniz. Çok güzel. Dediğiniz kitabı bulursam hemen göstereceğim. İsvan Örkel'in de kitabını ben aldım. Çok güzel bir şey. Kitap ama şu an bulamadım. Bulursam Örkel'in kitabını da göstereceğim sizlere. Ya da tam arkamda mı acaba İsvan Örkel'i? Buldum. Harika. Şimdi arkadaşlar Küçülek Öykü dediğinizde Küçülek Öykü olarak yazılmış bazı öykü kitapları var. Türk Edebiyatı'nda bunların en önemlileri Ferit Edgü mesela. Ben Küçülek Öykü videosunda başka yazarları da söyledim. Ama bir de böyle bir adam var. Macar yazar İsvan Örken'e. Dünya Edebiyatı'nda bu işi en iyi yapan yazarlardan bir tanesi. Bir dakikalık öyküler. Çok kısa öyküler bunlar. Ser Yayıncılık'tan çıkıyor baskısı. Okumanızı tavsiye ederim. Sinan çok güzel. Kayıp Zamanın İzinde unuttum. Proust'un eseri. O da aynı seviyedeki yani Niteliksiz Adam Ulysses seviyesindeki eserlerden. Sebastian Knight'ın gerçek yaşamını taslak olarak da almış. Şema'yı. Yıldız Ecevit'in Ben Buradayım kitabını ben okudum. Çok da güzel bir kitap bu arada. Yeniden okuma yapıyorum ben. Şu an elimde var. Oğuz için yeniden okuma yapıyorum o kitaptan. Sebastian Knight'tan etkileniyor. Solgun Ateş'ten etkileniyor. Don Kişot'tan etkilenmiş. Shakespeare'in Hamlet'ten ciddi anlamda etkilenmiş. Ulysses'ten zaten acayip etkilenmiş. Yani o çok net belli. Hepsinden biçimsel olarak bir etkilenme söz konusu. Ama yine de bu kadar etkilenmeye rağmen oldukça özgün bir eser ki Yıldız Ecevit de bunu der. Meltem Gül'le de bunu der. Ben de bunu diyorum. Çok özgün bir eser Tutamayanlar. Ama Niteliksiz Adam Musil'den de etkilenmiş. Tristram Shandy'den de Laurence Sterne'ın etkilenmiş. Bunlar bilinen şeyler bu arada arkadaşlar. Oğuz Atay'ın etkilendiği eserler olarak. Hatta kitabın içinde Peyami Safa'nın bir tweetinin romanı da geçiriyor. Muhtemelen Peyami Safa'dan da bir etkilenme var. Ki ben Tanpınar'dan da etkilendiğini ayrıca düşünüyorum. Zaten Yusuf Atılan'ın Alak Adamı'ndan etkilendiğini hepimiz biliyoruz. Artık öğrendik. Beni izleyenler, takip edenler öğrenmiştir. Kesinlikle çok özel bir yazar da Oğuz Atay. O yüzden bana soruyorsunuz ya tehlikeli oyunlar okuyayım mı abi diye. Yani Oğuz Atay ne yazdıysa okuyun yani. Ne yazdıysa. Keza Yusuf Atılgan da öyle. Ne yazdıysa okuyun yani. Ve benim bazı yazarlarım var. Ne yazdıysa okuyun. Çok az yazardan böyle etkilenirim. Mesela Sevin Burak'ın Yanık Saraylarını böyle bir okudum. Birkaç öykü okudum. Sonra dedim ki bu yazar beni aşar. Hakikaten böyle dedim. Bu yazar beni aşar. Ben bunu her şeyini okumam lazım. Yetmedi Sevin Burak'la ilgili yazmış bütün kitapları aldım. Çünkü acayip bir şey. Yani. Sevin Burak bir bomba yani atom bombası yani. Türk edebiyatına düşmüş atom bombası. Böyle bir şey yok. Yok yani. O yüzden böyle özel yazarların tüm eserlerinin okunmasını hatta onun için yazılmış eserler okunmasını tabii tavsiye ediyorum. Ama bunların sayısını çok aşırıya dönüştürmeyin. Tek derdim bu. Benim size tavsiyem bu arkadaşlar. Yani bunu abartmayalım. Ben evet Oğuz Atay'ı çok seviyorum okuyorum. Yusuf Atılgan'ı çok seviyorum. Joyce'u çok seviyorum. Sevim Burak'ı seviyorum. Tezer Özlü seviyorum. Güzel. Bunu 100 yazara çevirmeyelim yani. Değil mi? Külliyat okumanın da bir sınırı var yani. Şimdi Yaşar Kemal'in külliyatını bitirmek o kadar kolay değil. Azinesi'nin külliyatını bitirmek.
Hani manevisini geçtim, maddi anlamda da kolay değil yani. Yani rahmetli kurgu dışı yazmış, öykü yazmış, fikir yazısı yazmış, roman yazmış, çocuklar için kitaplar yazmış, büyüklere masallar yazmış, yazmış da yazmış yani. Oyunları var, tiyatro oyunları bir sürü. Yani kolay değil Adres'in külliyatını bitirmek. Çok sevdiğim bir yazar da, çok kitabını okudum ama öyle hani külliyat bitirmek o kadar kolay değil yani. Hani her yazara yapamazsın. Bence çok da fazla yapılmaması fikrindeyim ben. O taraftan biraz ayrılıyorum birçok okurla. Evet, arkadaşlar sorularınız varsa sorularınızdan devam edeyim. Geldi. Başucu öykü kitaplarınız hangileri? Oğuz Atay'ın Korkuyu Beklerken. Çok net. Başucu öykü kitabı var. Tak. Yusuf Akıllı'nın Öyküleri, Bütün Öyküleri diye geçen kitabı. Tak, böyle bir başucu öykü kitabı. Az Nesin'in birçok öykü kitabı. Yani mesela Yeşil Renkli Namus Kızı çok sevdiğim bir öykü kitabıdır. Rıfat Bey Neden Kaşınıyor? İsimlerin güzelliğine bakar mısınız? Muhteşemler. Ya benim böyle çok sevdiğim yazarlar var. Öykücü olarak da çok sevdiğim yazarlarım var. Onların hem öykülerini hem romanlarını seviyorum. Feride Ödgü de bunlardan biri mesela. Bilge Karasu bunlardan biri mesela. Göçmüş Kediler Bahçesi başucu kitabım. Net. Başucu öykü kitabım. Joyce'un Dublinleri başucu öykü kitabım. Çok yani böyle hani temel. Görebiliyor musunuz? Şuraf. Göremiyorsunuz. Pardon. Ben şuradan çıkayım. Şöyle göstereyim. Şu ikinci rafı görüyor musunuz arkadaşlar? Şu hop. Şu raf öykü kitaplarım benim. Komple. Orası komple öykü. Başka bir şey yok orada. Dekameron'la başlıyor. Gorki, Çehov. Ondan sonra Dünya Edebiyatı. Faulkner'in öyküleri var mesela. Türk Edebiyatı olarak devam ediyor. Buraya sığmayan öykü kitaplarını var ama. Yani hepsi buraya sığmıyor tabii. Yetmiyor. Gotik edebiyat hakkında düşüneceğim. Edgar Allan Poe derim, orada susarım. Biraz da Gogol derim, orada susarım. Severim ama gotik edebiyatı. Hoşuma gider. Belki bir tür seçmeli mesela Az Nesin romanları bende set halinde var Sinan. Ama hani Az Nesin öyküleri de çok iyidir. O yüzden sadece tek bir türden bazı yazarlar için diyorum. Sadece tek bir türden gitmemekte fayda var. Öykü deyince Çehov, bizde de Sait Faik. Evet, yani önemli durum öykücüleri ikisi de. Ama daha çağdaşı da var bunların. Biraz çağdaşlarını da okumak lazım. Ben dedim ya şimdi Gamze Arslan dedim, Mevsim Yenice dedim. Mine Sürek diye çok iyi bir öykücümüz var mesela bizim. Yine son dönem yazarlarımızdan. Çok çok iyi bir öykücü Mine Sürek. Çok severim. Gergedan kitabı muhteşemdir mesela. Yani çağdaşları da kaçırmayalım. Çeo ve Sait Faik başlangıç için iyi tabii de çağdaşlar da iyidir. Kayıp Zaman izinde niteliksiz adam ilahi komediye benzeri uzun yapıtları okurken aralara baş kitap koymak doğru mu? Koymak zorundasın Ömer Asaf. Bitmez yoksa o kitaplar. O kitapların şöyle bir güzelliği var. Başka kitap alsan da rahatla geriye dönebiliyorsun. Mesela Kayıp Zaman izinde nehir romanı olduğu için çok rahatla geri dönüyorsun. Niteliksiz adamda da çok rahat geri dönülüyor. O yüzden evet, Faruk Duman'ın öyküleri. Faruk Duman çok da iyi bir romancı bu arada. Sus Barbatus biliyorsunuz ödül aldı. Çok da iyi bir roman, çok da iyi bir öykücü. İşte Cemil Kavukçu keza. Ha böyle sayarız. Çok güzel öykücülerimiz var bizim. Çok sevdiğim öykücülerim var benim. Yani işte Tomi Suyar. Yani çok kıymetli bir öykücümüzdür. Türk edebiyatında öyküler diye, öykücüler diye, Türk edebiyatında öykü türü diye bir video çekeceğim. İlerleyen dönemde. Son olarak Türk Edebiyatı'nda geç modern ve postmoderni çektim. 1960 sonrası görmeniz için. Mesela 1950'li öykücülerimiz için de o kuşak çok önemli bir kuşak. Video çekeceğim. Alice Munro okudum mu? Hatırlamıyorum. Hatırlamadan önce okumamışımdır. Yani hiç hatırlamıyorum. Hiç bende yok. Yani ismini biliyorum yazarı. Tanıyorum. Ama kitabını okudum mu hatırlamıyorum. Okuduysam bile kitabı yani kitap aklımda kalmış, yazar aklımda kalmamıştır. Çünkü benim işte malum 15 yıldır kitap okuyunca bazı yazarlar bazı kitaplar süreç içerisinde gidebiliyor arkadaşlar. Öyle problemlerimiz olabiliyor.
Çünkü ben kütüphanem sadece şurada gördüklerinizden veya buradan tabii görmediğiniz kısımlar da var. Dan ibaret de ben anlatmıştım daha önceki videolarımda bir 250 kitaplık kütüphanemi komple vermiştim. Birçok okuduğum e-kitap da var. Parasını verip satın alıp okuduğum e-kitap olarak okuduklarım da var zaman içerisinde. Bazı yazarlar ve bazı kitaplar gidiyor. Yani ondan da kurtuluş yok. Ben dedim ya hani çok okuyun, şöyle yapın, böyle yapın. Ne yaparsanız yapın bazen bazı yazarlar ve bazı kitaplar gidecek. Ondan kurtuluşumuz yok. Ya İnce Mehmet'i okurken ben de araya kitap koymamıştım hemen Asaf'ıma. Ya İnce Mehmet öyle gitti. Aktı gitti o. Ben de kitap alamamıştım. Bırakamamıştım İnce Mehmet'i. Sadece İnce Mehmet değil ki ben Yaşar Kemal'in diğer üçlemelerini, dörtlemelerinde de aynısını yaptım. Yani bırakamadım elimi kitapta. Kitabı bırakamadım yani. Raymond Carver, Truman Capote ve John Shiver. Öyküleri bir başka dünyadır. Raymond Carver ve John Shiver'ı hiç bilmiyorum. Çok teşekkürler eklediğiniz için. Truman Capote çok önemli bir yazar. Soğukkanlı diye postmodern edebiyatta çok önemli bir eseri var. Truman Capote da bu arada önermiş olayım arkadaşlar. Ya Talha evet yayın bitmedi. dedim ya sorular geldikçe devam edeceğim yani. Sorular biterse bitirecektim. Bitmedi. Yani 45 dakika, 1 saat 45 dakika önce söyledim herhalde. 45 dakikada sorular gelmeye devam ediyor veya yorumlar geliyor. Ben yorumlarınızı da okuyorum biliyorsunuz. Yorumlar ve sorular geldi. Devam ederim. William Beckford Watteke'yi hiç okumadım. Yazarı da tanımıyorum bu arada Alper. Hiç tanımıyorum. Öykü olarak değil Büşra sadece. Romanda da mümkünse Türk edebiyatından başlamakta fayda var. Önce kendi edebiyatımıza hakim olalım. Adnan Bey'in belirttiği gibi yani onun söylemini ben biraz geliştirmiştim burada. Önce bir Türk edebiyatına bir hakim olalım biz. Sonra dünya edebiyatına hakim oluruz. Çok önceleri Adam Öykü, Eşik Çin'i ve İmgi Öyküler gibi çok güzel öykü dergileri vardı. Günümüzde böylesi dergiler mahrumuz. Yalnızca öyküyü önceleyen dergiler var mı? Tek bildiğim Hece Öykü. Hece Öykü dışında bu geleneği devam ettiren herhangi bir öykü dergisi yok maalesef. Günümüz dergileri biraz diyorsunuz yapısı biraz değişti. Hece Varlık gibi eski devam ettiren yayınlar var ama çoğunlukla artık renkli kapaklar. Yarın kitap kapaklarından bahsedeceğim sizlere. Yazarların böyle büyük büyük bazı dergiler yazarlara atfedilip böyle büyük büyük fotoğraflarını görüyorsunuz. Bugün biraz böyle. Çağ değişiyor. Maalesef böyle yani. Antolojiler epey yol gösterici oluyorlar öykü konusunda. Yeni yazarlar keşfetmek için ideal özel. İshak Reyhan'ın derlemeleri. Hadi hemen göstereyim ben de. Nereye kitabı koyduğumu bulursam göstereceğim size. Şu an bulamıyorum. İki tane ben Türk Edebiyatı'nda öyküler diye iki tane size göstermiştim arkadaşlar hatırlarsanız. Ama ben başka bir antoloji göstereyim. Şurada. Enis Batur'un Kara Mizah Antolojisi. Kara Mizah'ı anlamak için muazzam bir antoloji. Yani antolojiler arkadaşımızdan dediği gibi çok önemlidir. Ben bu kitabı kanalda inceleyeceğim. Üstüne bir de Kara Mizah videosu çekeceğim ayrıca. Antolojiler değerlidir. Okuyalım. Ben Antoloji Nedir videosu da çekmiştim biliyorsunuz. İzlemeyen arkadaşlarım varsa o videoyu da mutlaka izleyin. Calvino'nun öyküleri de muhteşem. Calvino muhteşem zaten. Calvino'nun kendisi hayranım. Hastasıyız diye bir laf var ya. Hani hastasıyız yani. Yani hakikaten hastasıyım ben Calvino'nun. İtalya Calvino der böyle bir orada bir dururum yani. Çok değerli bir yazar. Çok özel bir yazar. Konuşmadan iç monoloğa geçerken neyi kastediyorsun? Konuşmadan iç monoloğa nasıl geçilir? Bana biraz anlat daha ona göre söyleyeceğim. Yani konuşmadan iç monoloğa falan geçilmez. Yani diyalogdan bahsediyorsa diyalog alt alta yazılır zaten. Klasik. Esten konuşma çizgisi var da konuşma çizgisi yok. Karşılıklı bir diyalog varsa kesme işaretiyle devam edersin. Kesme işaretiyle devam da ettirebilirsin cümleyi. Alt alta da yazabilirsin. Sonra iç monoloğa girersin. Alttaki paragrafta ya eğer iç diyalog tekniği kullanıyorsa yani karakterin kendisi ve kendi içinde bir anlatıcı ile iç diyalog tekniği kullanıyorsa iç monoloğa o anlatıcıdan
azade kılarsın. Yani o lirikten azade kılarsın tutsayanları, ki bunu Oğuz zaten çokça yaptı. Diğer parakta kendi anlatıcının kendi iç sesi devam eder. Çok rahatlı devam eder yani. İç diyalogtan iç monologa geçmek. Tutamayanlar da bu çok güzel yapılmış. Çok güzel bir örneği tutamayanlar. Okuduysan yeniden okumanı tavsiye ederim. Bu tarz teknikler için. İşte, tutamayanlar biçim teknik için Türk Edebiyatı'nın bence en iyi romanı. Biçim teknik öğrenmek istiyorsanız. Bence en iyisi. Konuşmada ve dış monologda tırnak işareti kullanır. İç monolog ve bilinç akışı da tırnaksız yazılır. Aynen. Bilinç akışı da noktalama işareti de kullanılan bilinç akışı da var tabii ki, ama genel itibariyle bilinç akışı da noktalama işareti de kullanmayız. Niye kullanmayız? Akışı bozmasın diye. Çok net. Çünkü o noktalama işareti girdiğinde beyin durduruyor. Durduğu için anlatım bir iç monoloğa, yani daha kurallı bir iç ses anlatımına dönüşüyor. Ama noktalama işareti kaldırınca at koşusu gibi dört nala gidiyor zihnin. O yüzden bilinç akışında ve iç monolog tekniğinde ve iç diyalog tekniğinde de bürük şey kullanmayız. Tırnak işareti kullanmayız. Durgun Akardon asıl kitap adı, onun Ömer Asaf. Çok güzel kitaptır. Zamanında okudum. Ama yeniden buraya incelemem için yeniden okumam lazım. Çok zaman geçti aradan. Çok güzel kitaptı ama onu söyleyeyim. 4 cilt. Çok güzel kitap ama yani buraya incelemesi bayağı bir sonra gelir. Onu söyleyeyim. Şöyle bilinç akışında sadece virgülle es vermek değil. Yani nokta da koyarsın. Yani yapılmışlığı var, yapılır. Ama onu yani soru işareti kullanabilirsin mesela. Ama onu yaptığın anda virgül koyduğunda da aynı şekilde akışı durdurma ihtimalin var. Çünkü yazarken bilinç akışında zihninin alttakinin aktardığın için nokta virgül onu durdurabiliyor. O yüzden ben mesela nokta virgül kullandığım anda direkt iç monoloğa kaydığımı kendi metinlerinde gördüğümden ben direkt noktasız, direyüzsüz bilinç akışını yapıştırıyorum oraya. Artık okur orada anladı, anlamadı, zorlanmadı o okurun işi. Benim değil. Çünkü gerçekten kurallıya dönüyorsun. Virgül koysan da dönüyor bu arada. Yani virgüllerle devam etse de. Ama adam döndür, ya diyorum ya, hani nokta virgülü kullanıp bilinç akışı yazmış ve gayet de başarılı yapmış yazar da var yani. Ya ben Sinan yemek yapmasını biliyor muyum ki ben? Makarna yapmasını biliyor muyum yani? Gittim milli yemek tariflerine baktım. Hatta bir arkadaşım dedi ki Turan sen yemek yapıyor musun dedi. Yok dedim, bayağı başarılı anlatmışsın dedi tarifi. Yani. Anne Karina'da Anna'nın romanın sonunda o doğruya çıktığı yolculuk en iyi bilinç akışı yönetmeninden bence. Joyce'dan önce Tolstoy yapmış ama nedense Joyce'a atfediyor. O bölümü tavsiye ederim. O bilinç akışı değil. Çok net söyleyeyim. Bilinç akışı değil. Yani yer altından notlarda da bilinç akışının başlangıcı denilir. O da bilinç akışı değil. Yani yer altından notlarda kullanılan da bilinç akışı tekniği değil. Tristram Shandy'ye de atfedilir. Tristram Shandy'de kullanılan da bilinç akışı değil. Yani Hasan Ali Ediz çok büyük bir çevirmenimiz. Eklemiş olduz. Anna Karina'da Hasan Ali Ediz'i önermiş arkadaşımız. Türk Edebiyatı'nın en büyük Rusça çevirmenlerinden bir tanesi. Ben her zaman Hasan Ali Ediz'i burada öneriyorum, biliyorsunuz. Artık duydunuz. Yanında Mazlum Beyhan, Ayşe Hacı Hasanoğlu, Nihal Yazıt Alı'yı, Nuri Yıldırım gibilerini de öneriyorum. Çok değerli bir çevirmenimiz. Yordam Edebiyat çevirilerini yayınlıyor şu an. Yordam'da da indirimleri yakalayın. Mutlaka her ay indirim var Yordam Edebiyat'ta. Mutlaka klasikler de o indirimlerin içine giriyor. Ve bir Hasan Yeliz okuyun. Bende ne var mesela Hasan Yeliz? İşte buradaki Gorki Çehov'larda daha doğrusu. İki kitap Hasan Yeliz çeviririz. Çok büyük yazar. Yordam harika işler yapıyor. Aynen katılıyorum size. Yani Yordam edebiyat olarak, edebiyat açısından da çok iyi işler yapıyor. Yordam kitabın kurgu dışında da güzel eserleri çevirdiğini görebiliyoruz. Gösteri Peygamberi ben okudum Sinan daha önce. Bir başka okuma grubumda inceledik. Buraya Gösteri Peygamberi'ni
incelemedim video olarak. Aslında bir ara inceleyin. Ben dövüş kulübünü incelemiştim. Ama iyi hatırlattın. Gösteri peygamberine ben burada bir incelemesini yapayım. Çak Polinik, bir tane daha Çak Polinik yapalım buraya. Güzel gider Gösteri Peygamber. Çok enteresan bir kitap. Çok sağlam sistem eleştirisi var. Öyle böyle değil yani. Öyle böyle bir sistem eleştirisi var ki. Çak Polinik sever böyle sistem eleştirilerini. Güzeldir yani. Çok iyi kitaptır. Günlük okur musunuz? Etik dışı mıdır sizce? Etik dışı olarak bakmıyorum ben. Ama çok günlük okuyan bir okur olduğumu da söyleyemem. Oğuz Atay'ın günlükleri güzeldi. O ayrı bir konu. Kütüphanemde de var. Ama çok günlük okumayı seven veya okuyan bir okur değilim. Alper, dene istersen ikinci tekil şahıs anlatımda anlatım neden bu kadar zor olduğunu. Bir cümle yaz mesela. İkinci tekil şahıs anlatımında bir cümle yaz. Yazabiliyor musun? Bir paragraf yaz. Cümleye geçtim. Bir paragraf yaz. İkinci tekil şahıs anlatım kullanacaksın. Yani çok zor. Yani benim bildiğim Türk Edebiyatı'ndan bir kitap biliyorum. Dünya Edebiyatı'ndan da bir tane bir kitap biliyorum. İkinci tekil şahıs anlatım kullanarak yazılmış. Ki İtalya Calvino Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu da bütün kitabı öyle yapmıyor bu arada. Başka anlatıcılar da kullanıyor yani. Ama yoğun bir ikinci tekil şahıs anlatıcı kullanımı var orada. Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor kitabını okumadım. Wolf'un bir yazarın günlüğü kitabını arkadaşımız önermiş. Yazarların yazma üstüne yazdıkları kitaplar çok iyidir. Onlara tavsiye ederim. Yani Jack London'ın da olmuş. İşte Hemingway'in vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu yazma üstüne olan kitapları Türk edebiyatın olsun, dünya edebiyatın olsun mutlaka okuyalım arkadaşlar. Bunlar önemli kitaplar. Catherine Mansfield'ın günlüğünü ben okumadım ama arkadaşımız öneriyor. Bu da katılan arkadaşlarımıza bir öneri olsun. İsminizi bilmiyorum. K-A olduğu için ama teşekkürler katkılarınız için bu arada. Yani Dostoyevski'nin de yazmak üstüne olan yazılarını okuyabiliriz. Okuyalım. Yani Alper Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu ikinci tekil şahıs anlatımın çok bariz, net ve Türk dünya edebiyatında en iyi kullanımının olduğu kitap. Bence dünya edebiyatının en iyi açılış sayfasına sahip kitap. En iyi açılış. Ya en iyi açılış, kesin en iyi açılış. Dünya edebiyatında böyle bir açılış yok yani. Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu gibi. Erdal Öz'ün Yaralısın romanı ki burada inceleyeceğim Yaralısın romanını. Anlattıkları zor tabii o romanın ama zamanında biliyorsunuz darbe dönemleri anlatılan şeyler zor. Ama o da ikinci şahıs anlatıcı kullanmıştır ve çok özel. Vah, helal olsun. İkinci tekil şahıslı arkadaşım öykü yazmış. Tebrik ediyorum. Bu arada öyküsünü yazmak daha kolay tabii ki. Yani sonuçta öyküde birkaç sayfalık yani tabii 1000-1500 kelimelik öyküden bahsediyorum. 5000 kelimelik öykü yazarsanız ondan bahsetmiyorum da 1500 kelimelik bir öyküde sen anlatıcı kullanmak tabii daha kolay. Ama romanda gerçekten çok zor iş arkadaşlar. Bak romanda bir bölümü de yazabilirsin. Ona da sıkıntı yok ama bütün romanı ondan götürmek çok zor iş. Arkadaşım benim e-mail adresim şeyde var. Kanalda bulabilirsin. Oraya mail atarsan çok sevinirim. Sen anlatıcıyla yazdığın öykünü. Hem de öyküyü de birazcık yorumlamış olurum sana. Adın Rashi Ena olduğu için yani bir isim olmadığı için ismiyle hitap edemiyorum maalesef. Ama bana mail atarsan çok sevinirim. Gerçekten çok sevinirim. Ha, yaklaşık 3 saat oldu yorumladım. Bunları yaptık ama Atiye arkadaşım yani 3 saat 15 saat miydi? 15 dakika mıydı rekorumuz? Galiba 3 saat 15 dakikaydı. Yok. Evet 3 saat 15 dakikaydı rekorumuz. Yanlış hatırlamıyorsam. Gece Yazısı Çocuklarını okumadım. Mutlaka okumak istiyorum. Salman Rushdie'nin. Önemli bir yazar. Çok önemli bir kitabı. Benim de eksik bıraktığım kitaplardan birisi Tala. Okuyacağım ve gelecek ileride. Daha vakti var ama. Çok güzel. Arkadaşımızın ilk öyküsü Varlık Yayınları'ndan çıkmış. Kitabı Kanguru Yayınları'ndan çıkmış. Ne kadar güzel. Çok sevindim adınıza. Ne kadar harika bir şeyler bunlar. Yani ilk öykünün Varlık'ta çıkması muazzam bir şey. Tebrik ediyorum size.
Yazı hayatınıza da başarılar diliyorum bu arada. Umarım benimle mailimle hem öykülerinizi hem de kendinizi de paylaşırsınız kitabınızda. İyi bakmak okumak isterim yani. Rüşan Ergün. Teşekkürler paylaştığınız için Rüşan arkadaşımız. Böyle benim yazar arkadaşlarım var. Kitaplarını benimle paylaşan, işte öykülerini paylaşan, yeni yazdığı romanın işte sayfalarını paylaşan, bölümlerini paylaşan, o heyecanı benimle paylaşan arkadaşlarım. Böyle son okuma yaptığım arkadaşlarım oluyor bazen. Çok da seviniyorum. Hoşuma da gidiyor yani. İşte antoloji çalışmalarımız var. Orada bir sürü öykü okuyoruz tabii. Antoloji çalışması yaparken bayağı bir öykü okuyoruz. Takdir edersiniz ki. Yayın kurulunda olunca bayağı bir öykü okuyorsunuz. Alper, Kılları Yolunmuş Maymun'u seninle birlikte okuyalım. Şimdi ben bir Talha'yla Yüzyıllık Yalnızlığı okuyacağım. Gabriel Garcia Marquez. Onu bitirdikten sonra senden Kılları Yolunmuş Maymun'a birlikte girelim. Birlikte. Zor kitap çünkü o. Zor bir kitap. Falcon Hapishanesi hiç okumadım. Kitabı da bilmiyorum orada. Talha. Yani Alper, Kılları Yolunmuş Maymun'u hakikaten birlikte okuyalım. Güzel, zevkli olacak. Olacak diye düşünüyorum. Çok merak ediyorum bu kitabı. Acayip merak ediyorum ya. Arkadaşlar, daha sorularınız varsa, hem 2 saat 45 dakika ses komple gitti ama varsa daha sorularınız yanıtlarım. Yoksa yavaş yavaş kapama noktasına giriş yaparız. Vüsat Öbener'in öykücülüğü, ya Vüsat Öbener anlatılmaz yaşanır vardır ya. Anlatılmaz yaşanır yazar. Bay Muhannis Sahtekin'in notları romanını burada inceledim. Buzlu Çağ'ın virüsünü de inceleyeceğim bu arada ama Siyah Beyaz Öykü kitabı mesela muhteşemdir. Tavsiye ederim arkadaşlarıma. Çok iyidir. Muhteşem bir harika bir roman yani. Buzlu Çağ'ın, Bay Muhannis Sahtekin'in notları, Buzlu Çağ'ın virüsü ve Siyah Beyaz'a muazzam bir öykü kitabı. Alper, ben sana ikinci şahıs anlatımla yazılmış paragraf paylaşayım istersen. Yaralısından. Türkçe yani. Çeviri metin de değil. Daha rahat olur. Zorluğunu daha iyi anlarsın bence o zaman. Evet, sen bunu bilmiyordun. Belki de bilmek istemiyordun gibi. Sorusal bir anlatım tarzı var ikinci şahıs anlatımında. Ama bu işte soruları normal cümle kalıbıyla devam etmek, yani soru olmadan da devam etmek ve sürekli kişiye özel anlattığın için, kişiye doğru aktardığın için devam etmek gerçekten zor iş. Ama yapılmaz mı? Yapmışlar yani arkadaşlar. Yapılır tabii. Neden olmaz? Siz de belki yazarsınız bir gün ikinci tekil şahısla bir roman. Biz de seve seve okuruz. Yani. Süleyman Kargı, Tutamayanlar. Değil mi? Ya Tutamayanlar'da o kadar çok teknik kullanılmış ki. O kadar çok farklı anlatıcı kullanılmış ki. Ya mesela Tutamayanlar'da karma anlatıcı, iki tane anlatıcı olduğu gibi hissettirdi bana okurken. Sonra Meltem Gürley'i bir okudum. Oo, üç anlatıcılı yer var. Baktım paragrafı, hakikaten üç anlatıcı var. Üç anlatıcı olmuş bir anda. Yani Tanrı Yazar, Turgut Özben'in kendisi ve o meyhaneye gittikleri adam, ismini unuttum şimdi, bir anda üçlü olmuşlar yani. Çok farklı anlatım tarzları kullandı. O kadar çok farklı tarzları anlatım kullandı ki. O yüzden diyorum ya, biçim yönünden bir kitabı okumak istiyorsanız Tutamayanlar Türk Edebiyatı'nda bu işin zirvesi arkadaşlar. Evet, Ölülerle Konuşmak. Tutamayanların Edebi Miras Meselesi kitabın adı. Çok iyi kitap. Okudunuz mu bilmiyorum ama harika kitap. Tavsiye ederim. Yani Yıldız Ecevit'in Oğuz Atay için yazdığı kitap muazzam bir eser, o ayrı. Ama Meltem Gürley'in Tutamayanlar için yazdığı kitap da bence ayrı bir. Güzel ki Meltem Gürley kitabı önce Almanca yazıyor, sonra Türkçe'ye çeviriyor kitap bu arada. Ya benim eleştiri kitaplarında tavsiye edeceğim birçok kitap var. Yazıyorum toplu kısmına. Üyemseniz görürsünüz. Gerçi galiba üye olmayanlar da görebiliyor sanırım. Şu an üyelere özel atmadığım için.
Fuentes'in Körlerin Şarkısı öykü kitabı. Fuentes'ten bahsediyorsunuz. Yani Fuenter yazmışsınız ama Fuentes'ten mi? Carlos Fuentes'ten mi bahsediyorsunuz acaba? Oğuz Atay armağan artık yok. Bulunmuyor maalesef. Baskısı yok. Ben Oğuz Atay için bende kitaplardan şu var. Korkuyu Beklerken Gelenler var. Şu kitap. Oğuz Atay için bir sempozyumun kitabı var. O da geldi. Buralarda bir yerdedir ama nereye koydum acaba? Benim bu aralar çok fazla kitap olduğu için kütüphanemde taşıyor arkadaşlar. Ama iletişimden çıkan iki tane Oğuz Atay için olan kitap maalesef bulunmuyor. Biri doktora çalışması. Yabancı bir doktora öğrencisinin yazdığı, Almandı galiba öğrenci. Onun yazdığı kitap bulunmuyor. Bir de o Oğuz Atay armağan kitabı bulunmuyor. Keşke bassa iletişim ikisini de. Ha, Yanardağ'ın Altındayım mı? Ya önde de Malcolm Lowry'nin Yanardağ'ın Altında Alper. O kadar çok kitap giriyor ki aralara. Ben de çok istiyorum. Yıllardır bakıyorum ama kaç yıldır bakıyor yani. Adam oradan küfür ediyor bence kesin okumadığım için. Ha, Tatyana Sepil aynen. O kitap 1980'lerde zaten basılmış, bir daha da yayınlanmamış yani. Sepil'in kitabı. Keşke yayınlansa. Oo, kitaplığınızda varsa çok, ben çok, sizin adınıza çok sevindim en azından. Ben de bir gün Nadir'den, şu pandemi süreci biraz bir bitse, azalsa, Nadir'den yeniden alışveriş yapmaya başlayacağım. Şimdi pek Amazon'un dışında alışveriş yapmıyorum. Amazon kolay gelsinden geçiyor. Kolay gelsinin hem kargo sistemi iyi, hem çok fazla kargocuyla muhatap olmadan alabiliyorsunuz. Kargocular da iyi bu arada. Gayet iyiler her anlamda. İyi bir hizmet veriyor Amazon. Ben şu an Amazon dışında hiçbir yerden kitap almıyorum. Bir arada yordamdan işte %50'sine dayanamadım aldım. Ama hani Amazon dışında şu an kitap siparişi vermediğimden böyle eski kitapları pandemi bir azalsın nadire dalanacağım. Böyle bir aklımda olan bazı kitaplar var. Yani Oğuz Atay için ne yazılmışsa okumak isterim gerçekten. Yani. Çok değerli bir yazar çünkü. Ya Amazon çok hızlı gerçekten. Kolay gelsinden dolayı İstanbul'da olduğumuz için Anadolu'da bu kadar yaygın ve iyi olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta diğer kargo firmaları kullandıktan sonra çok da sadece satış sonrası hizmeti çok iyi Amazon'un. O bir avantaj. Ama biz tabii İstanbul'da olmamızın avantajı sen de benim de kolay gelsin. Kolay gelsinin kurye hizmetleri sayesinde Amazon'dan bayağı iyi yararlanıyoruz. Tabii ben bir de Prime üyesiyim. Bayağı sağlam indirimler. Geçen Selim İleri'nin edebiyat romancılıkla ilgili kitabı vardı. Sevdiği yazarlarla ilgili. %52 indirimle aldım kitabı. Yani. Öyle öyle değil. Çok iyi indirimler yakalıyorum. Yıldız Ecevit'in Oğuz Atay'da Aydın Olgusu. Kitabı mı bu arada? Ben o kitabını bilmiyordum. Kitabıysa. Ankara'yı da var Sinan. Büyük şehirleri var. Daha küçük şehirlerde yok bildiğim kadarıyla. Fiil olmadan sen anlatıcı cümlesi yapmaya gerek var mı Talha? Neden böyle bir şey yapalım ki? Neden fiilsiz cümle üretelim? Ne gerek var yani? Yani fiilsiz cümle üretilir de o metnin içinde gereği olması lazım. Ben fiilsiz cümle üreteyim. Yani. Yani katkılarınız için çok teşekkür ederim bu arada. Dediğim gibi isminizi bilmediğinden hitap edemiyorum size. Bugün gerçekten çok güzel kitap katkılarınız oldu. Çok teşekkürler. Ya zorluk, ya bak benim okuru zorlama değişim o değil tamam. Yani şunu şöyle yapayım da böyle başka bir şey yapmış olayım değil. İhtiyaç var mı? Temel bu. Bilinç akışı yazacağım. İhtiyaç var mı? İhtiyaç yoksa bilinç akışı yazma zaten. İç monolog yazacağım. Ben anlatıcı kullanacağım. Var mı ihtiyaç? Karakterin o kadar baskın mı? Karakterin o kadar baskınsa sen ben anlatıcı kullanamazsın veya iç monolog tekniği kullanamazsın. Ha beni zorlama. Yani beni niye zorlayacağız Dala yani? Niye? Ne gerek var ki yani? Ben sana birkaç tane cümlemi hediye edeyim. Bir onları bir oku. O zaman bir zorlama görürsün bence. Ben çünkü biraz okuru zorlayan yazılar yazan bir yazar adayı. Hemen acayip şeyler yapıyorum yani. O da benim acayip şeylerim. Yani hiç şarkı yazmakla alakam yok.
Hiç yani. Bir beste yapmak, şarkı sözü hiç hayatımda olmadı. Gittim sıfırdan öykünün içine rap şarkısı yerleştirdim. Kendim yazdım her şey. Bütün sözlerini. Tabii yani şarkı gibi şarkı da olmuyor da. Yani sonuçta ben ses şarkıcı değilim yani. Daha doğrusu beste kısmıyla uğraşan birisi değilim. Söz yazan birisi değilim yani de. Yazdım yani. Öyle çok acayip işler yapmışlığım var. Bence Okan'ı zorlayacağın doğru kişi ben değilim. Tamam. Bence değilim yani. Evet arkadaşlar. 1-2 saat 55 dakikaya doğru. Evet. Güfte. Doğru söylüyorsun. Güfte sözü beste müzikle birleştiği anda. Doğru. Güzel. Aklıma gelmedi. Güzel ekleme yaptın. Sağ olsun Sinan. 2 saat 55 dakikayı 3 saate geldik arkadaşlar. Artık topluluk bölümüne örnek bekliyoruz. Göndereceğim. Söz. Hem yaralısından hem bir kış gecesi eğer bir yolcudan göndereceğim. İkinci şahıs anlatıcı diye. Ben anlatıcı türleri için video çektim ama Alper. Aslında o videoda bayağı bir doyurucu kısım var ama yine de topluluk kısmına atarım. Topluluk kısmını kullanımından memnunsuzdur diye düşünüyorum herhalde. Artık daha aktif kullanıyorum. Daha fazla şey paylaşıyorum artık. Topluluk kısmında. Daha da fazla şey paylaşmaya devam edeceğim. Seviyorum topluluk kısmını. Katıl butonunu açtığımda da katıl butonuna katılan arkadaşlar yani oralara katılan arkadaşlarım için de ayrıca topluluk kısmını ayrıca kullanacağım. Orayı daha bir interaktif kullanacağım. Ama eskisine oranla daha fazla kullanıyorum. O yüzden ben mutluyum. Umarım siz de mutlusunuzdur paylaştığım bilgilerden. Böyle detay bilgiler paylaşmaya çalışıyorum çünkü. Arkadaşlar. Evet. Son sorularınızı alayım. Ondan sonra da izninizle ben çekileyim artık. Hazır 3 saate gelmişken. Ses komple gitmişken artık ben bunun üstüne bir bitki çayı içerim. Ay başka türlü gitmez çünkü. Bitki çaysız olmaz. Ses komple gitti arkadaşlar. Evet sanırım bir artık soru yok. İyi geceler diyorsunuz. Çok teşekkürler. Sizlere de iyi geceler arkadaşlar. Benim için harika bir sohbet oldu. Tabii bu sohbetin bu kadar harika olmasında çok sevdiğim yazar Adnan Gergen'in de bugün bu yayına katılması benim için de çok güzel bir durum oldu. Eminim ki sizler için de güzel olmuş oldu. Bir yazarı yani canlı yayında görüntü olarak olmasak da yazarın yazılarıyla katkı sağlamış oldu. Sağ olsun. Çok güzel yorumlarda bulundu kendisi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Sizlere de katıldığınız için teşekkür ediyorum. Çok güzel yine yorumlar yazdınız, sorular sordunuz bana. Bugünkü soruları da ben çok sevdim bu arada. Çok güzel sorularınız vardı. Çok böyle hoş sorular geldi böyle hem yazmakla ve okumakla ilgili çok güzel sorular sordunuz. Çok teşekkürler. Bu güzel sorularınız için, katkılarınız, yorumlarınız için. Bu yayınlar sizlerle var biliyorsunuz. Sizler olmadan ben anlatırım. Yayın biter. Sonra kaydı birileri izler ama sizlerin katkılarıyla bu yayınlar güzel geçiyor. Benim için de çok güzel, kıymetli bir yayındı. Katıldığınız için çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Yarın ne var? Yarın kitap kapağı okurlar için ne kadar önemli sorusuna cevap arayacağım. Benim için güzel kitap kapağı nedir? Doğru kitap kapağı nedir sizlere anlatacağım. Onlardan bahsedeceğim. Bir de bir sonraki canlı yayının da anonsunu yapayım. Yine bir 2 hafta sonra. Ben şu sınavlarımı da atlatayım bu arada. Sınavlarımı da atlattıktan sonra bu hafta sınavlarım var İstanbul Üniversitesi'nde. 2 hafta sonra. Yapabilirsem, becerebilirsem, canlı yayına konuk almayı başarabilirsem, Tuku Herrera ve Adem Yüce ile birlikte toplumcu gerçekçi edebiyatı yapmak istiyorum burada. Beceremezsem Ömer'in yayınındayız. Artık o yayın ne zaman denk gelir bilemiyorum. Ömer'de olursa. Ömer'de olmazsak ben 2 hafta sonrasında yapmak çok istiyorum. Umarım konuk almayı başarabilirim. Bunu da başarabilirim umarım yani. Eğer konuk alamazsam bundan sonra genel edebiyat sohbeti olarak sizlerle soru cevabın daha yoğun olduğu, sizlerin çünkü çok soruları var farkındayım. Meraklarınız oluyor bana dair, kitaplara dair, edebiyata dair çok sorularınız oluyor. Hatta genel edebiyat sohbeti 2, 3, 4 diye böyle devam edeceğim.
Yani böyle konu başlıklı pek yayın yapmayı artık bundan sonra pek planlamıyorum ama çok özel bir konu başlığı ortaya çıkarsa tabii ki yaparım. Yani hiç yapmayacağım demiyorum. Ama bundan sonra daha çok genel edebiyat sohbetine döneceğim. Yani şöyle bir arkadaşın şeyi vardı, kaldırdım. Gereksiz bir iletisi vardı. Arkadaşlar dediğim gibi hani çok da lafı uzatmayayım artık. Bayağı bir dedim 3 saate ulaştık. Bundan sonra canlı yayınlara sağlığım oldukça, sesim yettikçe diyelim, sağlığım da izin verdikçe canlı yayınlara devam edeceğim. Hafta 3 video çekiyorum biliyorsunuz. Bu kolay değil bunu yapmak. Çok yorucu. Ama ben bu hafta 3 videoyu şimdilik hazır kısa çalışma ödeneğine devam ediyorken şimdilik devam edeceğim. Ama ondan sonraki süreç nasıl olur inanın bilmiyorum. Çünkü kısa çalışma yani kendi iş hayatım başladığında, yoğunluk başladığında hafta kaç video çekebilirim inanın bilmiyorum. Yani muhtemelen 1'e yani iyi anlamda 2 ama muhtemelen 1'e ya da 2'ye düşecektir bu yayınlar. Ama canlı yayınları en azından 2 haftada bir yapmaya çalışacağım. Devam etmeye çalışacağım onu da söyleyeyim. Çok teşekkürler hepinize. Güzelce bir hafta sonu diliyorum. Güzelce vakit geçirmenizi diliyorum. Hepinize her zaman olduğu gibi edebiyat dolu günler, akşamlar, geceler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.